Arkadaşlar, fakülte komite ders notumuza göre konu sonlarındaki spot bilgilerle devam ediyoruz hızlı tekrarımıza. Tek fakülte komite ders notu olarak düşünmeyin. Buradaki sorularımız aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan tıp uzmanlık sınavı ve dişli uzmanlık sınavı gibi sınavlarda da soru olarak karşımıza gelmekte. Zaten bu sınavların sorularını da ÖSYM için hazırlayan hocalarımız, yine komite hocalarımız, çeşitli illerde komite sınavlarında sorulan sorular yönünde, paralelinde spot bilgilerimizle karbonhidratlara devam edelim. Karbonhidratlar. Bir kere karbonhidratlarda belli bir grup vardı. İkiye ayırıyordum ben. Bazı şekillere göre karbonhidratları sınıflandırabiliyordum. Mesela karbon sayısına göre sınıflandırabiliyordum. Triyozlar, tetrozlar, pentozlar, heksozlar diye. Aktif gruba göre sınıflandırabiliyorum. Aldehit grubu içerenler aldoz şeker, keton grubu içerenler ketoz şekerler. Burada özellikle arkadaşlar, şuraya dikkat edin. Ketoz şekerlerde fruktoz. Fruktoz bir ketoz şekerdir. Bizde bir ağız alışkanlığı var. Glikoz, galaktoz, fruktoz diyoruz mesela. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Bunlar arka arkaya tekrar edince bir kalıp gibi aklınızda kalıyor. Glikoz, galaktoz, mannoz, riboz bunlar aldehit grubu içeren aldoz şekerlerken fruktoz, ketoz şekerdir. Hocam ötekiler? Ötekilerin sonunda uloz eki var. 4 ile 5 karbonlu, 7 karbonlu şekerlerin sonunda uloz eki varsa bunlar ketoz şekerdir. Keton grubu içerir. Ama fruktozu buradan çıkartamazsınız. Bilmeniz gerekiyor direkt arkadaşlar. Fruktoz, ketoz şekerdir. 3 karbonlu 2 tane şekerim var. Gliseraldehit ve dihidroksiaseton. Dihidroksiaseton da keton grubu içeren ketoz şekerdir. 3 karbonlu ketoz şeker. Gliseraldehit ise 3 karbonlu aldehit grubu içeren aldoz şekerdir. Hatta 3 karbonlu aldehit grubu içeren aldoz şekerle 3 karbonlu keton grubu içeren ketoz şekeri birleştirirseniz, bu ikisini birbirine bağlarsanız, birleştirirseniz ne oluşur? 6 karbonlu şeker. Ama hangisi? Ketoz şeker. Ama hangisi? Fruktoz oluşur. Birazdan glikolizde konuşacağız. Glikolizde fruktozu ortadan ikiye böleceğim. Diyeceğim ki bakın, gliseraldehit ve dihidroksiaseton oluştu. Bunlar birisi aldehit, öteki keton grubu içeren şekerlerdi. Burayı hatırlamanızı isteyeceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. İzomer. Kapalı formülleri aynı olan moleküller. Mesela glikoz 6 karbonlu, fruktoz 6 karbonlu, C6H12O6. Kapalı formül buydu değil mi? Glikoz, fruktoz, galaktoz bunların hepsi 6 karbondur. Kapalı formülleri aynıdır ve birbirlerinin izomerleridir diyoruz. Epimer diye bir terim var. Epimerde ise evet kapalı formüller aynı ama açık formülleri yazdığınız zaman zincir formasyonu var, Fischer formülü var. Yazdığınız zaman bütün karbon birimleri etrafındaki hidrojen, hidroksil gruplarının tamamının yerleri aynı. Sadece bir yerde farklılık olan moleküller ise birbirinin epimeridir diyoruz. Açık formülleri aynı olup sadece tek bir karbon atomu etrafında grup değişikliği gösteren izomerlerdir. Bakın tahtaya. Mesela glikoz ile galaktoz birbirinin C4 epimeridir diyoruz. Karbon 4, 4. karbondan epimeridir. Yani şunu söylüyor size. Glikoz ve galaktozun açık formüllerine bakarsanız tamamen birbirinin aynısıdır. Hiçbir fark yok. Kim dışında? 4. karbon dışında. Bakın. 1, 2, 3, 4. karbonda galaktozda hidroksil grubu soldayken 1, 2, 3, 4. karbonda glikozda hidroksil grubu sağ taraftadır. Geriye kalan bütün moleküller aynı yerleşimdedir. Böyle moleküllere ne diyormuşuz? Epimer diyormuşuz. Veya glikoz ile mannoz. 2. karbondan birbirinin epimeridir. Glikozda 2. karbonda hidroksil sağdayken mannoz da soldadır. Hocam bana ne avantajı var? Mesela glikoz ve galaktoz birbirinin 4. karbondan epimeridir. Size ne avantajı var? Onu söyleyeyim. Klasik galaktozemi denen bir hastalık var. Bu hastalarda çocuklara galaktoz vermiyorsunuz, süt vermiyorsunuz, anne sütü vermiyorsunuz. Çünkü laktoz galaktoza dönüşüyor, çocukta zeka geriliği yapıyor. Akraba evliliği ortaya çıkan bir şey zaten. Dolayısıyla bu çocukta siz galaktoz vermiyorsunuz. Dışarıdan laktoz, galaktoz gibi molekülleri vermiyorsunuz. Ama galaktoz bağ dokudaki yapısal şekerdir. Şekerleri anlatacağım size. Glikoz hem enerji verir hem yapısaldır. Fruktoz enerji verir, yapısal değildir. Mesela fruktozamin diye bir şey duymayacaksınız. Yapılara girmez, bağ doku yapısında bulunmaz. Galaktoz ise bağ doku proteindir, yapısaldır ama enerji vermez diyeceğim size. Bunları özetleyeceğim. Hocam ama galaktoz yapısaldır, gereklidir. Ben bu çocuğa galaktoz vermiyorsam bu çocuk galaktozu nereden alacak diyeceksiniz. İşte bu da bir sorudur. Hem komite hem sınav soruları da ÖSYM sorusudur. Galaktozu dışarıdan vermenize gerek yok. Kısıtlıyorsunuz ya, yasaklıyorsunuz ya. Vücutta glikozdan galaktoz üretebilirsiniz.
Sizce hangi reaksiyon üretirsiniz? Bunlar birbirinin epimeri ise glikozdan galaktoz üretmeye ne dersiniz? Epimerizasyon. Tamam mı? Dolayısıyla sen bu çocukta, bu hastada dışarıdan galaktoz vermene gerek yok. Vücutta glikozdan galaktoz oluşturabilirsiniz. Bu reaksiyona da epimerizasyon diyorsunuz. Epimerizasyon ile glikozdan galaktoz oluşturulabilir. Bak şurası. Galaktoz esansiyel değildir. Evet, dışarıdan alınmak zorunda değildir. Diyet ile kısıtlansa bile, örneğin klasik galaktozemide şu adı verilen UDP-34 epimeraz ile glikozdan epimerizasyon reaksiyonu ile oluşabilir. Fruktoz polimeri olan polisakkarit. Arkadaşlar, monosakkaritlerim var, disakkaritlerim var, polisakkaritlerim var. Disakkarit adı üzerinde di. İki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşmuş. Mesela glikoz glikoz eşittir maltoz. Glikoz fruktoz sükroz. Glikoz galaktoz laktoz. Glikozla glikoz alfa 1-1 bağ ile birleşmiş trehaloz. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar var. Veya glikoz ile glikoz alfa 1-6 bağ ile bağlanmış. Glikojen yapısında dallanma bölgesi. Alfa 1-6 bağ dallanma yapan bölgedir. Bu moleküle ne diyorsunuz? İzomaltoz. Yine disakkarit. İki tane glikoz 1-6 bağ ile birleşiyorsa izomaltoz. 1-4 bağ ile birleşiyorsa maltoz. 1-1 bağ ile birleşiyorsa trehaloz diyorsunuz. Bak bunlar disakkaritler. Oligosakkaritlerim var benim. Oligosakkarit nedir? 3 ile 10 tane, az kaynaklarda 12 tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan molekül oligosakkarit olarak adlandırılıyor. Mesela 3 tane glikoz yan yana ekledim. Alfa 1-4 bağ, glikoz, glikoz, glikoz. Oligosakkarit midir? Evet. Bunun adı nedir? Maltotrioz. Tamam mı arkadaşlar? Bak oligosakkarit. Bir de polisakkaritlerim var. 12'den fazla monosakkaritten oluşan moleküller. Bu polisakkaritleri de iki gruba ayırıyorsunuz. Homojen olanlar, heterojen olanlar. Homopolisakkaritler, heteropolisakkaritler. Homojen, heterojen ise neyi anımsatıyor? Homojenlerde nedir? Bütün içerik aynıdır. Mesela nişasta. Glikoz, 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 glikoz. Mesela glikojen. Glikoz, 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 glikoz. Bak hepsi aynı. Mesela selüloz. Glikoz, 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 glikoz. Hepsi aynı monosakkaritten oluşuyor değil mi? İşte bunlar homopolisakkarittir. Bir tane daha var ki sorudur. İnülin. Fruktoz, 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 fruktoz. Bak bunda glikoz değil. Fruktoz polimerlerinden oluşuyor. Homopolisakkarittir inülin de. Hocam heteropolisakkarit ne oluyor? Heteropolisakkaritte ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Glikoprotein, glikolipid, glikoz, aminoglikanlar mesela. Bunlar da heteropolisakkarittir. Sadece tek tip karbonhidrat değil, karbonhidrat dışı moleküller de bulunuyor yapılarında arkadaşlar. Veya karbonhidratlardan farklı karbonhidratlar bulunuyor. Yapılarında farklı monosakkaritler bulunabiliyor. İnsanlardaki şekerlerin büyük çoğunluğu D formundadır. İstisna var. L formunda olanlar lefkoz ve L-hidronik asit. Evet. Karbonhidratlar D formundadır. Proteinler, amino asitler L formundadır insanlarda. Karbonhidratlar D formundadır. Amino asitler ise L formundadır. Peki bunun sorusu ne olabilir? Mesela glikojeni açlık durumunda yıktınız. Toklukta sentez yaparsınız, açlıkta yıkım yaparsınız. Tokluk durumunun hormonu kimdir? İnsülin. Açlığın kimdir? Glukagon. İnsülin anabolik hormondur, glukagon katabolik hormondur. Bunları biliyorsunuz, hakimsiniz değil mi? Evet. Tokluk hormonu insülin, açlık hormonu glukagon. O zaman glikojen sentezi hangi hormon baskınken yapılır? Sentez diyorum adı üzerinde. İnsülin. Glikoz miktarınız yüksek ki onu alıp glikojene çevireceksiniz. Glikojen yıkımı ne zaman olur? Açlıkta, glukagon hakimiyetinde. Glikojeni yıktınız, kana şeker veriyorsunuz. Değil mi? Glikojeni yıktığınızda kana çıkacak olan şeker hangi şekerdir? Hangi monosakkarit? Glikoz. Ama hangi glikoz? D mi L mi? İnsanda hangisi var? D var. D glikozdur. Tamam mı arkadaşlar? Buradan sorun. İki sistem var. Lefkoz ve L-hidronik asit. İndirgeyici bir şeker Benedict solüsyonu gibi kimyasal ayrıştalar reaksiyona girer. Bu test diğer indirgeyici heksozlar ve pentozlarda pozitif sonuç verdiğinden özgün değildir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hep bize öyle anlatılırdı. Yine öyle anlatayım. Her yerde öyle anlatıyorum. Arkadaşlar derler ki bize işte fakülte bitti. Sağlık ocakları vardı o zaman. Sağlık ocağında bir dağın tepesine gittiniz. Sağlık ocağındasınız. Bir amca geldi. Size dedi ki çok yemek yiyorum. Çok idrara çıkıyorum. Ve çok susuyorum. Ne gelir aklına? Diyabet. Diyorsun ki amca bana idrarını getir. Amca idrarını getiriyor sana. Sen bunu kaynatıyorsun. Üzerine Benedict veya Fehling denen çözeltiler var. Eski zamanda kaldı bunlar arkadaşlar. Artık tam otomatize çalışıyoruz. Sen kaynatırken bu mavi renkli Benedict solüsyonu döküyorsun mesela. Bu mavi renk kırmızı tuğlaya dönüyorsa diyorsun ki evet amca sende şeker hastalığı var. Şeker o kadar yükselmiş ki idrara çıkmış. İdrarda da tuğla rengine çeviriyorum ben bu çözelti sayesinde. Anlıyorum ki
şeker, glikoz indirgeyici şeker olduğu için idrara çıkmış ve Benedikt'le reaksiyona giriyor. Amaç bu. İndirgeyici şekerler Benedikt testiyle pozitif sonuç verir. Mavi renkli bir çözeltidir, tuğla rengine çevirir. Birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda bunun uygulaması yapılıyor tıp fakültelerinde. Fakat bu test artık özgün değil. Neden özgün değil? Eğer amca bir akşam önceden, sabah sana gelmeden önce bol miktarda portakal yediyse, mandalina yediyse idrara ne çıkacak? C vitamini çıkacak. O da pozitif yapıyor testi. Bu sefer sen amcaya yanlışlıkla diyabet tanısı koymuş oluyorsun. Yani yalancı pozitifliği yüksek bir test. Özgün bir test değildir arkadaşlar. Askorbik asit gibi indirgeci maddelerde Benedikt'le indirgeci tabletlerle yanlış pozitif sonuç verdiği için. Peki kimler indirgecidir? Glikoz, maltoz, galaktoz bunlar indirgeci şekerlerdir. İdrarda Benedikt'le reaksiyona girerler. Kimler indirgeci özellikle değildir? Fix sorudur arkadaşlar. Sakkaroz ve trehaloz. Trehaloz neydi hatırlıyor muyuz? Az önce söyledim. Glikozla glikozu birleştirirsiniz. Ama hangi bağla? Alfa 1-1 bağıyla. Yani iki şekerde glikozun birinci karbonundan birbirine bağlarsanız trehaloz oluşur. İnsanların yapısında bulunmaz ama benim vücudumda bu trehalozu sindiren enzimler vardır. Trehalazlar vardır sevgili arkadaşlar. Sakkarozu da biliyorsunuz zaten veya sükroz. Kimdi? Glikoz artı fruktoz. Bunlar indirgeci şekerler değillerdir. Monosakkaritleri okside ederseniz arkadaşlar üronik asitler, asit şeker adını verdiğim üronik asitler oluşur. Mesela glikozu 6. karbondan okside ederseniz glikronik asit. Galaktozu okside ederseniz galaktronik asit. Üronik asitler, asit şekerler oluşur. Peki soru, glikozu 1. karbondan okside ederseniz ne oluşur? Glukonik asit oluşur. Glikozu 1. karbondan, aldehit grubundan okside ederseniz glukonik asit. 6. karbondan okside ederseniz glikronik asit oluşur. Galaktozdan zaten glikronik asit oluştuğunu söylüyorum. Peki şekerleri okside değil de redükte ederseniz poliol adını verdiğim alkol şekerler oluşur. Burada da özellikle glikozdan sorbitol, fruktozdan sorbitol ve mannitol oluştuğuna dikkat edin. Sorbitol çok sevilir. Hem glikozdan hem fruktozdan oluşuyor. Dikkat edin. Glikoz ve fruktozdan oluşan ortak poliol hangisidir? Sorbitol. Neden seviliyor? Diyabetik komplikasyonlara neden olan moleküldür. Mesela lensde birikir, katarakt yapar. Nefronlarda birikir, nefropati yapar. Sinir hücrelerinde, nöronda birikir, suyu çeker, patlatır, nöropati yapar. Tamam mı arkadaşlar? Retina hücreleri geri dönüşümsüzdür, retinopati yapar. Diyabetin majör komplikasyonları da zaten bunlardır. Nefropati, nöropati, retinopati. Tamam mı arkadaşlar? Bu nedenle sorbitol çok sevilir, sorudur. Mesela mannitol, tıp fakültelerinde arkadaşlar 4. 5. 6. sınıfta göreceksiniz. Kafa travmalarında hastaya mannitol verilir. Neden? Beyin ödemini çeksin diye. Çünkü ozmoaktiftir. Sorbitol gibi su çeker. Mannitol de su çeker, beyin ödemini engellemek için. Buradan mekanizma ortaya çıkıyor zaten. Gelelim glikozaminoglikanlara ve glikoproteinlere. Arkadaşlar glikoproteinle proteoglikan farklı kavramlar. Bakın, ikisinde de birer tane kor protein zincir var. İkisinde de oligosakkarit halkalar var. Gördüğünüz üzere oligosakkarit zincirlerle proteine bağlanıyorlar. Karbonhidratla proteinleri birleştirirseniz iki molekül elde edersiniz. Ya proteoglikan ya da glikoprotein. İkisinin de ortak özelliği ne? Yapta hem karbonhidrat var hem protein var. Hem fikir miyiz? Evet. Fakat birbirinden farklı özelliklerine bakalım. Şekil olarak görüyorsunuz. Arkadaşlar proteoglikanlarda karbonhidrat içeriği daha fazladır. Glikoproteinlerle kıyasladığımızda karbonhidrat içerikleri daha fazladır. Başka? Oligosakkarit zincirlere bakın. Proteoglikanlarda düz zincir şeklindedir. Ama glikoproteinlerde dallanmıştır. Gördüğünüz üzere. Başka? Glikoproteinlerde oligosakkaritler nötrdür. Ama proteoglikanlar yapısında sülfat gruplarından dolayı eksi yüklüdürler sevgili arkadaşlar. Proteoglikanla glikoprotein birbirinden farklı şeylerdir. Lütfen karıştırmayın. Gelelim glikozaminoglikana. Proteoglikanla glikozaminoglikan aynı şey midir? Hayır, değildir. Proteoglikan şekline bakın. Kırmızı, gri. Kırmızı, gri. Kırmızı, gri. Görüyor musunuz? Tekrarlayan bir şekil var değil mi? Kırmızı, gri, kırmızı, gri, kırmızı, gri. Arkadaşlar tekrarlayan bu disakkarit ünitesi diyorum ben bunlara. Asit şeker, amino şeker. Asit şeker, amino şeker. Mesela N-asetil glikozamin, hidronik asit. Asit şeker. N-asetil glikozamin, asit şeker. Yapısında tekrarlayan disakkarit birimleri bulunan şekerler glikoz, aminoglikanlardır. Glikoz, aminoglikanların tanımıdır bu, künyesidir. Tekrarlayan disakkarit ünitelerinden oluşur.
Amino şeker, asit şeker. Amino şeker, asit şeker. Anlaştık mı? Evet. Bu glikoz, amino glikanların özelliğidir. O zaman şu zincir bir glikoz amino glikan mıdır? Evet. Bak şu da öyle. Yine tekrarlayan birimlerden oluşmuş. Glikoz amino glikandır. Aynı renk olarak düşün turuncular ve maviye. Birden fazla glikoz amino glikan bir tane proteine bağlanırsa neyi oluşturuyormuş? Proteoglikanı oluşturuyormuş. O zaman glikoz amino glikanla proteoglikan aynı şey midir? Hayır. Glikoz amino glikanlar tekrarlayan disakkarit ünitelerinden oluşan moleküllerdir. Asit şeker amino şeker, asit şeker amino şeker şeklinde. Ve bir tane proteine bağlandığında bu düz oligosakkarit glikoz amino glikanlar oluşan molekül proteoglikan adını alıyor. Anlaştık mı? Karıştırır mısınız birbirine? Kolay. Glikoz amino glikanları bir tane protein ekle, olsun sana proteoglikan. Çünkü proteini ekliyorsun. Proteoglikan. Peki glikoz amino glikanların yapısı amino şekerler ve asit şekerlerden oluşan tekrarlayan disakkarit birimleridir. Glikoz amino glikanlar sülfattan zengindir. Zaten bu yüzden de eksi yüklüdürler dedim. Bu sülfatın başlıca kaynağı ise fosfoadenozil fosfosülfat PAPS adı verilen kükürt birimleridir. Proteoglikanların yapısı bir proteine bağlı onlarca glikoz amino glikan birimlerinden oluşur. Evet, bir tane core protein var. Ona bağlı glikoz amino glikanlar var. Tekrarlayan disakkarit ünitelerinden oluşan ve bu moleküle proteoglikan adını veriyorsunuz. Glikoz amino glikanların sentezi hücre dışına gider. Bunlar hücre içerisinde bulunan moleküller değildir. Bir hücrede hücre dışına gönderilecek olan proteinler, glikoproteinler, proteoglikanlar granülen doplazmik etik kolum üzerindeki ribozomlarda ve Golgi'de sentezlenir. Dolayısıyla glikoz amino glikanların sentezi Golgi'de gerçekleşir arkadaşlar. Yıkımında ise lizozomal asit hidrolazlar görev yaparlar. Peki glikoz amino glikanların kimlerdir? 6 tanedir. Kimlerdi onlar? Heparin, hyaluronik asit, heparan sülfat, dermatan sülfat, kondroitin sülfat, keratan sülfat. Bak 4 tane molekül yapısında adında sülfat diye geçiyor. Bunların yapısında sülfat var. 6 tane glikoz amino glikanınız var. Bunların 5 tanesinin yapısında sülfat bulunur. Bir tanesinde sülfat bulunmaz. Sizce kimdir? %50 şansınız var. Hyaluronik asit. Yapısında sülfat yoktur. Adında da yok zaten. Ne diyorduk buna? Adında yok, içinde yok. Tamam mı? Sülfat içermeyen, adında yok, içinde yok. Hyaluronik asit. Sülfat bulunmaz. Peki, adında yok ama en fazla sülfat bulunan hangisidir? Mesela heparinde koymazsam, seçenek olarak koysam desem ki heparin, heparan sülfat, dermatan sülfat, kondroitin sülfat, keratan sülfat. En fazla sülfat hangisinde vardır? Şu yanılgıya düşmeyin. Aa heparin demiş, demek ki sülfat yok. Elemeyin. Çünkü adında yok ama en fazla sülfat içeren heparindir arkadaşlar. Adında yok, içinde çok. Tamam. Adında yok, içinde çok heparin. Adında yok, içinde yok hyaluronik asit. Peki bundan birer tane daha özelliği var. Mesela heparin kan sulandırıcı olarak kullanılır. Antikoagülandır. Tamam mı arkadaşlar? Heparin ikinci önemli özelliği antikoagülandır. Üçüncü özelliği lipoprotein lipaz diye bir enzim var. Onu aktive eder. Bunu da lipitlerde söyleyeceğim. Hyaluronik asitin ikinci özelliğine bak bana. Bu proteine ben oligosakkaridi takarken bir tane bağ yaparım. Kovalent bağ yaparım. İşte hyaluronik asitte bu bağ yoktur. Proteinlerle kovalent bağ yapmaz. İkinci özelliği budur. Peki ötekilerine bakalım. Heparan sülfat. Arkadaşlar bazal membran yapısında bulunur. Dermatan sülfat. Deri, kalp kapakları. Buralarda bulunur. Kondroitin sülfat. Kıkırdak, kemik. Adı üzerinde kondro, kıkırdak demek. Buralarda bulunur. Ve en önemlisi keratan sülfat. Glikoz amino glikanın tanımı neydi? Künyesi neydi? Tekrarlayan disakkarit ünitelerinden oluşuyor. Yani amino şeker, asit şeker. Keratan sülfat yapısında asit şeker yoktur. Üronik asitler bulunmaz. Aşağıdaki seçeneklerde verilen glikoz amino glikanlardan hangisinin yapısında üronik asit yoktur? Keratan sülfat. Yerine ne var? Galaktoz var. Burası da sorudur sevgili arkadaşlar. Bakalım asit şeker içermeyen glikoz amino glikan. Ah. Keratan sülfat. Nokta 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 hariç bütün glikoz amino glikanlar bir proteine kovalent bağlanarak proteoglikan birimlerini oluşturur. Proteinlere kovalent bağlanmayan kimdi?
hiyaluronik asit. Ayrıca kükürt içermeyen hiyaluronik asit adında yok, içinde yok. Hiyaluronik asitin yapısı en asetik glikozamin glikronik asittir. Bu bazı komitelerde çok zorluyorlar. Moleküler yapısını soruyor. Mesela keratan sülfatı sorsa anlarım. Keratan sülfatta ne yoktur arkadaşlar? Üronik asit yoktur. Dolayısıyla üronik asit yazmayacaksınız. Herhangi bir glikronik asit ve hidronik asit olmayacak. Yerine ne vardı? Galaktoz vardı. Galaktozu yazacaksınız. Peki amino şekeri kimdir keratan sülfatın? Galaktozu yazdınız. Bir de öteki şeker olsun. Kim olsun? Glikoz olsun. Glikozamin artı galaktoz eşittir keratan sülfatı. Tamam mı? Bunu sorsa anlarım. Yapıda üronik asit yok. Bilmeniz lazım. Ama şu hiyaluronik asit tamamen pisliğine sorulmuş bir sorudur. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ÖSYM'de de soruldu bu soru. Komitelerin yanında dişli uzmanlık sınav sorusudur. Tuz tarihinden saçma sorusu. Sülfat birimleri açısından en zengin. Diğer gagların ayrıca bir özelliği daha var. Hücre içi. Aksine hücre içi bileşim. Glikozaminoglikanlar hücre dışında olur. Ama heparin hücre içerisinde bulunabiliyormuş arkadaşlar. Lipoprotein lipazın aktivatörü. Hangi glikozaminoglikandır? Heparin, antikoagülandır. Lipoprotein lipazı önemli bir enzim. Bahsedeceğim size. En çok sevilen enzimlerden birisi lipitlerde. Bazal membranların yapısında. Kimdi bazal membran yapısında bulunan glikozaminoglikan? Heparan sülfat. Şu kelime de önemli. Lipoprotein lipazı bağlayan glikozaminoglikan. Arkadaşlar, normalde dolaşımda enzim bulunmaz. Kanınızda enzim yoktur. Hücre içinde bulunur enzimler. Ama istisna iki tane enzimi bilmeniz lazım. Birisi pseudokolin esterazdır. Plazmanın fonksiyonel enzimidir. Şu süksinilkolin apnesi falan oluyor ya, hastayı uyutuyorlar, uyandıramıyorlar. O işte pseudokolin esteraz eksikliği. İkincisi de lipoprotein lipazdır. Ne yapardı lipoprotein lipaz? Ben size diyeceğim ki lipaz kelimesini gördüğünüzde aklınıza ne gelsin? Lipitleri yıkan enzim. Ama hangi lipitleri? Triacilgliserolleri yıkan enzimleri lipaz diyorum ben. Tamam mı? Lipazlar triacilgliserolleri yıkar. Bir sürü lipazdan bahsedeceğim. Lingual lipaz, gastrik lipaz, pankreatik lipaz, hormon duyarlı lipaz, lipoprotein lipaz, hepatik lipaz. Bunlardan konuşacağız. Lipoprotein lipaz. Lipaz varsa triacilgliserolleri yıkar. Hangi triacilgliserolleri? Lipoproteinlerin içindeki triacilgliserolleri. Yani şilomikron ile VLDL içindeki triacilgliserolleri yıkar lipazdır. Ama nerede? Bunun altın gibi parlayan özelliği dolaşımda bulunan lipazdır. Öteki lipazlar bağırsak sisteminde, gastrointestinal sistemde veya dokularda bulunur. Ama lipoprotein lipaz bak dolaşımda bulunuyor. Dolaşımda enzim var mı? Yok. İki tanesi hariç. Kim? Pseudokolinesteraz, lipoprotein lipaz. Anlaştık mı? Bu lipoprotein lipaz dolaşımdayken endotele bağlı olarak bulunur. İşte bu lipoprotein lipazı endotele bağlayan kimdir? Heparan sülfattır. Bazal membran yapısında bulunur heparan sülfat. Lipoprotein lipazı endotele bağlar. Peki hangi glikozaminoglikanı enjekte ederseniz, infüzyon yaparsanız heparan sülfattan lipoprotein lipazı ayırır ve aktive eder? Heparin. Heparinle heparan sülfatın lipoprotein lipazla ilişkisini unutmayın. Lipoprotein lipaz heparan sülfatla endotele bağlanır, heparin ile aktif olur, serbestleşir. Tamam mıyız arkadaşlar? Kemik kalsifikasyonda yer alan başka glikozaminoglikan. Kemik diyorum, kıkırdak diyorum, kondroitin sülfat. Arkadaşlar, mukopolisakkaridozlar adını verdiğim bir tablom var. Maalesef glikozaminoglikanların yıkım tablosu. İster komite hocalarınız olsun, İster ÖSYM'de soru hazırlayan hocalarınız olsun, oturtmak isterlerse bu tablodan oturturlar. Bu tabloyu 5. 6. sınıfta pediatri stajlarında da göreceksiniz. Orada da yeni doğanın metabolik hastalıklarında yine bu hastalıklarla karşınıza çıkacak. Mesela ne soruyorlar? Hurler sendromunda eksik olan enzim hangisidir? Hunter sendromunda eksik olan enzim hangisidir? Sanfilippo'da biriken nedir? Hangisinde, bakın mesela bu metabolizma hastalarına bakın. Dermatan sülfat, heparan sülfat, dermatan sülfat, heparan sülfat, heparan sülfat, dermatan sülfat. Bakın sadece şurada keratan sülfat birikiyor. Keratan sülfat birikimiyle karakterize olan mukopolisakkaridoz hangisidir? Böyle sorularla karşınıza çıkabiliyorlar arkadaşlar. Ya enzim eksikliğini soruyor, ya biriken molekülü soruyor. Tamamen hocanın inisiyatifine kalmış bir tablo komite sınavları ve ÖSYM için. D-glikronik asit hangi vitaminin öncülüdür? Hangi vitaminin öncülü asidik şekerdir? Üronik asit, asidik şeker. C vitaminin öncülü. C vitamini diğer adı nedir? Askorbik asit. Bak oradan kalsın. Glikronik asit askorbik asite dönüşüyor. Öncülü asit şeker olan vitamin C vitaminidir.
İnsanlarda D glikronik asitten L askorbik asit sentezleyen bir enzim var. Bu enzim bizde bulunmadığı için C vitamini sentezleyemeyiz. Esansiyeldir. Hangi enzim bu? L glikonolakton oksidaz enzimi. Glikoprotein nedir? Proteinler oligosakkaritlerin eklenmesiyle oluşan moleküllerdir. Evet, karbonhidrat protein birleşirse ne oluşur? Glikoprotein veya proteoglikan. Proteoglikanları anlattım. Glikozaminoglikanlar bir proteine bağlanıyor ve proteoglikan adını alıyor. Glikoproteinler neydi özelliği? Oligosakkaritler dallanmış şekildeydi, nötrdü ve proteoglikanlara göre karbonhidrat içeriği daha az idi arkadaşlar. Mesela kimlerdir glikoproteinler? Plazma proteinleriniz, albümin ve prealbümin hariç. Plazma proteinleri glikoprotein yapısındadır. Bazı hormonlar var glikoprotein yapısında olan. TSH, FSH, LH, beta HCG. Bu dört tane hormonun ortak bir özelliği var. Nedir biliyor musunuz? Sorarlar, çok severler. Herkes çok seviyor bunu. Alfa subünitleri aynıdır, beta subünitleri farklıdır. Bu dört tane hormonun alfa subünitleri aynıdır, beta subünitleri farklıdır. Mesela HCG, gebelikte bakılırken neye bakılıyor? Beta HCG'ye bakılıyor. Total HCG'ye bakarsanız TSH ile FSH ile LH ile karışır, yüksek çıkar. Yanlış gebelik pozitif sonucu olur. O yüzden alt bir beta HCG'ye bakılıyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Beta HCG'ye bakıldığını. Evet, buradan aklınızda kalsın. Alfa subünitleri aynı, beta subünitleri farklı olan hormonlar hangileridir? TSH, FSH, LH, beta HCG arkadaşlar. Bunların alfa subünitleri aynı, beta subünitleri farklıdır. Başka glikoprotein nerelerde bulunur? Lizozomal enzimler glikoprotein yapısındadır. Hücre membran proteinleri, antikorlar, kan grubu belirleyicileri glikoprotein yapısındaymış. Peki derim ki plazmada plazma proteinlerin hepsi glikoprotein yapısındadır. İki tanesi hariç. Kimdi onlar? Albümin ve prealbümin. Bunu da koyduk. Plazma proteinleri karaciğerde sentezlenir. Depolanmadan plazmaya salınırlar. Glikoproteinlerin sentez bölgesi neresidir? Proteinlere karbonhidratlar hücrede nerede eklenir? Glikozilasyon nerede olur? Bakın bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir proteine karbonhidrat eklemeye ne diyorsunuz? Glikozilasyon. Glikoprotein sentezi nerede meydana gelir? Arkadaşlar bu glikoprotein dediğim mesela plazma proteinleri dedim, değil mi? Glikoprotein yapısındadır. Hücre içinde midir? Membranda mıdır? Hücre dışında mıdır? Membranda ve hücre dışındadır. Doğru mu? Evet. Bu proteinler vücutta hücre içerisinde hangi organelde sentezlenir proteinler? Ribozomlarda. Ama hangi ribozomlarda? Serbest ribozomdan mı, membrana bağlı ribozomda mı? Konuşacağız bunu. Membrana bağlı ribozomlarda kimler sentezlenir bilin diyeceğim. Bir, hücre dışına gidenler. İki, hücre membranındakiler. Şekil koyacağım hatta. Üç, salgı granülleri. Dört, lizozomal enzimler. Beş ve altı, Golgi ve Gerin kendi proteinleri. Burada membrana bağlı ribozomlarda, yani gerdeki ribozomlarda sentezlenir diyeceğim. Dolayısıyla glikoproteinler hücre dışına gönderilen değil mi? Plazma proteinleri veya hücre membranındaki proteinler, plazma proteinleriyle beraber. Bunlar nerede sentezlenecek o zaman? Granül endoplazmik retikulumda sentezlenecek. Bu zaten post-translasyonel modifikasyondur diyeceğim size. Protein sentezi bittikten sonra o protein yapısına bir takım değişiklikler yaparsın. Şeker eklersin, fosfat eklersin, fosfat çıkartırsın, çapraz bağ yaparsın, bir şeyler yaparsın işte. Asetilasyon, metilasyon gibi. Onlar post-translasyonel modifikasyondur diyeceğim size. Proteinlere karbonhidrat takısının eklenmesi de post-translasyonel modifikasyondur. Glikozilasyon işlemi. Ve fix sorudur. Post-translasyonel modifikasyonlar nerede olur? Gerde başlar, Golgi'de devam eder. Granül endoplazmik retikulum ve Golgi. Bunları konuşacağız. Peki glikozillenme nerede gerçekleşir? Ah! Tamam mı? Glikozillenme ne demekti? Glikoprotein yapmak. Bir proteine karbonhidrat takmak. Nerede gerçekleşir? Gerde başlar, Golgi'de devam eder arkadaşlar. Glikoproteinler oluşurken şekerler hangi aminoside bağlanırsa o glikozit, hangisine bağlanırsa en glikozit oluşur. Evet, sen proteine karbonhidratları götürüp ekliyorsun. Ama bu karbonhidratı proteine bağlarken hangi bağ olurdu? Dedim ya ATP'nin yapısını anlatırken. Karbonhidratı bir moleküle bağlarken hangi bağla bağlardın? Glikozit bağıyla. Eğer bu karbonhidrat karbonhidratsa o glikozit olur. Karbonhidrat başka bir molekülse en glikozit olur. Eğer en glikozit diyebilmen için asparajin gereklidir. O glikozit demen için serum metronine bağlanması gereklidir arkadaşlar. İki tip glikoziti unutmayın. En glikozit ve o glikozit. O glikozit serin tironin, en glikozit asparajin aminoasitine bağlarsanız meydana geliyor. En bağlı glikozitlerin, yani asparajinle, dikkat, o demiyorum. En bağlı glikozitlerin sentezinde oligosakkaritlerin taşınması için ne gereklidir? Dolikol ve fosforle türevi, dolikol fosfat gereklidir. Bunları inhibe ederseniz glikoprotein sentezinde inhibe etmiş olursunuz. Kimlerdir inhibitörü? Mesela tunikamisin. Mesela deoksinojirimisin, glikozidaz 2 inhibitörü, 1-2 inhibitörü, svainzonin, mannozidaz 2 inhibitörüdür.
Lütfen tablonun altındaki nota dikkat edin. En glikozit oluşumunu bozar bunlar. Asparajinden bağlanmayı bozarlar. O glikozite, serometrioninden bağlanmaya etkileri yoktur. Mannozidaz 2 inhibitörü kimdir? M'yi ters çevir, double V olsun. Oradan aklında kalsın. Svayinzonin. Dolikol fosfata oligosakkaritlerin bağlanmasını engelleyerek en glikozit oluşumunu bozan tunikamisindir. Bir de glikozidazı inhibe eden bir enzim vardı aynı tabloda, o kimdi? Deoksinojirimisindi arkadaşlar. Proteinlere karbonhidratların enzimatik olmayan şekilde bağlanmasına nedendir. Şimdi ben az önce size dedim ya, bir proteine karbonhidrat eklemeye ne diyorum ben? Glikozilasyon. Bu enzimatiktir. GER'de başlar, Golgi'de devam eder. Bir de enzimatik olmayan, herhangi bir enzimin görev yapmadan rol aldığı moleküller var. Mesela kanınızda şeker çok yükseldi. Yükselen şeker gider proteinlere yapışır. Bak, enzimatik olmayan durumdan söz ediyorum. Mesela gider hemoglobine bağlanır. Hemoglobin A1C'nin yapısına valin ve lösinden bağlanır. Bu duruma ne diyorsunuz? Glikozilasyon mu? Hayır. Glikasyon. Non-enzimatik. Enzimlerle olmayan bağlanma. Ki gerçekten hemoglobin A1C önemlidir. Ne hakkında bilgi verir bana? Son 3 aylık şeker düzeyleri hakkında. Diyabetiklerin takibinde önemlidir arkadaşlar. Arkadaşlar, karbonhidratın sindirimi ağızda başlar. Çünkü ağızda alfa amilaz pityalin dediğim bir tane enzim var. Bu nişastada hangi bağı yıkar? Alfa 1-4 bağını yıkar. Fakat çok kısa etkilidir. Neden? Hemen yutarız çünkü. O kadar uzun süresi kalmaz. Amilaz etkisiyle ağızda nişasta yıkarsanız maltoz, maltotriyoz ve çeşitli oligosakkaritler açığa çıkabilir. Aynısı pankreasta da var. Pankreatik amilaz var. O da bağırsaklarda nişastanın kalan kısmını yıkabilir. Maltoz, glikoz artık glikozdur. Maltotriyoz neydi? Oligosakkarit değil mi? Bak, tri. 3 tane glikozun alfa 1-4 bağı ile birleşmesiyle oluşan oligosakkaritli maltoz, maltotriyoz. Bir de ne oluşuyormuş? Çeşitli oligosakkaritler oluşuyormuş sevgili arkadaşlar. Bak, nişasta, dallı zincirli hobo polisakkarit. Dallanma bölgelerinde yeşille gösterilen alfa 1-6 bağları var. Düz zincirlerde kırmızı alfa 1-4 bağlarıdır. Şimdi amilaz gelir. 2 tane glikoz kalacak şekilde şuradan yıkabilir mi? Evet. Al sana kalan molekül. Amilazın ürünü kimdir? Maltoz. Veya 3 tane kalacak şekilde yıkabilir. 3 tane glikoz alfa 1-4 bağı ne diyordum buna? Maltotriyoz. Veya tam dallanma bölgesinde kalacak şekilde yıkabilir. Buna ne diyorum ben? İzo maltoz. Maltoz gibi. İzo ne demek? Eş demek değil mi? Eş, benzer demek. Maltozun eşi, maltoza benzer. Fark ne? Alfa 1-6 bağı var. Yine glikoz ve glikozdan oluşuyor ama tek fark alfa 1-6 bağı var. İzo maltozda. Peki amilaz etkisiyle serbest glikoz oluşur mu? Oluşur mu? Oluşmaz. Serbest glikozu oluşturacak olan kimdir? Disakkarit azlardır. Disakkarit azlar. Mesela maltoz yıkacaksınız, serbest glikoz oluşacak. Maltaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Amilazın etkisiyle hangi monosakkarit, hiçbir monosakkarit oluşmaz da glikoz oluşmaz. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir de şuradan hemen bu bilgi verelim. Biyokimyada bir molekülü yıkmak istiyorsanız o enzime ne diyorsunuz? Nokta 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 az. Tamam mı? Mesela maltozu yıkar, maltaz. Sükrozu yıkan, sükraz. Laktozu yıkan, laktaz. Trehalozu yıkan, trehalaz. Doğru mu? Burada biraz konuşalım. Arkadaşlar, bazı şeyler ezberlemeyin. Şu kalıp otursun. Olur mu? Bazı şeyler ezberlemeyin. Dehidrojenazı öğrendiniz artık. NADH, FADH, NAD, pH üreten enzimler dehidrojenazdır. Oksidatif gördüğünüz yerde aklınıza dehidrojenaz gelecek. Redüktaz gördüğünüz yerde aklınıza NAD, pH gelecek. Peki, yıkım yapan enzimleri konuşalım. Mesela maltozu yıkan maltaz, laktozu yıkan laktaz. Arjinini yıkan arjinaz. Arjinosüksinatı yıkan arjinosüksinaz diyebilirsiniz değil mi? Anlaşılıyor buradan arjinosüksinatı yıktı. Mesela fumaratı yıkan fumaraz. Bunu öğrendik mi? Peptit bağını yıkan peptit az. Amino ucundan yıkan aminopeptidaz. Karboksil ucundan yıkan karboksipeptidaz. Fosfolipitleri yıkan fosfolipaz. Kolesterol esterlerini yıkan kolesterol esteraz. Burası tamam mı? Yıkımı anladık mı? Evet. Bazı moleküller var, buna uymuyor. Mesela iki yönlü reaksiyon çizeceğim. Arkadaşlar, asetil-CoA ile buraları anlatacağım. Sadece örnek olarak yazıyorum. Yazmayın, izleyin. Oksaloasetatı birleştirirsem ne elde ederim?
sitrat. Krebs döngüsünün ilk basamağıdır. Konuşacağız. Bunu yapan enzim ne olsun sizce? Sitrat. Sentaz adı üzerinde. Harikasınız. Veya aseto, örnek veriyorum sadece. Asetoasetil-CoA ile bir tane daha asetil-CoA'yı birleştiriyorum. Hidroksi metil glutaril CoA oluşturuyor. İki tane CoA enzimi olduğu için bir tanesi açığa çıkmak zorunda. Bu reaksiyonu katalizleyen enzimin adını söyleyin bana. Çok güzel. Bu kadar. HMG CoA sentaz. Mesela üre döngüsünde sitrulin ile aspartatı birleştireceğim. Ne oluşacak? Arginino-süksinat. Bu reaksiyonu katalizleyen enzimin adı ne olsun? Aynen öyle. Arginino-süksinat sentaz. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Peki. Tam ters reaksiyonunu yapayım. Sitratı yıkarsam açığa ne çıkar? Aynı moleküller çıkmaz mı? Doğru mu? Bunlardan sentezlendi. Yıkıldığında da bunlar açığa çıkar. Doğru mudur? Evet. HMG-CoA yıkarsanız açığa ne çıkar? 3 tane asetil grubu vardı. Bir tane asetil CoA yapıdan çıkartıyorum. Geriye kim kalacak? 2 tane asetil grubu kalacak. Aseto, asetat kalacak. Konuşacağız bunu. HMG-CoA'yı yıktım. Asetoasetil-CoA artı asetil-CoA HMG-CoA vardı. 3 tane aseto, aseto, aseto gibi düşünün. Bir tane asetoyu çıkarttım. Geri 2 tane aseto kalması lazım. Aseto, asetat. Ve arginino-süksinatı yıkayayım. Daha çok kafa karıştırmayayım. Üre döngüsünün reaksiyonu bu da. O zaman da açığa fumarat ve arginin çıkacak. Bana söyleyin. Asetil-CoA ile oksalasetatı birleştiğimde sitrat sentez diyorsam, enzim sitrat sentaz ise, sitratı yıktığımda bu enzimin adı ne olur? Sitrataz. Var mı öyle bir enzim? Yok. Ne diyeceksiniz o zaman? Sitrat liyaz. Liyazlar ne yapar? Yıkımın yiyesi. Yıkım yapar. Eğer az ekini konduramıyorsanız, uymuyorsa liyazı ekleyeceksiniz. Anlaştık mı? Evet. Mesela HMG-CoA'yı asetoasetata çevirdiniz. Yaptan enzim A'yı ayırmışsınız. HMG-CoA'yı yıkmışsınız. Bu enzimin adı ne olur? HMG-CoA az. Olur mu? Olmuyor. HMG-CoA liyaz. HMG-CoA'yı yıkan enzim. Anlaştık mı arkadaşlar? Mesela şu arginosüksinatı yıkıyorsunuz. Fumarat ve arginin oluşturuyorsunuz. Bu enzimin adı ne olsun? Arginosüksinataz. Bazı kaynaklarda arginosüksinaz diye geçer. Doğrudur. Ama asıl adı nedir bu enzimin? Arginosüksinat liyaz. Bak, az ekini konduramıyorsanız liyaz ekini eklemeniz lazım. Anlaştık mı? Evet. Enzimleri sentezlerken sentaz ekini ekleyin. Molekülleri sentezlerken sentaz ekini ekleyin. Molekülleri yıkarken az veya liyaz kelimesini eklemeniz gerekiyor. Peki, nişasta sindirimi sonucu oluşan disakkarit maltozdur dedik. Disakkarit dediği için izomaltoz da olabilir. Disakkaridazlar adı üzerinde disakkaritleri yıkan enzimler. Disakkarit azlar. Nerede bulunur? Mesela amilaz tükrükte bulunuyor. Pankreatik amilaz pankreastan salınabiliyor. Disakkaridazların çok önemli bir özelliği var. Disakkaridazlar bağırsakta bulunur. İntestinal mukoz hücrelerinde bulunur. Soruları var arkadaşlar. Aşağıdaki seçeneklerde verilen enzimlerden hangisi pankreasta bulunmaz? Amilaz, lipaz yazmışlar. Seçeneklere maltaz koymuş mesela. Maltaz nedir? Disakkaridazdır. Nerede bulunur? Bağırsak hücrelerinde bulunur. Pankreasta bulunmaz. Ayrıca dipeptidaz, aminopeptidaz gibi protein sindirim enzimleri de ince bağırsak mukoz hücreleri tarafından salgılanır. İnsan vücudunda beta 1-4 endoglikozidaz enzimleri bulunmadığı için insanlar kimi sindiremez? Selülozu sindiremez. Lise bilgisi. Gelelim. Karbonhidratları yedikten sonra nasıl sindiririz? Buna yediğimizin bize yaraması için ne yapmam lazım? Gastrointestinal lümende yıkılan bu polisakkaritlerin monosakkarite dönüşmesi. Daha sonra da o monosakkaritlerin bağırsak hücresine emilmesi lazım. Yediğimin bana yaraması için. Dışarıdan enerji alabilmem için. İşte o aşamaya gelelim. Ben disakkaridazlar ile tamamen monosakkaritleri parçaladım. Dışarıdan yediğiniz bir tatlıda glikoz, fruktoz, galaktozu bağırsak lümeninde oluşturdum. Hemfikir miyiz? Evet. Sonra bu glikoz, fruktoz, galaktozu bağırsak hücresinin içerisine emmem lazım. Bu emilim iki şekilde oluyor. Ya enerji harcayarak ya enerji harcamadan. Enerji harcayarak aktif transport, enerji harcamayarak pasif transport. Aktif transportta bağırsak lümeninden bağırsak hücresine emerken enerji harcıyorsunuz.
ama sekonder aktif transport diyorsunuz. Çünkü burada emdiğiniz glikoz ve galaktozla beraber sodyumu da içeriye alıyorsunuz. Diğer adı sodyum monosakkarit kotransport sistemi. Bir de enerji harcamadan alabiliyorsunuz. Kolaylaştırılmış difüzyon ile. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev yapar. Onlar kimlerdir? Glikoz taşıyıcıları. Namı diğer kısa adıyla glutlar arkadaşlar. Bir sürü glut var. Ama kaynak kitaplarda 6 tanesi geçiyor. Tamam mı? Bunlara hakim olmamız gerekiyor. Bu glutlar kolaylaştırılmış transport ile glikozun dokulara alınmasını sağlıyor. Lütfen dikkat. Glutlar enerji harcamıyor. Hangi glutlar nerede görev yapıyor? Glut 1 eritrositlerde bulunur arkadaşlar. Bu tablo hep sorulur. ÖSYM'de de soruluyor. Komitelerde bol miktarda soruluyor. Mesela glut 1, 2, 3, 4, 5, 7 var ya arkadaşlar. Bakın bir tane fakültede hocanın sorusu. Komite sorusu. Aşağıdaki seçeneklerde verilen glutlardan hangisinin görevi tanımlanmamıştır? Hangisinin görevi yok? 6. Bunu sormuş adam. Bu kadar önemli glut varken. Hoca inisiyatifine kalıyor biraz yani. Glut 1. Eritrositte bulunur. Kan beyin bariyerinde bulunur. Lütfen dikkat. Beyinle ilgili iki tane glut söyleyeceğim. Bunlardan birisi kan beyin bariyerinde bulunan glut 1'dir. Ötekisi beynin tamamen kendisinde nöronlarda bulunan glut 3'tür. Evet glut 1 eritrositte ve kan beyin bariyerinde bulunur. Bazal glikoz transportu için gereklidir. Glikoz için KM değeri düşüktür arkadaşlar. KM nedir? Bir reaksiyonda maksimum hızın yarısına denk gelen substrat konsantrasyonudur. Enzimlerde konuşacağız, glikolizde konuşacağız. Glut 2 karaciğer, pankreas, ince bağırsak. Özellikle bu üç dokuyu unutmayın. Glut 2 bu dokularda bulunur. Ne işe yarar? Toklukta kan şekeri yüksekken karaciğer bu fazla glikoz alacak. Glikojene çevirecek. Heksoz monofosfat yoluna götürecek. Glikolize götürecek. Yani glikoz dolaşımından temizleyecek. Dolayısıyla nerede bulunur glut 2? Karaciğerde bulunur. Başka? Glut 2 pankreasta bulunması gerekiyor ki pankreastan insülin salınsın. Kan şekerini düşürsün. Dolayısıyla karaciğer ve pankreasta bulunan glut kimdir? Glut 2'dir. Başka? Yemeği yediniz, parçaladınız, bağırsak hücresine glikoz, fruktoz, galaktozu emdiniz. Bağırsak hücresinden kan dolaşımına ve dokulara gitmesi lazım. İşte bu bağırsak hücresinden kan dolaşımına çıkışı sağlayan kimdir? Yine glut 2'dir arkadaşlar. Glut 2 önemli bir gluttur. Başka ne özellikleri var? KM değeri glikoz için en yüksek olan gluttur. KM'i yüksek olanın Vmax'ı da yüksektir zaten. İlgisi ise en düşüktür. Arkadaşlar KM şudur. Hız ve substrat grafiği. Bir reaksiyon hızını görüyorsunuz şöyle. Maksimum hız şuraya denk geliyor. Diyelim ki 100 birim olsun. Maksimum hızın yarısı 50 birim. 50'ye denk gelen substrat konsantrasyonuna ben KM diyorum. Maksimum hız ne kadar büyük olursa KM de dolayısıyla o kadar büyük olacaktır. KM'i büyük olanın maksimum hızı Vmax'ı da yüksektir arkadaşlar. Vmax KM ile ilgi arasında ters ilişki vardır afinite arasında. KM Vmax yüksekse ilgi düşüktür. KM Vmax düşükse ilgi yüksektir diyeceğiz. İşte glut 2'ye bu yüzden önem veriyorum. KM en yüksek, Vmax en yüksek. Glikoz ilgisi en düşük olan gluttur. Glut 3. Lütfen dikkat. Beyinde ama nöronlarda bulunur. Kan beyin bariyeri glut 1. Nöronlar glut 3. Arkadaşlar glikoz afinitesi en yüksek olan ise glut 3'tür. KM ve Vmax ise düşüktür glikoza karşı. Beyin için önemlidir glut 3. Özellikle beyinde bunu unutmayın. Mesela hipoglisemi hiperglisemiden daha tehlikelidir. Neden? Çünkü sinir hücreleri beynimiz sadece ne kullanır? Glikoz kullanır. Dolayısıyla kan şekeriniz ne kadar düşük olursa olsun, isterseniz bir tane glikoz dolaşsın kanda, bunu kim yakalar? Glut 3 yakalar, beyine verir. O yüzden glikoz afinitesi çok yüksektir. Çünkü beyin ölmemeli, glikozsuz kalamaz. Anlaştık mı? Buradan bir şey daha sorayım. Primer enerji kaynağı olarak yağ asitlerini kullanan doku hangisidir? Beyin glikoz kullanıyor. Birçok doku glikoz kullanıyor. İstisna iki tane doku var. Bir tanesini muhakkak bilmeniz lazım. Yağ asitlerini kullanıyor. Kim? Kalp. Tamam mı? Kalp kası yağ asitlerini kullanıyor. Aksi takdirde düşünsenize. Glikoz kullansaydı ne olurdu? Kan şekeriniz düştüğü an kalp krizi geçirirdik. Korunmuş bir mekanizma. Anlaştık mı arkadaşlar? Kalp kası primer enerji kaynağı olarak yağ asitini kullanır. Ve oraya geliyorum. Glut 4. Yağ dokusu kalp kası ve iskelet kasında bulunur. İnsülin ile uyarılan tek taşıyıcıdır. Kolaylaştırılmış transportta insülin yoktur, uyarılmaz. Ama bir tanesi hariç kim? Glut 4. Bu ÖSYM'de çok sevilen bir konu başlığı. Fizyolojiden ve biyokimyadan soruldu bunlar. Komite hocalarınız da çok seviyor bunu. Bununla ilgili sorulacak başka komite hocalarının da sorduğu bir yer var. Ama yine ÖSYM'de soracağı bir yer var. Nedir o? Glut 4
İnsülin uyarılabilir. Bunu sorguladılar. Ama şunu sorgulamadılar. Aşağıdaki dokulardan hangisine glikoz girişi insüline duyarlıdır? GLUT4'ü sordular. Evet, GLUT4 insülin uyarlıyor ama hangi dokularda var? Kalp kası, iskelet kası, yağ doku arkadaşlar. Bu üç dokuyu unutmayın. Kalp kası, iskelet kası, yağ dokuya insüline bağımlı kolaylaştırılmış transportla glikoz alırsınız. GLUT5 ince bağırsaklarda ve testislerde bulunur. Sperm yapımı için fruktoza ihtiyaç vardır arkadaşlar. Çünkü GLUT5 fruktoza spesifiktir. Buradan aklınızda kalabilir. Fruktoza spesifik olan GLUT hangisidir? Bağırsak lümeninden bağırsak hücresine fruktozu almak için ne gereklidir? GLUT5 gereklidir. Birazdan şekil üzerinde göreceksiniz. Ve GLUT7. GLUT7'de karaciğer mikrozomal fraksiyonunda bulunur. Endoplazmik retikulumdan serbest glikoz çıkışını sağlayan GLUT'tur. Evet, şurası bağırsak lümeni arkadaşlar. Burası bağırsak hücresi, şurası da kapiller dolaşım. Bağırsak lümeninden bağırsak hücresine fruktozu alan kimdir? GLUT5'tir. Fruktoza spesifik. Başka nerede bulunurdu? Testiste bulunurdu. Evet, bağırsak hücresinin içerisinde fruktozu aldı. Bağırsak lümeninden bağırsak hücresinin içerisinde glikoz ve galaktozu taşıyan kimdir? Sekonder aktif transport. Sodyum monosakkarit kotransport sistemi. Bak, monosakkaritle beraber sodyumu da içeriye alıyorsunuz. Glikoz ve galaktozu bağırsak hücresinden içeriye alıyorsunuz. Buradaki taşıyıcı proteininiz kim? SGLT. Sekonder aktif transport ve kolaylaştırılmış transport. Kolaylaştırılmış transportta glutlar görev yapar. Sekonder aktif transportta sodyum monosakkarit kotransport sisteminde SGLT görev yapar. Özellikle bağırsak lümeninden bağırsak hücresine glikoz ve galaktozu alırken beraberinde sodyumu da alıyorsunuz. Buna ne diyorum ben? Sekonder aktif transport. Diğer adı ne? Sodyum monosakkarit kotransport sistemi. Bağırsak hücresine aldığınızda bu monosakkaritleri artık bağırsak lümeninden bağırsak hücresine doğru emdiniz. Yediğiniz yaramaya başlıyor. Arkadaşlar, beraberinde sodyum da aldınız mı içeriye glikoz ve galaktozla beraber? Evet. Sodyum nedir? Tuzdur. Sodyum klorür, değil mi? Hücre içerisinde bulunmasını ister misiniz tuzun? Hayır, dışarıya atmak zorundasınız. Bunu yapan kimdir? Sodyumu dışarıya atıp, 3 tane sodyumu dışarıya atıp karşılık 2 tane potasyum içeriye alan kimdir? Sodyum, potasyum, ATP az. ATP az derken ATP mi harcıyormuş? ATP'yi yıkıyor çünkü, doğru mu? Evet. Vücudumda üretilen ATP'nin hücrede %30, %40'ını kullanan enzim budur. Çok büyük miktarda ATP'leri kullanır. Sodyum, potasyum, ATP azın görevi nedir? Sorudur. 3 sodyum dışarı, 2 potasyum içeri. Neden? Sodyum tuzdur. Dışarı atmak zorundasınız. Dolayısıyla arkadaşlar, sen ve glikoz ve galaktozu hücre içerisinde sodyumla beraber aldığında bu sodyumu da dışarıya atman gerekiyor mu? Evet. Yani ekstra ATP harcaman gerekiyor mu? Evet. İşte bu nedenle sekonder aktif transport diyoruz. Tamam mı? Primerde direkt zaten sodyum, potasyum, ATP azın kendisi primer aktif transport yapıyor. ATP azdan dolayı kendisi primer aktif transport yapıyor sodyumu dışarı atarken. Ama glikoz ve galaktozun içeriye alınması sekonder aktif transporttur. İyon gradyentinden dolayı, sodyumdan dolayı sekonder aktif transport diye geçer. Peki, fruktozun içeriye alınmasını kimle inhibe edebilirim ben? Stokalazin B ile. Glikoz ve galaktozun alınmasını kimle inhibe edebilirim? Ovbain ve florizin ile inhibe edebilirim. Şekle bak. Bağırsak hücresinden kan dolaşımına bu monosakkaritleri çıkartan glut kimdir? Soruya dikkat edin. Mesela soru şu. Fruktozun bağırsak hücresinden kan dolaşımına çıkışında rol oynayan glut aşağıdakilerden hangisidir? Glut 5. Hayır, atlama. Bağırsak hücresinden kan dolaşımına diyorum ben. Alt kısım. Glut 2. Fruktozun bağırsak lümeninden bağırsak hücresine alınmasına görevli kimdir? Glut 5'tir. Çeldirici sorular geliyor, soruyorlar. Lütfen soruyu dikkatli okuyun. Nereden nereye dediğine dikkat edin. Söyleyin bakalım, koz hücresi içine sodyum monosakkarit kotransport sistemi SGLT1 ile alınan kimdir? Az önceki şekil. Kim enerji harcanarak alınıyor? Glikoz ve galaktoz. Fruktozun bağırsaklarında ne bileyim mi? Sodyum bağımsız kolaylaşmış difüzyon ve glut 5 ile olur. Sodyum monosakkarit kotransport sistemi kimle inhibe olurdu? Florizin ve obain. Obain fizyolojik dijitaldir. Digoksin var ya arkadaşlar, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan. Sodyum, potasyum, ATP azı inhibe eden bir bileşik digoksindir. Dijitaller deniyor buna. Farmakolojide görürsünüz. Obain de fizyolojik. Vücudumda bulunan bir dijitaldir. Sodyumdan bağımsız kolaylaştırılmış difüzyon sistemi ile kim inhibe ediliyor? Kolaylaştırılmış transport. Fruktozun alımını kim inhibe ediyordu? Stokalazin B. Arkadaşlar, glikolizle devam edelim. 6 karbonlu glikoz tokluk durumunda kanda yükseldiği zaman hücre içerisine alınması gerekiyor. Daha sonra da hücre içerisinde bazı metabolik olaraklara kayarak kullanılıyor. Şunu sormak istiyorum. Glikoliz
Anabolik bir yolak mıdır, katabolik bir yolak mıdır? Anaboliktir, lütfen unutmayın. Hocam 6 karbonlu glikoliz bu yolak sonunda 3 karbonlu 2 tane piruvata dönüşüyor, ortadan 2'ye bölünüyor. Yıkım değil midir? Yıkım gibi görünüyor, haklısınız. Ama sentez yolağıdır. Dolayısıyla glikolizi hangi hormon aktive eder? İnsülin. Kan şekeriniz yüksekken insülin glikolizi aktive eder, glikoz hücre içerisine alıp glikojen sentezine, işte piruvata veya eksoz monofosfat yoluna doğru insülin gönderir. Arkadaşlar, glikoliz hangi organelde meydana gelir? Tamamen sitoplazmada meydana gelir. Evet, öyle. Öncül molekül glikozdur. Glikoz hücre içerisinde serbest olarak bulunmaz. Hücre dışına kaçma eğilimindedir. Serbest glikozu hücre içerisinde tutamazsınız. Ne yapıyoruz o zaman? İlk basamakta glikoza bir tane kanca takıyoruz. Kaçıncı karbondan? Altıncı karbondan. Ne takıyoruz? Fosfat takıyoruz. Oluşan molekül ne oluyor? Glikoz. Altı fosfat. Bu reaksiyonun amacı budur. Glikoza 6. karbondan fosfat takıyorsunuz ki hücre dışına kaçmasın. Çünkü serbest glikoz hücre dışında daha fazla bulunur. Hücre içinde durmaz. 6. karbondan fosfat atıyorsunuz, glikoz 6 fosfat yapıyorsunuz. Bunu yapan enzim kim? Glikokinaz, heksokinaz. Kinaz enzimi gördüğünüz yerde fosfat transferi vardır arkadaşlar. Ya ATP'yi kullanırlar ya da ATP'yi üretirler. Kinaz enziminin iki tane özelliğini unutmayın. Bu bir reaksiyonda bu iki şart sağlanıyorsa o reaksiyonu katalizleyen enzim kinazdır. Birinci şartım ne? Fosfat transferi olacak. Bak tahtaya. Glikozdan glikoz 6 fosfat oluşurken bir fosfat transferi var mı? Evet, bak 6. karbona fosfat transferi yapmışsınız. Birinci şart tamam mı? Evet. İkinci şarta bakın. Ya kullanılacak ya üretilecek ATP. Kullanılmış mı? Evet. İkinci şart da tamam. O zaman bu reaksiyonu katalizleyen enzim kimdir? Kinaz enzimidir. Bak. Hekso, kinaz, glikokinaz. Fosfat transferi yapan enzimlerdir. Peki kinaz enzimleri hangi enzim sınıfındadır? Dehidrojenazlar, oksidoredüktazdır dedik. Kinazlar fosfat transferi mi yapıyor? Evet. Transferaz enzim sınıfındadır arkadaşlar. Kinazlar da transferaz enzim sınıfındadır. Transferaz enzimi de sınıfında başka enzimler de var. Mesela ALT-AST, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz. Onların adı üzerinde transferaz diye geçiyor. Zaten transferaz enzimidir. Ama kinazı sorarlar. Kinazlar transferaz enzim sınıfında yer alır. Enzim sınıflamasında konuşacağız. Arkadaşlar, glikoliz 10 tane basamaktan oluşur. Bu 10 basamağın 3 tanesi irreversible'dır. Yani geri dönüşsüzdür. Yani tek yönlüdür. Yani hız düzenleyicidir. Yani allosteriktir. Bakın bunların hepsi aynı anlamda. Tamam mı? Glikolizde 10 tane basamak var. 10 tane enzim var. Bunlardan 3 tanesi hız düzenleyicidir. Eşittir. Irreversible'dır. Eşittir. Allosteriktir. Eşittir. Tek yönlüdür. Hangi basamaklardır bunlar? Fix soru. Bir kere ilk basamak. Glikokinaz, heksokinaz basamağı birinci hız düzenleyici basamağımdır. Fosfofruktokinaz bir basamağı ikinci hız düzenleyici basamağımdır. Piruvat kinaz basamağı üçüncü hız düzenleyici basamağımdır. Bak üç tane, dört tane kinaz enzimi. Üç basamak. Glikokinaz, heksokinaz, fosfofruktokinaz bir, piruvat kinaz. Bu üç basamaktan en önemli hız düzenleyici hangisidir? Fosfofruktokinaz bir basamağıdır. Bu birinci glikoliz spot bilgimiz. Peki size bir soru. Heksokinazda, glikokinazda, glikozda glikoz 6 fosfata çeviriyor. Aynı işi yapıyorlarsa neden iki tane enzim var? Farklı özellikleri var çünkü. Tamam mı? Mesela ne farklı özelliği var? Bulunduğu dokular farklı. Glikokinaz karaciğerde, pankreasta bulunur. Heksokinaz diğer dokularda bulunur. Ama glikokinaz özellikle karaciğer ve pankreasta bulunur. Ön plana çıkıyor. Başka? İsmine bak. Glikokinaz. Glikoza fosfat transfer eder. Heksokinaz ise 6 karbonlu şekerlerin hepsine fosfat transfer edebilir. Glikoza da, fruktoza da, galaktoza da, alt karbon şekerlerin hepsine fosfat transferi yapabilir. Bak isminden bile farklılık var. Üçüncü özellik. Glikozdan glikoz 6 fosfat oluşurken glikoz 6 fosfat A'dan B'ye giden bir reaksiyonda X enzimini B inhibe eder dedik. Negatif feedback. Glikoz 6 fosfat hangisini inhibe eder? Heksokinazı inhibe eder. Sorudur. Fix sorudur. Kendi ürünüyle inhibe olan glikoliz enzimi hangisidir? Heksokinaz. Peki glikokinazı kim inhibe eder? Bir sonraki başlık. Fruktoz 1 fosfat. Fruktoz 6 fosfat.
glikokinazı inhibe eder. Bak inhibitörleri de farklı. Aradaki farkları görüyor musunuz? Peki insülin bunlardan hangisini aktive eder? İnsülin kan şekerini düşürür diyoruz ya. Kanda düşürdüğü aslında hangi monosakkarittir? Glikozdur. İnsülin gidip glikokinazı aktive eder. Glikozu hücre içerisine alıp fosfatlar. Aksi takdirde insülin heksokinazı uyarsaydı kandaki bütün şekerleri aşağı çekerdi arkadaşlar. İnsülinle uyarılan hangisidir? Glikokinazdır. Heksokinaz insülinden etkilenmez. Anlaştık mı? Evet. Bu da farklı bir özellik. Bir de KMV max ilgi ilişkisi var. Onları da birazdan tablo üzerinde göstereceğim. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Glikoz 6 fosfat benim için kilit bir molekül. Aşağı doğru glikolize gidebilir. Heksoz monofosfat yoluna kayabilir. Veya glikojen sentezine gidebilir arkadaşlar. Tam glikolizin ters reaksiyonlarına ne diyorsunuz? Glikoneogenez. Aynı zamanda glikoz 6 fosfat glikoneogenez'e de görev oynar. O zaman soru şu. Glikoz 6 fosfat aşağıdaki seçeneklerde verilen yolaklardan hangisiyle ilişkilidir? Glikoneogenez ilişkili mi? Evet. Glikoliz? Evet. Glikojen sentezi? Evet. Heksoz monofosfat yolu? Evet. 4 yolakla ilişkilidir. Peki devam ediyorum. Glikoz 6 fosfatı fruktoz 6 fosfata çeviriyorum. Sonra fruktoz 6 fosfatın birinci karbonuna bir fosfat grubu daha transfer ediyorum. Fosfat transferin var mı? Var. ATP varmış içinde? Var. Enzim kim? Kinaz. Hangi kinaz? Fosfofruktokinaz 1. Bir de bunun ikisi var arkadaşlar. Fosfofruktokinaz 2 de fruktoz 2,6 bir fosfat oluşturur. Neden? Amaç nedir? Çünkü fruktoz 6 fosfat 1,2'ye gider kimi inhibe eder? Glikokinazı inhibe eder. Glikokinazı inhibe olursa sen kan şekerini aşağı çekebilir misin? Çekemezsin. Dolayısıyla glikoz 6 fosfatın da fruktoz 6 fosfatın da birikmemesi gerekir. Fruktoz 6 fosfat birikmesin diye hemen ne yapıyorsunuz? Birinci karbonla ve ikinci grup karbonla fosfat grubu ekliyorsunuz. Fruktoz 1,6 bi fosfat. Bi demek 2 demek zaten. Aynı yönde olduğu için bi diyoruz. Bi fosfat diyorsunuz bu moleküle. Veya ikinci karbonu ekliyorsunuz. Fruktoz 2,6 bi fosfat diyorsunuz. Bunu yapan enzim fosfofruktokinaz 1 enzimidir. Glikolizin en önemli hız düzenleyici basamağıdır arkadaşlar. Muhakkak bilmeniz gerekiyor. En önemli hız düzenleyici basamaksa bu basamağı kim aktive eder, kim inhibe eder? Muhakkak bilelim. En önemli aktivatörüm kim? Fruktoz 2,6 bifosfat. FFK1, fosfofruktokinaz 1 enzimini aktive eden fruktoz 2,6 bifosfattır. Başka? AMP, ADP gibi düşük enerji göstergeleri, enerji ihtiyaç olduğunu gösteren göstergelerde bu enzimi aktive eder. Kim inhibe eder? Sitrat. Bir de ATP bu enzimi inhibe eder. Glikolizin en önemli hız düzenleyicisinin en önemli aktivatörü kimdir? Fruktoz 2,6 bifosfat. İnhibitörü kimdir? Fruktoz sitrat ve ATP'dir arkadaşlar. Arkadaşlar, şuradaki enzimin adı da FFK2 midir? Evet. İnsülin FFK2'yi ne yapar? Aktive eder. İnsülin FFK2'yi aktive ederek fruktoz 2,6 bifosfat düzeylerini arttırır. Fruktoz 1,6 bifosfat düzeyleri de artarsa fosfofruktokinaz 1 düzeyleri aktivitesi hızlanır. Dolayısıyla insülin FFK1'de aktive etmiş oluyor mu? Evet, aynen öyle. Zaten insülin anabolik yolakları aktive eder. Bak glikolizi de FFK2'yi aktive ederek arttırıyor. Glikolizi aktive ediyor. Peki glukagon ne yapar? Mesela fruktoz 2,6 bifosfatı yıkarsam fruktoz 2,6 bifosfat düzeylerini azaltır mıyım? Evet. Fruktoz 2,6 bifosfat düzeylerini azaltırsam FFK1'in uyarılmasını azaltır mıyım? Evet. FFK1'in uyarılmasını azaltırsam glikolizi inhibe eder miyim? Evet. Peki fruktoz 2,6 bifosfatı yıkan enzimin adı ne olabilir sizce? Fruktoz 2,6 bifosfat az. İşte bu enzimde glukagon uyarır. Glukagon fruktoz 2,6 bifosfat azı uyarır. Gider fruktoz 2,6 bifosfatı yıktırır. 2,6 bifosfat yıkılınca da FFK1 üzerindeki aktivasyon ortadan kalkar. Glikoliz inhibe olur. İnsülin glikolizi aktive eder. Glukagon glikolizi inhibe eder. O zaman insülin ve glukagon düzenlenmesinde, glikolizin düzenlenmesinde rol oynayan molekül hangisidir desem ne dersiniz? Fruktoz 2,6 bifosfat. Onun üzerinden etki ediyorlar. Ya yıkıyorlar ya sentezliyorlar. Peki fruktoz 1,6 bifosfat 6 karbonlu. Birinci ve altıncı karbondan iki tane fosfat içeren bir molekül müdür? Evet. Fruktoz nasıl bir şekerdi? Ketoz şekerdi. Keton grubu içerirdi. Şimdi bakın şu fruktoz. Birinci karbonda fosfat var. Altıncı karbonda fosfat var. Ben bu fruktozu ortadan ikiye bölersem iki tane üç karbonun şeker mi oluşur? Evet.
Keton grubu içeriyordu. Bu üç karbonlu şekerlerden biri keton olacak mı? Ketoz şeker olacak mı? Evet. Üç karbonlu ketoz şekerim kimdi benim? Hidroksi, bir de fosfatım var. Hidroksiaseton, fosfat. Üç karbonlu aldoz şekerim kimdi? Gliseraldehit. Bir de üçüncü karbondan fosfat var. Gliseraldehit, üç fosfat. Anlaştık mı? Evet. Burası da sevilen bir sorudur. Glikozide altı karbonlu şekerler ortadan ikiye bölerek üç karbonlu trioz şekerleri oluşturan enzim hangisidir? Aldolaz A enzimi arkadaşlar. Bir de bunun B'si var, fruktoz metabolizmasında. Aldolaz A enzimi 6 karbonlu 2 fosfatlı fruktoz 1 6 1 fosfatı ortadan ikiye böler. Hidroksiaseton fosfatla gliseraldehit 3 fosfatı oluşturur. Buradan itibaren yol ikiye bölündü. 6 karbonlu şeker 3 karbonlu şekerler üzerinden ikiye ayrıştı. Bu aşamadan sonra oluşan her şeyi 2 ile çarparsınız. Tamam mıyız? Evet. Arkadaşlar hidroksiaseton fosfatı gliserol 3 fosfata çevirebilirsiniz. Gliserol 3 fosfat dehidrojenaz enzimiyle. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenazla karıştırmayın. Gliserol 3 fosfat dehidrojenaz enzimiyle. Bu neden önemli? Neden önemsiyorum? Hidroksiaseton fosfattan gliserol 3 fosfat oluşumu önemlidir. Neden? Yağ asitlerinin depo şeklini sentezlemek için triacil gliserolleri oluşturmanız için gliserole ihtiyacınız vardır. Gliserol 3 fosfata 3 tane yağ asidi getirir eklersiniz. Olur size triacil gliserol. Yani glikoliz ile lipid metabolizması buradan birbirine bağlanır. Dihidroksiaseton fosfat üzerinden lipid metabolizmasına gidiyorsunuz. Kan şekeriniz yüksek, bol miktarda beslendiniz. Şekerin fazlası hem yağ asitlerine dönüşür hem gliserole dönüşür. Dihidroksiaseton fosfat üzerinden. Fazla şeker yerseniz ne olursunuz? Yağlanırsınız arkadaşlar. Çünkü hem gliserolü sentezliyorsun hem de fazlası yağ asitlerine dönüşüyor. Ve bunları birleştiriyorsun, oluyor sana triacil gliserol. Bak bu göbek. Tamam mı? Burada yağ asitlerinin depo şekli triacil gliseroldür ve obezitede en büyük etken bunların deposunun artmasıdır. Fazla karbonhidrattan zengin beslenme yağlanmaya neden oluyor. Çünkü dihidroksiaseton fosfat üzerinden gliserol artıyor ve fazla karbonhidratları konuşacağız üzerinden yağ asit ve kolesterol sentezi de artıyor. Fazla karbonhidrat yağlanmaya neden oluyor. Lipid metabolizmasıyla glikolizi birbirine bağlayan molekül hangisidir? Dihidroksiaseton fosfat. Bunu lipidlerde bir yerde daha kullanacağım. Arkadaşlar eğer gliserole dönüştürmeyecekseniz hidroksiaseton fosfatı da gliseraldehit 3 fosfata döndürüyorsunuz. Burada tek bir yolakmış gibi görüyorsunuz ama burayı 2 ile çarpın çünkü 2 kola ayrılıyor. Bu şekilde tek bir yolak üzerinden göstermiş. Sonra gliseraldehit 3 fosfatı birinci karbonda bir tane fosfat transfer etmişsiniz. 1.3 bir fosfogliserata çevirmişsiniz. Fosfat transferi var mı? Var. Birinci karbona fosfat eklemişsiniz. İşin içinde ATP var mı? Yok. O zaman kinaz enzimleri burada görev yapmıyor. Reaksiyona bak, açığa ne çıkmış? NADH. O zaman enzim kim? Dehidrojenaz. Bakalım doğru mu? Evet bak. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz. 10 tane basamak var glikolizde. 10 tane enzim var. Sadece bir tane dehidrojenaz basamağı var. Glikolizde sadece bir tane oksidoredüksiyon basamağı var. Neresidir? İşte burası. Gliseraldehit 3 fosfatın 1.3 bir fosfogliserata dönüşüm basamağı. Glikolizin tek oksidoredüksiyon basamağıdır. Tek dehidrojenaz enziminin görev yaptığı basamaktır. Çift yönlü bir basamak. Ve bu basamağın fix sorusu şudur. İyodoasetat ile inhibe olur. İster komit olsun, ister DUS olsun. DUS'ta gelmediğiniz, ister TUS olsun. İyodoasetat ile inhibe olan glikoliz enzimi gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenazdır. Glikolizde oksidoredüksiyon basamağını inhibe eden ajan hangisidir? İyodoasetattır arkadaşlar. Bu basamağın bir diğer özelliği nedir? Glikozdeki tek oksidoredüksiyon basamağıdır. Evet, NADH açığa çıkartıyor, oksidasyon redüksiyon. Bir diğer özelliği, daha ilk derste ben size yüksek enerjili fosfat bileşiklerini söyledim. Hatırlıyor muyuz? Evet. Bakın iki tanesi glikolizde olur dedim. 1.3 bir fosfoglisarat ve fosfoenol pürvat. En yüksek enerjili hatta. Glikolizde iki tane yüksek enerjili fosfat bileşiği var. Bunları oluşturan enzimlerden birisi kimdir? Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojen. Aşağıdaki seçeneklerde verilen glikoliz enzimlerinden hangisinin ürünü yüksek enerjili bir fosfat bileşiğidir? 1.3 bir fosfoglisarat. Gliseraldehit 3 fosfat tarafından sentezlenir. Bu gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenazın 3. özelliği de budur. 1. Glikolizdeki tek oksidoredüksiyon enzimidir. 2. Yani NADH üreten enzimdir. 2. İyodoasetatla inhibe olur. 3. Ürünü yüksek enerjili bir fosfat bileşiği. 1.3 bir fosfoglisarattır. Devam ediyorum. 1.3 bir fosfoglisarat bir yüksek enerjili bileşikse, fosfat bileşiğiyse ben bunu yıkarsam açığa ATP çıkar mı? Evet, özellikleri buydu. Açığa çıkan enerji ATP'den daha fazla enerji içerir diyorum. Veya onu bir tarafa bırakın. 1.3 bir fosfogliseratı ben kime çevirmişim? 3 fosfogliserata. Kim eksik?
Birinci karbondaki fosfat eksik. Fosfat transferi var mı? Bakın bakalım reaksiyona. O fosfatı ne yapmışım ben, birinci karbondaki fosfatı? ADP'ye eklemişim. Ne oluşturmuşum? ATP. Fosfat transferi var mı? Var. İşin içinde ATP var mı? Var. Enzim kim? Evet. Fosfoglisarat kinaz. Bu aşama çok önemli. Neden? Bakın doğrudan ATP çıkışı var. Bir reaksiyonda açığa doğrudan ATP çıkıyorsa bu reaksiyona ne diyordum ben? Substrat düzeyinde fosforilasyon. Glikolizde iki tane substrat düzeyinde fosforilasyon basamağı var. Birincisi burasıdır. Glikolizin ilk substrat düzeyinde fosforilasyon basamağını katalizleyen enzim kimdir? Fosfoglisarat kinaz. İkinci özellik. Arkadaşlar glikolizde bu 10 tane basamakta 5 tane kinaz enzimi var. Bak birinci basamak glikokinaz eksokinaz. Üçüncü basamak fosfofruktokinaz 1 ve son basamak 10. basamak piruvat kinaz. 4 tane kinaz hız düzenleyicidir. Glikolizdeki 5. kinaz fosfoglisarat kinaz hız düzenleyici değildir. Lütfen dikkat. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kinaz enzimlerinden hangisi glikolizde hız düzenleyici değildir? A glikokinaz, B heksokinaz, C fosfofruktokinaz, D fosfoglisarat kinaz, E piruvat kinaz. Kim hız düzenleyici değil? Fosfoglisarat kinaz. Çünkü çift yönlüdür. Glikolizde yukarıdan aşağıya gelirken glikoneogenize de aşağıdan yukarıya reaksiyonlar gidecek. Hem glikolizin hem glikoneogenizin ortak kinaz enzimidir. Fosfoglisarat kinaz. Neden? Çift yönlüdür çünkü. Bir tarafta ATP üretirken öbür tarafta ATP'yi tüketecek sevgili arkadaşlar. Bu aşamanın bir önemli özelliği daha var. Nedir o? Arkadaşlar yükseklere çıktığınızda rakım olarak mesela kampçılar 1500 metreye bir seferde tırmanmazlar. Ne yaparlar? Bir 500 metre tırmanırlar, bir kamp yaparlar, bir gece kalırlar, sonra bir 500 daha çıkarlar, bir kamp daha yaparlar, sonra zirveyi görürler. Değil mi? Neden bir seferde çıkmıyorlar? Hipoksi. Oksijen yok yüksekte. Bir seferde çıkarsa vücut adapte olamaz. O yüzden basamak basamak adaptasyon için çıkıyorlar. Nedir bu adaptasyon? Yükseklere çıktığınızda oksijen azalır. Senin oksijen bağlayan hücren, molekülün kim vücutta? Eritrosit yapısında bulunan hemoglobin. Hemoglobin çok akıllı bir molekül. Yükseklere çıktıkça oksijen azaldığını hissediyor, fark ediyor ve o bağladığı oksijeni sıkı sıkı bağlıyor. Yok çünkü, bırakmak istemiyor. Ortamda oksijen olmayınca siz de öyle değil misiniz? Paranızı azalınca para tutmak istemez misiniz? Hemoglobin de zeki bir molekül. Oksijen azaldığını fark ediyor, oksijeni sıkı sıkı bağlıyor. Sonra eritrositlerde tabii ki bu hemoglobin. Sonra eritrositlerde bir tane glikolize bir molekül sentezleniyor. Geliyor diyor ki ya diyor hemoglobin diyor ben seni anlıyorum diyor. Oksijen azaldı, senin oksijene ilgin çok arttı hipoksik şartlarda. Ama sen bu oksijenin ilgini azaltmazsan, bu oksijeni dokulara bırakmazsan hepimiz ayvayı yeriz. Sen en iyisi bu oksijeni dokulara bırak diye oksijeni, hemoglobini ikna ediyor. Hemoglobin oksijenin ilgisini azaltıyor. Hemoglobin oksijen disosiyasyon eğrisini sağa kaydırıyor. Dokulara oksijen bırakılmasını kolaylaştırıyor. Kimdir bu? 2.3 BPG. Fix sorudur arkadaşlar. Bakın fizyolojisinden tutun patolojisine kadar. Dahiliyesine kadar, göğüs hastalıkları stajına kadar herkes bunu sorar. 2.3 BPG. Eritrositlerde yan yolda sentezlenir. Normal şartlarda eritrositlerde 1.3 bir fosfoglisarata, 3 fosfoglisarata, sonra 2 fosfoglisarata aşağı doğru devam edersiniz. Oysa hipoksik şartlarda mesela yüksek rakım, mesela çok sigara içip de bir hastalığa yakalananlar var. Kimdir onlar? KOAH hastaları. Hipoksiktirler. Bunlar da hatta pembe yanaklıdırlar böyle. Neden? 2.3 BPG düzeyleri artmıştır. Eritrosit miktarı fazladır. O yüzden pembedirler. 1.3 bir fosfoglisarat 3 fosfoglisarata değil de 2.3 bir fosfoglisarata döner. Oradan da 3 fosfoglisarata dönüşüm olur. Anlaştık mı? Evet. Amaç ne? Hemoglobin oksijen ilgisini azaltıp toksik şartlarda doku oksijenizasyonunu mağdur etmemek. İşte soru burada. Fosfoglisarat kinazla ne alakası var hocam? Soru şu. 2.3 bir fosfoglisarat hangi hücrede sentezlenir? Soru, eritrositte. Hangi yolakta? Glikolizde. Etti 2. 2.3 bir fosfoglisarat sentezlenirken hangi glikoliz enzimi atlanır? Fosfoglisarat kinaz. Normal şartlarda sen fosfoglisarat kinazla bir ATP kazanıyordun. 2 ile çarpacaktık. 2 ATP kazanıyorduk. 1.3 bir fosfoglisarat 3 fosfoglisarata dönüşüyordu. Ama senin hipoksik şartlarda hemoglobini oksijen ilgisini azaltman lazım, ikna etmen lazım. 2.3 bir fosfoglisarat sentezliyorsun. Dolayısıyla fosfoglisarat kinaz basamağını atlıyorsun. Burası sorudur, soru olarak gelir. Fosfoglisarat kinaz 2.3 BPG sentezlenirken bypass geçilen, atlatılan glikoliz enzimidir. Normal şartlarda burada 2 adet ATP sentezlenirken, 2.3 BPG sentezlenirken ATP sentezlenmez.
Arkadaşlar şuradan böyle bir yan yol oluşuyor ya. 2.3 BPG sonra da 1.3 fosfoglutarata dönüşüyor ya. Burada bir yan yol oluşuyor. Bu yola Rapaport-Löbering döngüsü deniyor. Kitabımızda şekli var. Birazdan göstereceğim. Devam ediyorum. 3 fosfoglutarat bir tane amino asit sentezlenir bundan. Serin amino asit. Hep derslerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim. 3 fosfoglutarat daha sonra 2 fosfoglutarata dönüşür. 2 fosfoglutarat ise fosfoenol piruvata dönüşür. Bunu yapan enzim enolazdır. Enolazın da fix bir bilgisi var. Fix bir sorusu var. Açığa su çıkan basamaktır glikozide. Dehidrasyon aşamasıdır. Bir de bu aşama bir tane moleküle inhibe olur. Kim inhibe olur? Kimle inhibe olur? Yazıyor bak. Sodyum klorür ile inhibe olur. NAF. İodasetat gliseradet 3 fosfat dehidrojenazı inhibe ederken sodyum klorür enolazı inhibe eder. Bunu biz çok severiz. Biyokimyacılar bunu çok severler. Sorarlar da enolazı sodyum klorür ilişkisini. Mesela kliniklerde belki görürsünüz. Bazı kan ölçümleri için gri kapaklı tüpler, özellikle etkilenmemesi için gri kapaklı tüpler alınır. Onlarda sodyum florür vardır. Neden? Bu enzim inhibe edilir ki tüp içerisinde aldığınız eritrositler hala enerji kaynağı olarak glikozu kullanmasınlar. Çünkü glikozu ölçerseniz yanlış düşük bulursunuz. O yüzden bu tüpler alınıyor. Bu nedenle de biyokimyacılar bunu seviyor. Biz bunlardan soru yapmayı seviyoruz. Son aşama fosfoenol piruvat, yüksek enerjili, en yüksek enerjili fosfat bileşiği. Son aşama 10. basamakta piruvata çeviririm. Bunu yapan enzim piruvat kinazdır arkadaşlar. Bakın substrat düzeyinde fosforilasyon ikinci olarak meydana gelir. Ve ikinci ATP sentezinin gerçekleştiği basamaktır. Bu basamak. Aldolazı ikiye ayırdığım için bunları iki ile çarpacağım hesaplamayı yaparken. Piruvat kinaz glikolizin son hız düzenleyici basamağıdır sevgili arkadaşlar. Glikolizde hız düzenleyici basamaklar. Glikokinaz, heksokinaz, fosfofruktokinaz, piruvat kinaz 1. ATP tüketen basamaklar. Glikokinaz, heksokinaz, fosfofruktokinaz 1. ATP üreten basamaklar. Fosfoglutarat kinaz, piruvat kinaz. Oksidoredüksiyon basamağı. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz. Su çıkan basamak. Enolaz. Enolaz inhibitörü. Sodyum florür. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz inhibitörü. İodasetat. Glikokinaz inhibitörü. Fruktoz 1,6 bir fosfat. Heksokinaz inhibitörü. Glikoz 6 fosfat. FFK1 inhibitörü. ATP sitrat. FFK1 aktivatörü. Fruktoz 2,6 bir fosfat ve AMP. Özellikle vurguluyorum fruktoz 2,6 bir fosfat. Çünkü fruktoz 1,6 bir fosfat da bir yeri aktive eder. Fruktoz 1,6 bir fosfat kimi aktive eder? Piruvat kinazı aktive eder arkadaşlar. Piruvat kinazın aktivatörü fruktoz 1,6 bir fosfattır. Çok çok önemli bir mekanizmadır. Normalde benim vücudumda kontroller negatif olur. Negatif feedbackli olur değil mi? Feedback kontrol vardır. Buradaki feed forward İleri besleme şeklinde bir düzenlemedir. Nasıl hocam? Bak şöyle. Daha senin burada ürettiğin fruktoz 1,6 bir fosfat daha meydana gelmemiş, daha ileride oluşacak meydana gelmemiş bir reaksiyonun enzimini aktive ediyor. Önceden haberdar ediyor, uyarıyor. Buna feed forward besleme denir. Anlaştık mı arkadaşlar? Burası istisnadır. O yüzden de kesinlikle sorulur. Sevilen bir noktadır. Göze batar. Daha glikozle ilgili konuşulacak çok şey var. Ama çok detaya girmek istemiyorum. Çok kafanızı bulandırmak istemiyorum. Peki piruvat kinazının bir tane de inhibitörünü söyleyelim. Bana öyle bir amino asit söyleyin ki glikoneogenezi aktive etsin. Şeker adam glikolizi inhibe etsin. Piruvat kinaz üzerinden. Alenin. Alenin piruvat kinazı inhibe eder sevgili arkadaşlar. Hesaplamasına bakalım. Eksi 1 ATP ilk basamakta harcanım. Glikokinaz heksokinaz basamağında. 1 ATP fosfofruktokinaz 1 aşamasında harcadım. Fosfoglutarat kinaz 2'ye ayrıldığı için kol 2 ile çarpıyorum. 2 ATP üretir. Piruvat kinaz 2 ATP üretir. Sorum şu. Bir tane de NADH'ım var buradan. Çarpı 2 diyorum. 2 tane de ne üretiyormuşum? NADH. Soru 1. Glikolizde toplam kaç ATP üretilir? Soruya dikkat. Toplam kaç ATP üretilir? 4. Glikolizde net kaç ATP üretilir? 2. Soruya dikkat. 2.3 BPG üreten bir eritrositte bir molekül glikozdan net kaç ATP üretilir? 0. Neden? Çünkü fosfoglutarat kinaz basamağını eğer 2.3 bir fosfoglutarat üretiyorsanız şu aşamayı bypass geçiyorsunuz. 2 ATP olmuyor. 2 tane harcadım. 2 tane ürettim. Net olarak sorarsa 2.3 BPG üretilen bir eritrositte net ATP kazancı kaçtır? 2.3 BPG hangi hücrede sentezlenir? Eritrositte. Hangi yolakta? Glikolizde. Hangi enzim bypass geçilir? Bu kadar.
Glikozda aynı reaksiyonu katalizleyen enzimler. Glikozu glikoz 6 fosfata çeviriyorum. Glikokinaz, heksokinaz. Glikozin hangi enzim kendi ürünüyle glikoz 6 fosfatla inhibe olur? Heksokinaz. Sorudur arkadaşlar. Seviyorlar bunu sormayı. Glikozin tek yönlü, düzenleyici, allosterik, irreversible basamakları. Heksokinaz, glikokinaz, fosfofruktokinaz, piruvatkinaz. Glikozde substrat düzeyinde fosforilasyon, yani ATP sentezleyenler. Fosfoglisaratkinaz, piruvatkinaz. Glikokinaz neydi? Karaciğer ve pankrasa bulunurdu. İşte burada söylüyorum. Glikoz için yüksek KM ve max, düşük ilgi. Glikoz 6 fosfatla inhibe olur. İnsülinle regüle edilir. Tabloda daha güzel gösteriyor arkadaşlar. Glikokinaz aktivitesi fruktoz 6 fosfatla düzenlenir. Fruktoz 6 fosfat artarsa glikokinaz, glikoz 6 fosfat artarsa heksokinaz inhibe olur demiştik. Şu tabloya bakalım bir. Evet. Karaciğer, pankreas, glikokinaz, diğer dokular heksokinaz. Glikoza spesifik olan adı üzerinde glikokinaz, tüm heksozları fosfatlayabilen heksokinaz. Fruktoz 6 fosfatla inhibe olan glikokinaz, glikoz 6 fosfatla inhibe olan heksokinaz. İnsülinle uyarılan glikokinaz, insülinden etkilenmeyen heksokinaz. KM ve Vmax'ı yüksek olup ilgisi düşük olan glikokinaz, KM ve Vmax'ı düşük olup ilgisi yüksek olan heksokinazdır. İlgi eşittir afinite. Kan şekerini düzenleyen başka organ karaciğerdir. Beraberinde pankreasla beraber. Neden karaciğerdir? Çünkü bütün metabolik yolaklar karaciğerde meydana gelir arkadaşlar. Tokluk durumunda glikoz, glikokinaz ile glikoliz ve glikojen sentezi için gerekli olan glikoz 6 fosfata dönüşür. Bunu konuşmuştuk, glikoz hücre dışına kaçmasın diye. Açlık durumunda ise konuşacağız bunda. Glikoneogenezin son basamağında glikoz 6 fosfat az. Adına bakar mısınız? Sizce bu enzim ne yapıyor? Ne yapıyor glikoz 6 fosfat az? Hadi şu enzim okumayı öğrenin. Bak ezberlemenize gerçekten gerek yok. Ne anlıyorsunuz? Glikoz 6 fosfat az. 6. pozisyondaki fosfatı mı yıkıyor? Evet. Sen glikoz 6 fosfataz ile glikozun 6. karbondaki fosfatı ortadan kaldırırsan ne kalır geriye? Glikoz kalır. Peki bu glikoz hücre içerisinde durur mu? Durmaz. Hücre dışına kaçar. O yüzden glikoz 6 fosfataza ne diyoruz biz? Kana serbest glikoz çıkışını sağlayan enzimdir. Zaten glikoz dışarıya kaçar değil mi? Mantık olarak da bu işi yapıyor. Endoplazmik retikulumun belirteç enzimidir. Glikoneogenez karaciğerde olur. Kaslarda olmaz. Çünkü bu enzim karaciğerde bulunur. Kaslarda bulunmaz. 3 tane özelliği var glikoz 6 fosfatazın. Konuşacağız birazdan. Glikolizin en önemli düzenleyici basamağı hangi enzimde? Fosfofruktokinaz 1 basamağı. Peki inhibe edenler? Boşlukları doldur. Sitrat ve? Harikasınız. Aktif edenler? En önemli aktivatörü? Fruktoz 2-6 bifosfat ve AMP. Tabii ki ADP de düşük enerji göstergesidir. O da uyarır. İnsülin ve glukagonun karaciğerde glikoliz ve glikoneogenezin hızını kontrol etmesinde görevli molekül. Birisi arttırıyordu, ötekisi azaltıyordu bu molekülü. Fruktoz 2-6 bifosfat arkadaşlar. Güzel. Bahsettiğim yer şurası. Fruktoz 6 fosfattan FFK2 ile fruktoz 2-6 bifosfat oluşturuyorsunuz. İnsülin aktif oluyor. Açlık durumunda yıkım katabolizmada glukagon geliyor. Bu fruktoz 2-6 bifosfatı yıkan enzimi aktive ediyor. Dolayısıyla FFK1 üzerindeki aktivasyonu ortadan kaldırıyor. Glikolizde gliserol 3 fosfat ve dihidroksiaseton fosfat oluşturan enzim. Aldolaz A. Çok güzel. Aldolaz A aktivitesi sonucunda trioz fosfatlar oluşur. Gliserol 3 fosfat dihidrojenazın inhibitörü. Diyodoasetat. Glikolizin tek oksidasyon fosforilasyon basamağı. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz basamağıdır. 2 tane NADH üretiliyor. Peki bu NADH'lardan ATP elde edebilir misiniz? Nasıl? Elektronlarını ETZ'ye gönderirsiniz. Doğru mu? Evet. Peki ETZ neredeydi? Mitokondri iç membranda. Bu NADH nerede oluşuyor? Sitoplazmada. Nasıl yapacaksınız? Mekik sistemler. Sitoplazmadaki NADH'ın elektronlarını ETZ'ye göndermeniz için mekik sistemler var. Gliserol fosfat mekiği, malat aspartat mekiği yavaş yavaş geliyoruz. Aerobik glikolizde tek oksidoredüksiyon basamağını katalizeyen enzim, koenzimi kimdir? Oksidoredüksiyon dediğime göre dehidrojenaz mıydı? Evet. Ürün neydi? NADH. NADH'ın koenzimi kimdir? NAD. Yani niyaz. Eritrositte glikolizin bir yan ürünü olan ve 1.3 BPG'den sentezlenen hemoglobin oksijeni olan ilgisini azaltarak eğriyi sağa kaydıran madde.
2.3 BPG. Vallahi fizyoloji de çok seviyor. Haberiniz olsun. Klinikte de, dahiliyede özellikle muhakkak karşınıza çıkacak. Eritrositlerde glikozinin yan ürünü olarak oluşan madde 2.3 bir fosfoglisarattır. Bak burada yazıyor Rapaport-Löbering döngüsü diye arkadaşlar. ÖSYM'nin sınavlarından TUS'ta, tıp uzmanlık sınavında direkt bunu sordular. Rapaport-Löbering döngüsünün meydana geldiği hücre aşağıdakilerden hangisidir? Biz zaten biyokimyada başka hücre anlatmıyoruz ki bir eritrosit anlatıyoruz. Hiç ezonofil anlattığımızı gördünüz mü? Bazofil anlattığımızı gördünüz mü? Hayır. Eritrosit bir değineceksek hücre olarak, özel hücre olarak eritrosit anlatıyoruz. Rapaport-Löbering döngüsü eritrositte meydana geldiği glikoliz olanda. Glikoliz olan diğer adı nedir? Erbden Major yolu arkadaşlar. Bazı hocalarımız severler bu Latince isimlerini. Erbden Major yolu. Rapaport-Löbering döngüsünün gerçekleştiği hücre, eritrosit, sentezinde atlanan enzim, fosfoglisarat kinaz, net ATP kazancı, Rapaport-Löbering döngüsünde sıfırdır sevgili arkadaşlar. Peki, florit iyonları ile ilgili olan sodyum florür, fenolat, glikoz ölçümünde sodyum florit içeren antikoagülanlar kullanılırsa tüp içinde meydana gelebilecek glikoliz bloke edilmiş olur. Glikoz düzeylerinin yanlış düşük bulunması engellenmiş olur. Piruvat kinazı inhibe eden amino asit. Alanin, şeker adam. Glikoneogenizi aktive eder, glikolizi inhibe eder. Peki, glikolizi bitirdim. Piruvattan direkt neler oluşuyor? Arkadaşlar, piruvat glikolizin son ürünüdür. Ama glikolizi de ben ikiye ayırıyorum. Oksijenli, oksijensiz. Yani aerobik glikoliz, anaerobik glikoliz. Hatırlıyor musunuz? Evet. İki şartım var. Bir mitokondrin var, iki oksijenim var. Bu iki şartı birden sağlıyorsan aerobik glikolize gidersin. Neden aerobik glikolize gidersin? Çünkü elektron transfer zincirinde son elektron alıcı kimdir? Oksijendir. O nadaşları da ETZ'ye gönderirsin. Sitoplazmada oluşan iki tane nadaşı da ETZ'ye gönderirsin. Ve etinden, sütünden, glikolizin her şeyinden enerji üretirsin. Eğer bu ikisinden bir tanesi yoksa, hatta ETZ'de kompleks 4 elektron alıcı kimdi? Oksijendi değil mi? İşte bu yüzden oksijenli sondu. Eğer bu ikisinden bir tanesi yoksa, ya oksijen yok, hızlı kas kasılması örnek verilir. İskelet kaslarında çok ağır egzersiz yaparsanız ne oluyorsunuz? Yorgunluk hissediyorsunuz. Laktik asit birikiyor. Değil mi? İşte bundan dolayı. Çünkü anaerobik glikolizin son ürünü kimdir? Laktattır. Ya da mitokondrin olmayacak. Mesela hangi hücre? Eritrosit. Eritrosit'te mitokondrin olmadığı için anaerobik glikoliz yapar. Arkadaşlar bir oksijenin olacak, iki mitokondrin olacak. Bu iki şart sağlıyorsan piruvat asetil koaya dönüşür. Krebs döngüsüne gider. Oradan nadaş tarafa da çıkar, ETZ'ye gider. Bol miktarda enerji kazanırsın. Ama ya mitokondrin yok, ya oksijenin yoksa piruvat kime dönüşür? Laktata dönüşür. Anaerobik glikolizin göstergesi, oksijen açığının göstergesi kimdir? Laktattır. Piruvattan laktat oluşan enzimde laktat dehidrojenazdır. Bakın piruvattan direkt oluşan moleküller. Alanin. Piruvata amino grubu NH3 eklerseniz alanin oluşur. Alaninden amino grubunu çıkartırsanız piruvat oluşur. Alanin trans aminaz, ALT enzim. Çift yönlü. Başka? Laktat. Piruvattan laktat oluşur. Laktattan piruvat oluşur. Laktat dehidrojenaz enzimi. Asetil-CoA. Piruvatı mitokondriye taşırsınız. Mitokondriye piruvat dehidrojenaz ile asetil-CoA oluşturursunuz. Tek yönlü mitokondriyal. Ve oksalo asetat. Piruvattan yine mitokondride piruvat karboksilaz denen enzimle oksalo asetatı sentezlersiniz. Piruvattan tek basamakta, tek enzimatik reaksiyonda oluşan moleküller bunlardır. Peki kimler piruvat sentezler? Az önce konuştuk. Fosfenol piruvattan piruvat sentezlenen piruvat kinaz. Veya ALT çift yönlüdür dedim. Alaninden amino grubunu transfer edersiniz, piruvat kalır. Laktattan piruvat oluşturabilirsiniz. Aynı enzim laktat dehidrojenaz. Bir de malik enzim var. Sitrat liyaz aktivitesi sonucu açığa çıkan asetil koayı oksalo asetatı piruvata çevirir. Bunu da ilerleyen bir yerde göstereceğim sizlere. Arkadaşlar glikozin kontrol basamakları hangileridir? 3 basamak irreversible'dır, tek yönlüdür, düzenleyicidir, allosteriktir, kontrol basamağıdır. Kimlerdir bunlar? Glikokinaz, heksokinaz 1. basamak, fosfofruktokinaz 1, 3. basamak ve en son basamak piruvat kinazdır. Burada glikokinaz, fosfofruktokinaz ve piruvat kinazı karaciğerde aktive eden hormon kimdir? İnsülindir. Heksokinazı aktive uyarır mı? Heksokinazı uyarmaz. Ama bu glikoliz yolağını insülin aktive eder. Karaciğerde piruvat kinaz kim tarafından feed forward aktive edilir? İstisna. Fruktoz 1,6 bifosfat sorudur. Haberiniz olsun. Evet gelelim mekik sistemlerine. Dedim ki sitoplazmada oluşan nadaşı bireysel aldehit 3 fosfat dehidrojenaz nadaş üretir. 2 tane nadaşım oluyordu benim. Ben bu nadaşların elektronlarını ETZ'ye gönderip 1 nadaşı 2,5 ATP, 2 nadaşı 5 ATP kazanabilirim. Doğru mudur? Evet. Bu nadaşın elektronlarını, bakın nadaşın kendisini demiyorum.
NADAŞ'ın elektronlarını sitoplazmadan mitokondriye aktaran sistemlere ne diyorum? Mekik sistemler diyorum. Şimdi bakın şekle. Arkadaşlar, dihidroksiaseton fosfat NADAŞ'ın yapısındaki hidrojen ve elektronları alıyor. Kime dönüşüyor? Gliserol 3 fosfatı. Gliserol 3 fosfat mitokondriyal membranlardan geçebiliyor. Ve mitokondri, dikkat, iç membranına geliyor. Kime dönüşüyor? Dihidroksiaseton fosfatı. O zaman kimi bırakması lazım? Aldığı hidrojen ve elektronları bırakması lazım. Yani şuradaki reaksiyonun tersini yapması lazım. Doğru mu? Evet. İşte bu hidrojen ve elektronları mitokondri iç membranında bıraktığında bu hidrojenden elektronların alıcısı kim? FAD. Kim oluşuyor? FADH2. Ben sitoplazmadaki elektronları aktardım mı mitokondriye şu anda? İşte bu mekik sistemdir. Gliserol fosfat mekiği beyin ve iskelet kasında bulunur. Bir. Stoplazmadan NADAŞ yapısındaki elektron ve hidrojenler FADH2 şeklinde mitokondriye taşınır. Ama nereye taşınır? İç membrana taşınır. Bunlar da ikinci ve üçüncü özellik. Bir, hangi dokuda bulunur? Beyin ve iskelet kasında. Gliserol fosfat mekiği beyin ve iskelet kasında bulunur. Amaç ne? Stoplazmadaki NADAŞ'ın elektronlarını nereye taşımaktır? ETZ'ye. Gliserol fosfat mekiğinde NADAŞ'ın elektronları nereye taşınıyor? Mitokondri iç membranına. Hangi şekilde taşınıyor? FADH2 şekilde taşınıyor. Hatırlıyor musunuz? 3 tane enzim söyledim size FADH2 üreten. Süksinat dehidrojenaz, açıl CoA dehidrojenaz, bir de gliserol 3 fosfat dehidrojenaz. Bak buraya. Gliserol 3 fosfat dehidrojenaz FADH2 üretir ama mitokondriyal formu, sitoplazmik formu değil. Mitokondriyal formu FADH2 üreten bir enzimdir. Peki, özellikle vurguluyorum. İç membranda, mitokondri iç membrandadır bu mekik sistemi. Neden? Neden vurguluyorum? Neden mitokondri iç membranda olması bu kadar önemli? Bu FADH2'nin ETZ'ye giriş yeri neresidir? Hangi FADH2? Gliserol 3 fosfat dehidrojenazın ürettiği FADH2. Koenzim Q. Özelliği neydi? Lokalizasyonu neresiydi? Mitokondri iç membranındaydı, değil mi? Bakın, o yüzden bu mekik sistemi mitokondri iç membranda önemli rol alır. Gelelim ötekine. Ötekisi de karaciğer, böbrek ve kalp kasında bulunuyor. Malat aspartat mekiği. Aynı sistem, benzeri burada. Sitoplazmadaki NADAŞ'ın elektronlarını ve hidrojenlerini oksal asetattan malat oluştururken kullanıyorsunuz. Malat mitokondri membranlarından geçiyor. Mitokondri matriksine geliyor. Tekrar oksal asetata döndüğünde aldığı hidrojenleri, elektronları bırakıyor. Yine NADAŞ yapısında dönüş oluyor. İki mekik sistemi arasındaki farklara bakar mısınız arkadaşlar? Gliserol fosfat mekiği nerede? Beyin iskelet kasında. Malat aspartat mekiği nerede? Karaciğer, böbrek, kalp. İkinci ve üçüncü özellikler daha önemli. Gliserol fosfat mekiğinde NADAŞ nereye taşınıyordu? İç membrana. Malat aspartat mekiğinde nereye taşınıyor? Matrikse. Çünkü NADAŞ. NADAŞ'tan ETZ'ye giriş yeri neresi? Kompleks 1. Tamam mı arkadaşlar? Malat aspartat mekiğinde NADAŞ, NADAŞ olarak elektronları aktarırken gliserol fosfat mekiğinde NADAŞ FADH2'ye dönüşerek elektronları aktarıyor. Bu iki mekik sistemi arasındaki 3 fark. Birincisi bulundukları doku farkı. İkincisi gliserol fosfat mekiğinde NADAŞ FADH2'ye dönüşür. Malat aspartat mekiğinde NADAŞ NADAŞ şeklinde elektronlarını tekrar mitokondriye taşır. Üçüncüsü gliserol fosfat mekiğinde mitokondri iç membranında bazen Q'yu hatırlayın dönüşüm oluyor. Ama malat aspartat mekiğinde matrikse taşınıyor NADAŞ'lar. Üç yönden farklı özelliktedirler. Gliserol fosfat şantını kullanan başlıca dokular hangileridir? Aynı öyle beyin ve iskelet kasıdır. Bu dokularda bir molekül glikozdan 30 ATP kazancı söz konusudur. Hesaplamayı TCA'yı anlattıktan sonra yaparız. Peki malat aspartat şantını kullanan dokular hangileridir? Karaciğer, böbrek, kalp kası. Burada ise 32 tane ATP elde ediliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden gliserol fosfatta 30 ATP, malat aspartatta 32 ATP? İki tane ATP'lik fark nereden geliyor? Sizce nereden geliyor? Hiç düşündünüz mü? Bak şu anda söylüyorum. Bir tane glikoliz yapıyorsun. Karaciğer, böbrek, kalp kasında 32 ATP, beyinde 30 ATP. 2 ATP'lik fark var. Bu fark nereden geliyor? Arkadaşlar başlarken benim sitoplazmamda glikolizden 2 tane NADAŞ mı vardı? Evet. Ben malat aspartat mekiğinde 2 tane NADAŞ'ı yine 2 tane NADAŞ olarak mı taşıdım? Evet. Bir NADAŞ kaç ATP'dir? 2,5 ATP. 2 NADAŞ 5 ATP. Malat aspartat mekiğinde 5 ATP mi var? Evet. Şimdi buraya bak. Gliserol fosfat mekiğinde 2 tane NADAŞ'ı ben nasıl taşıyorum? 2 tane FADH2 olarak taşıyorum. 1 FADH2 kaç ATP? 1,5. 2 FADH2 3 ATP. Ötekinde 5 ATP kazanırken burada 3 ATP kazanıyorum. 2 ATP'lik fark buradan geliyor.
mekik sisteminden, yani dokudan kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Peki glikolitik yoldaki piruvat kinaz ve diğer enzimlerin eksikliğinde hangi anemi görülür? Hemolitik anemi görülür. Arkadaşlar glikolizin gerçekleştiği eritrositte eritrositin çekirdeği yok, mitokondrisi yok. Tek enerji kaynağı glikolizdir. Netik ATP kazanıyor ya. Glikoliz reaksiyonları eritrosit için tek enerji kaynağıdır. Eğer bu 10 basamaktaki enzimlerden herhangi bir tanesi eksik olursa eritrosit enerji üretebilir mi? Üretemez. Enerji üretemezse yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Yaşayamazsa ne olur? Eritrosit parçalanır. Buna ne diyorsunuz? Hemoliz. İster glikokinaz hexokinaz eksikliği olsun, ister enolaz eksikliği olsun, ister fosfoglikokinaz 1 eksikliği olsun, ister piruvat kinaz eksikliği olsun. Hangi 10 basamaktaki hangi enzim olursa olsun bunlardan herhangi biri eksik olursa glikoliz yolu gelişemeyeceği için enerji üretilemez ve eritrositin tek enerji kaynağı glikolizdir. Enerji üretemezse ölür. Bu işleme ne diyorsunuz? Hemoliz. Fakat bu 10 tane enzim içerisinde en sık hangi enzim eksikliği hemolitik anemiye neden olur? Bu glikolitik yolaktaki enzimlerden bir tanesinin eksikliği diğerlerine göre daha çok görülüyor. Kimmiş o? Piruvat kinaz. Piruvat kinaz da eksikse hemolitik anemi ortaya çıkar. Anaerobik glikolizde piruvatı laktata çeviren sitozolik enzim kimdir? Anaerobik glikoliz diyorum ya mitokondri yok ya oksijen yok. Piruvat kime dönüşürdü? Laktata dönüşürdü. Çift yönlü enzim laktat dehidrojen. 1 gram glikozdan en az enerji elde edilen hücre. Çekirdeği yok, mitokondrisi yok. Eritrosit arkadaşlar. Egzersiz yapan iskeletasında veya eritrositlerde NADH'ın NAD'ye dönüştüğü reaksiyon hangisidir? Bu yüzden anaerobik glikoliz diyorum arkadaşlar. Bu reaksiyon katalizden enzim kimdir? Laktat dehidrojenaz. Şimdi bakın aerobik glikoliz, anaerobik glikoliz aslında nereden geliyor biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Ben glikoliz reaksiyonlarında glukozu alıyorum. 2'ye çeviriyorum. Piruvat oluşturuyor. Bir basamakta açığa ne çıkıyor? NAD'den NADH çıkıyor. Şu ana kadar sorun var mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir yer var mı? Şunu söyleyeyim. Tekrar atan arkadaşlar muhtemelen öğrenmiştir ama ilk dinlediğinizde öğrenmezsiniz arkadaşlar. İlk dinlediğinizde anlarsınız. Tamam mı? Yani öğrenmedim diye panik yapmayın. Anlayın. Öğrenme ne zaman olacak? Tekrarınızda olacak. O yüzden panik yapmayın. Sadece anlamanız benim için şu aşamada önemli. Öğrenme sizin işiniz. Ben anlatıyorum. Siz de anlayın. Öğrenmek için biraz daha çaba gösterip tekrar etmeniz lazım. Arkadaşlar glikolizde NAD'yi kullanırım, NADH oluştururum. Doğru mu? Evet. Peki bir süre sonra NAD düzeyleri tükenir mi? Sürekli NAD'den NADH oluşturursam. NAD düzeyleri azalır mı? Glikolizin devamı için o zaman benim neye ihtiyacım var? NAD'ye ihtiyacım var. İşte bu NAD'nin yenilenmesine göre glikoliz ikiye ayrılıyor. Aerobik glikoliz, anaerobik glikoliz. Mesela ben bu NADH'ları maat aspartat mekiğiyle veya gliserol fosfat mekiğiyle elektronlarını alıp elektronları ATZ'ye gönderdiğimde NADH tekrar kime dönüyordu? NAD'ye dönüyordu. Eğer oksijen varsa, mitokondri varsa buna çünkü elektronları göndereceğim, ATZ'ye göndereceğim, mitokondri olması lazım. Yine oksijen olması lazım. Kompleks 4'te oksijen lazım çünkü son elektron alacağım. İşte buna aerobik glikoliz diyorsunuz. Ama eritrosit, mitokondri yok. Veya yoğun egzersiz halindeki iskelet kası, oksijen yok. Bu durumda bu NAD'yi nasıl yenileyeceksiniz? NADH'ların düzeyleri arttı, NAD azaldı. Glikoliz inhibe olacak, olmaması lazım. Nasıl düzenlersiniz? Piruvatı laktata çeviriyorsunuz, çift yönlü enzim. Bunu yapan enzim laktat dehidrojenazdır. Dehidrojenaz diyorsam ne açığa çıkartacak? NADH. Bu aşamada arkadaşlar NADH iki yönlü enzim olduğu için yönü de işte çift yönlü enzim olduğu için burada bir karışıklık var. İlk önce piruvattan laktat oluşturuyorum ben. Şuradaki NADH'ı kullanıyorum. NAD'ye çeviriyor. Yani piruvattan laktat oluştururken NADH'ı NAD'ye dönüştürüyorsunuz ve bu NAD'yi yerine koymuş oluyorsunuz. İşte buna da anaerobik glikoliz deniyor. Anlaştık mı? Aerobik anaerobik kavramı buradan geliyor. NAD'nin yenilenme yerine göre. Eğer elektron transfer zincirine NADH'ın elektronlarını gönderiyorsanız mitokondri var, oksijen var. Aerobik glikoliz diyorsunuz. Bol miktarda enerji kazanırsınız. Eğer mitokondri yok, eritrosit veya yoğun egzersiz halindeki iskelet kası oksijen yok. İşte buradaki oluşan NADH'ı piruvattan laktata dönüştürürken harcıyorsunuz. NAD'ye dönüştürüp getirip yerine koyuyorsunuz. NAD ihtiyacını böylece karşılamış oluyorsunuz. Anaerobik glikoliz.
Laktat anaerobik glikoliz göstergesidir. Laktat oksijen açığının göstergesidir. Mantık da buradan geliyor. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum. Soru, egzersiz yapan iskelet kasında oksijen yok veya eritrositlerde mitokondri yok. NADH'e NAD'ye dönüşümü hangi reaksiyonda olur? Çünkü NAD'nin yenilenmesi gerekir. Nerede yeniliyorsunuz siz anaerobik glikolizde? Pirvattan laktat oluşumunda, laktat dehidrojenaz basamağında oluşturuyorsunuz. Anaerobik glikoliz, 1 mol glikoz başına kaç mol ATP ve NADH oluşur? Arkadaşlar 4 ATP üretildiğini biliyorsunuz. Net ifadesi kullanılmadığı için 4 ATP üretilir. 2 tane de NADH üretilir. Anaerobik glikolizde. Peki net deseydi? Net kaç ATP? 2 ATP. Net anaerobik glikolizde kaç NADH? 0. Niye? Piruvattan laktata çeviriyorsunuz anaerobik glikoliz. Oradan NADH'ları kullanıyorsunuz. O yüzden NADH kalmıyor. Peki bana şunu söyleyin. Anaerobik glikolizin ürünleri nelerdir? 1. 2 tane piruvatı laktata çevirirsiniz. 2 tane laktat. 2. Başka ürünü var mı? ATP. Kaç ATP? 2 ATP. Anaerobik glikolizde ürünler 2 tane laktat, net 2 tane ATP'dir. NADH oluşmaz. Çünkü kullanılıyor. Aerobik glikolizin ürünlerini söyleyin bana. Net 2 ATP, 2 NADH ve 2 tane piruvat. Daha sonra asetil-CoA'ya dönüşecek. 1 molekül glikoz anaerobik şartlarda 2 molekül laktata dönüşürken net 2 ATP kazanç söz konusudur. Peki boşluğu doldurun. Neyin düzeyleri hastanın oksijen açığının erken ve hızlı bir şekilde saptanması açısından önemlidir? Oksijen açığı, hipoksi, anaerobik glikoliz. Neydi bunun göstergesi? Laktat. Kan laktat düzeyleri. Yoğun bakıma giren bir anestezist kan gazında ilk önce laktata bakar. Hasta oksijeni oluyor mu olmuyor mu? Tamam arkadaşlar. Oksijensizlik eşittir laktat, anaerobik glikoliz. Aerobik glikoliz sonrasında piruvatı asetil-CoA'ya çeviren mitokondriyal enzim. Geldik. Yavaş yavaş. Piruvatı sitoplazmada sentezledim. Mitokondriye taşıdım ve mitokondride bir tane moleküle çeviriyorum. Kime çeviriyorum? Asetil-CoA'ya. Mitokondriyaldir, tek yönlüdür. Açığa NADH çıkartır, karbondioksit çıkartır. Aynı zamanda bu enzim Krebs döngüsünün düzenlenmesinde dışarıdan düzenlenmesinde rol oynayan bir enzimdir. 5 tane koenzimi var bu enzimin. B1, B2, B3, B5 lipoik asit. Asetil-CoA ile inhibe olur. NADH'la yüksek NADH düzeyleri inhibe olur. ATP ile inhibe olur. Sitrat ile inhibe olur. Arsenit ile inhibe olur. İnsülinle aktive olur. Kimdir bu enzim? Piruvat dehidrojenazdır arkadaşlar. Civa ve arsenik piruvat dehidrojenazı yarışmasız bir şekilde inhibe eder. Böylece piruvat asetil-CoA'ya dönüşemez. Piruvat asetil-CoA'ya dönüşemezse kime kayacak? Laktat yolağına kayacak. Laktat oluşumu artacak. Civa ve arsenik zehirlenmesiyle. Glikoliz sonucu oluşan piruvat ile ilgili başka özellikler. Evet, anaerobik koşullarda laktat dehidrojenazla laktata çevrilir. Mikroorganizmalarda etanole çevrilebilir. Bizde gözükmüyor. Glikoneogeneze girmek için piruvat karboksilazla oksal asetata dönüşür. Ve aerobik koşullarda piruvattan asetil-CoA'ya piruvat dehidrojenaz ile dönüşüm yaparsınız. Şu şeklin spotlaştırmış bilgisiydi. Piruvattan alenin, aleninden piruvat oluşabilir. Piruvattan laktat, laktattan piruvat oluşabilir. Bu iki reaksiyon çift yönlüdür ve sitoplazmiktir. Piruvattan piruvat dehidrojenaz ile asetil-CoA oluşur. Bu aşama mitokondriyal ve tek yönlüdür. Piruvat dehidrojenaz enzimi önemlidir arkadaşlar. Çok sevilir. Mitokondriyaldir. Tek yönlüdür. Krebs döngüsünün düzenlenmesine rol olur. Bakın reaksiyonu açan NADH çıkartıyor. Piruvat dehidrojenaz diyorum zaten. Dehidrojenaz diyorsa ne çıkartacak? NADH çıkartacak. Açığa karbondioksit çıkartıyorsa ne dersiniz? Aynı zamanda dekarboksilasyon. O zaman piruvat dehidrojenaz için ne diyelim ortak? Oksidatif dekarboksilasyon yapar. Oksidatif NADH çıkartır. Dekarboksilasyon karbondioksit çıkartır. Evet, oksidatif dekarboksilasyon yapar. 5 tane koenzimi vardır. Lütfen unutmayın. Yavaş yavaş geliyorum onlara. ATP'den siklik AMP oluşumunda görevli bir membran enzimi var. Bunu ileride bir şey anlatacağım size. İnsülin etki mekanizmasını, glukagon etki mekanizmasını. Orada tekrar göstereceğim. Adenilat sikliz diye bir enzim var arkadaşlar. ATP'den siklik AMP oluşturur. Aynı zamanda membranların belirteç enzimidir. Tıpkı sodyum potasyum ATPaz gibi. Değil mi? Sodyum potasyum ATPaz da plazma membranının belirteç enzimidir. Arkadaşlar Krebs döngüsü, TCA döngüsü veya sitrik asit döngüsü. Dediğim gibi glikolizin sonunda oluşturduğunuz 2 adet 3 karbonlu piruvatı
piruvatta hidrojenaz ile asetil KOH'a çevirirsiniz. 3 karbonlu piruvattan sonuçta kim oluşuyor o zaman? 2 karbonlu asetil KOH oluşuyor. Çünkü piruvatta hidrojenaz yapıdan bir tane karbondioksit çıkartır. Açığa NADH çıkartır. Mitokondriyaldir, tek yönlüdür. 5 tane KOH enzimi var. Bu şekilde de aktivatörlerin imitörlerini görüyorsunuz. Birazdan spotlarda da tekrar konuşacağız. Piruvattan asetil KOH oluşumu sağlayan enzim piruvatta hidrojenazdır. Piruvatta hidrojenaz enzim kompleksi ve TCA döngüsünde görevli 5 KOH enzim hangisidir? Piruvatta hidrojenazın bu KOH enzimlerini seviyorlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 5 lipoik asit diye kısaltıyorum. B1 vitamini tiamin, B2 vitamini riboflavin, B3 vitamini niasin, B5 vitamini pantotenik asit ve lipoik asit. 5 tane KOH enzimi vardır piruvatta hidrojenazın. Birazdan piruvatta hidrojenaza analog 2 enzim daha söyleyeceğim. Bire bir aynı, sadece isimleri farklı olan. KOH enzimleri ne kadar? 5 tane KOH enzimi kullanan toplam 3 tane enzim var. Bunlar 300 enzimlerdir arkadaşlar. Birbirinin tıpatıp aynısı olan enzimlerdir. Mesela öteki enzimler de oksidatifte karboksilasyon yapar. Kimlerdir bunlar? Bir piruvatta hidrojenaz. İkincisi Krebs döngüsünde görevli alfa ketoglutaratta hidrojenaz. Üçüncüsü ise dallı zincirli valinlösin izolesin. Dallı zincirli amino asitlerin metabolizmasında bir enzim var. Eksikliği akça ağaç şurubu hastalığı yapar. Hocalar sever bunu. Alfa ketoasitlerin oluşumunda rol oynayan bir enzim. O da dallı zincirli alfa ketoasit dehidrojenaz diye bir enzim. Üç enzim analog enzimdir. KOH enzimleri bile aynıdır. B1, B2, B3, B5 lipoik asit. Peki arsenik bu enzimi inhibe eder dedik. Piruvat dehidrojenazı. Alfa ketoglutarası da inhibe eder. Dallı zincirli alfa ketoasit de inhibe eder. Bu KOH enzimlerden hangisi üzerinden inhibisyon yapar arsenit? Lipoik asit üzerinden. Çok güzel. Lipoik asite bağlanarak piruvat dehidrojenaz enzimini inhibe eder. Peki başka kim inhibe ediyor piruvat dehidrojenazı? ATP. Yüksek enerji göstergeleri yani. ATP, asetil KOH, NADH. Yüksek enerjili moleküller değil miydi bunlar? Evet, yüksek enerjinin gösterim şekli. Ve yüksek enerjili moleküllerdir. Sitrat ve glukagon. Glukagon katabolik yolak enzimidir arkadaşlar. Oysa piruvat dehidrojenaz anabolik olarak kabul edilir. İnsülinle aktif olur. Fosfataz ile defosforilasyon insülinin etki mekanizmasıdır. Size anlatırken konu içinde diyeceğim ki insülin anaboliktir. Etkisi asıl olarak nedir? Defosforilasyondur. Önüne gelen bütün enzimlerin yapısında düzenleyici olan aktive ettiği uyardığı enzimlerin yapısından fosfat gruplarını çıkartır. Fosfat grubunu çıkartmaya ne diyorsunuz? Defosforilasyon. Glukagon ise tam tersinde bütün enzimlere fosfat grubu takar. Fosforilasyon yapar. Bunlar biraz detay. İleride bahsedeceğim. Önemli özellikleri var insülinle ilgili. Fosfataz ile defosforilasyon piruvat dehidrojenaz aktif olur. İnsülinin etki mekanizması. Asetil KOH'un yapı taşı olan KOH enzim A. Hep karşımıza çıkıyor. KOH enzim A. Evet. Aktivasyon KOH enzim A. Moleküllerin aktivasyonunda KOH enzim A kullanılır. Süksinil KOH, asetil KOH, yağ açil KOH. Bu KOH enzim A nedir? 4 tane molekülden oluşan bir bileşiktir. Kimler oluşturur KOH enzim A'yı? KOH enzim A'nın yapısında ne var? KOH enzim A'nın yapısında merkaptoetilamin var. Sistein arkadaşlar. Başka? Riboz 3 fosfat var. Bak KOH enzim A fosfat içeriyor. KOH enzim A'dan dolayı asetil KOH, süksinil KOH neydi? Yüksek enerjili fosfat bileşikleriydi. İşte bakın burada fosfat var. Riboz 3 fosfat. Başka? Adenin bazını içeriyor. Başka? Pantotenik asit. B5 vitaminini içeriyor. 4 tane olduğu için kolay oluyor soru. 5.yi koyup soruyorlar. Aşağıdaki seçeneklerde gelen moleküllerden hangisi? KOH enzim A yapısında yer almaz. MRAPA. MRAPA. Merkaptoetilamin. Riboz 3 fosfat. A adenin. PA pantotenik asit. MRAPA. Baş harflerini birleştirirseniz MRAPA diye aklınızda kalabilir. Birinci soru tarzı bu. Hangisi KOH enzim A'nın yapısında değildir? İkincisi ise şu. KOH enzim A'nın yapısında bulunan vitamin aşağıdakilerden hangisidir? Kesinlikle ama kesinlikle bilmenizi istiyorlar arkadaşlar. Pantotenik asit. Vitamin B5. Penta. 5 demek ya Latince. Oradan aklınızda kalsın. KOH enzim A'nın yapısında bulunan vitamin pantotenik asittir. Sitrik asit döngüsüyle ilgili ilişkili başlıca yolaklar. Evet, Krebs döngüsünün yolaklarla ilişkisi var. Nelerdir onlar? Mesela glikoneogenez ile Krebs döngüsü ilişkilidir. Glikoneogenezin ilk enzimi piruvattan oksaloasetat oluşturursunuz. Oksaloasetatı malata çevirirsiniz. Malatı sitoplazmaya çıkartır. Glikoneogeneze gönderirsiniz. Başka fumarat üzerinden de, süksinat üzerinden de bunlardan da glikoneogeneze gidiş vardır arkadaşlar. Dolayısıyla Krebs döngüsü glikoneogenezle ilişkilidir. 1. Krebs döngüsü lipogenez yağ asit sentezle ilişkilidir. Evet, oksaloasetatla ATP'yi birleştirirsiniz. Sitrat sentaz ilk hız düzenleyeceğiniz enzim. Sitratı oluşturursunuz. Bir süre sonra akonitaz yavaşlaştığı için sitrat düzeyleri artar.
mitokondri biriken sitrat sitoplazmaya geçer. Sitoplazmada sitratı yıkan sitrat liyaz ile asetil-CoA ve oksaloasetatı tekrar açığa çıkartırsınız. İşte bu asetil-CoA yağ asidi ve kolesterol sentezinde öncü olan asetil-CoA'dır. Hatta fix bilgimiz neydi? Yağ asidi ve kolesterol sentezi için gerekli olan öncül asetil-CoA'ların mitokondriden, Krebs döngüsünden, sitoplazmaya çıkış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Sitrat arkadaşlar. Sitrat, yağ asidi ve kolesterol sentezi için gerekli olan asetil-CoA'ların mitokondriden sitoplazmaya taşınım şeklidir. Dolayısıyla lipogenez ile ilişkilidir. Başka? Transaminasyon demişim. Amino grupların transferi. Amino asitlerin amino gruplarını çıkartırsanız keto asitler kalır geriye. Mesela alaninden amino grubunu çıkartırsanız piruvat kalır. Aspartattan amino grubunu çıkartırsanız oksaloasetat kalır. Glutamattan amino grubunu çıkartırsanız alfa ketoglutarat kalır. Bakın bunların hepsi Krebs döngüsünün ara molekülleri. Dolayısıyla transaminasyon ile de ilişkisi vardır. Tam tersleri de doğrudur. Oksaloasetatın üzerine götürün bir amino grubu ekleyin, olsun size aspartat. Veya alfa ketoglutarata bir amino grubu ekleyin, olsun size glutamat. Transaminasyon reaksiyonlarını yarın konuşacağız. Oksidatif fosforilasyon ile ilişkilidir. Kimdir oksidatif fosforilasyon ile ilişkili olan enzim? İkili oynar. Hem ATP'de hem TCA'da görev yapar. Süksinat dehidrojenaz arkadaşlar. Krebs döngüsündeki enzimler mitokondri matriksinde yer alırken bir tane istisnam var. Kimdir o? Süksinat dehidrojenaz. Mitokondri matriksinde bulunan Krebs döngüsü enzimi değildir. Mitokondri iç membranda bulunan tek Krebs döngüsü enzimidir. Ötekiler matriksteyken süksinat dehidrojenaz iç membranda lokalizedir. Porfirin sentezi. Porfirin sentezinde hem sentezinde öncül molekül glisin aminoasiti ve buna ilaveten süksinil CoA'dır diyeceğim size arkadaşlar. Glisin ile süksinil CoA'yı birleştirip aminolevulonik asit, ALA'yı sentezleyeceğiz. Enzimin adı ne olsun? ALA sentezleyen enzim. ALA sentez. Peki keton cisimlerinin yıkımında bahsedeceğim size. Diyeceğim ki keton cisimlerinin yıkımı için keton cisimi aktive etmeniz lazım. Aktivasyonda rol oynayan enzim tioforazdır. Kullanılan molekül ise süksinil CoA'dır diyeceğim. Mitokondriyal süksinil CoA'yı keton cisimlerinin yıkımı için kullanacaksınız. Arkadaşlar Krebs döngüsünün hızlanıcı basamakları hangileridir? Sitrat sentaz, izositrat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz. Bir de döngü dışarıdan kontrol eden var. Piruvat dehidrojenaz. Krebs döngüsünde NADH açığa çıkartanlar hangileridir? Dehidrojenazlar. İzositrat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz, malat dehidrojenaz, dördüncü dehidrojenaz, süksinat dehidrojenaz, fada çıkı üretir. Peki, 3 NADH, 1 fada çıkı üretiliyor gördüğünüz üzere Krebs döngüsünde. Akointaz aşamasında spot bilgi, hem su girişi vardır, hem su çıkışı vardır. Yani hem hidrasyon, hem dehidrasyon basamağıdır. Spotlarda yazıyor, söyleyeceğim. Bunun dışında alfa ketoglutarat, bakın kimle onun inhibi olmuş? Arsenitle. Bir enzim daha vardı arsenitle inhibi olan, piruvat dehidrojenaz. Bir tane daha vardı, dallı zincirli alfa ketoasit dehidrojenaz. Buradan şu sonuca varıyorum. 300 enzim, 3 analog enzim. Koenzim olarak neyi kullanırdı? B1, B2, B3, B5 lipoik asit. Krebs döngüsünün devam edebilmesi için gerekli olan vitaminler hangileridir desem? Alfa ketoglutarat dehidrojenazdan dolayı B1, B2, B3, B5 lipoik asit demeniz gerekiyor. Arkadaşlar fumarat burada eksik olmuş mesela, ekleyebilirsiniz hangi yollarla ilişkilidir. Fumarat üzerinden bir döngüyle bağlantı kuruyor. Üre döngüsü. Evet, fumaratla Krebs döngüsü üre döngüsüne bağlanır. Krebs döngüsüyle üre döngüsünü birbirine bağlayan fumarattır. Peki bakar mısınız? TCA döngüsünde sadece bir basamakta açığa GTP çıkıyor. Bu basamağa ne dersiniz? ATP, GTP çıkıyor doğrudan. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Krebs döngüsünün tek substrat düzeyinde fosforilasyon basamağı burasıdır. Süksinil CoA süksinata dönüşür. Basamağı sorarlar. Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Süksinil CoA'nın süksinata dönüşümü. Enzim kimdir? Süksinat tiokinaz. Kullanılan yüksek enerjili bileşik kimdir? Tioester bileşik. Süksinil CoA'dır. Şu aşama, şurası önemlidir sevgili arkadaşlar. 3 şekilde soru olarak karşınıza gelir. Yüksek enerji göstergeleri, ATP, NADH, bunlar Krebs döngüsünü yavaşlatırken düşük enerji göstergeleri hızlandırır. Fakat bununla beraber bir tane element var. Hem piruvat dehidrojenazı aktive eder, hem izositrat dehidrojenazı aktive eder, hem alfa ketoglutarat dehidrojenazı aktive eder, hem piruvat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz üzerinden Krebs döngüsünü aktive eder. Krebs döngüsünü uyaran, aktive eden element hangisidir? Kalsiyum arkadaşlar. Peki bir bilgiyi daha verelim burada. Arkadaşlar piruvattan asetil CoA oluşurken NADH açığa çıkıyordu. Bir de karbondioksit açığa çıkıyordu. Ne diyordum buna? Oksidatif
dekarboksilasyon. Oksidatif NADH çıktığı için dekarboksilasyon karbondioksit çıktığı için. Krebs döngüsünde de aynı iki tane özellik var. İzostrat dehidrojenaz bakın karbondioksit açığa çıkartır. Alfa ketoglutarat dehidrojenaz bakın karbondioksit açığa çıkartır. Kimle beraber? NADH'la beraber. O zaman Krebs döngüsünün içinde oksidatif dekarboksilasyon yapan iki tane enzim var mıdır? Vardır. Kimlerdir bunlar? İzostrat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz. Hadi spotlara bakalım. Asetik koa ile birleşerek sitrik asit döngüsüne giren madde kimdir? İlk basamak. Oksalo asetat. Şunu da söyleyeyim bari. Arkadaşlar asetil koa kaç karbonudur? 2. Kesinlikle bileceksiniz. 2 karbonlu asetil koa. Oksalo asetat glikonogenizi anlatacağım. Anlatmadım. Şimdi söyleyeyim. Piruvattan karbondioksit ekliyorsunuz. Piruvat karboksilaz ile oksalo asetat oluşturuyorsunuz. Piruvat 3 karbonlu. Oksalo asetat kaç karbonlu? 4 karbonlu. Bak şimdi. 4 karbonlu oksalo asetat. 2 karbonlu asetil koa ile birleştik. Kaç karbon? Sitrat 6 karbonlu. İzositrat. Sitrata eş mi? 6 karbonlu. Peki 6 karbonlu izostrattan izostrat dehidrojenazda bir karbon çıkardınız mı? Kim kaldı? Alfa ketoglutarat dehidrojenaz. Kaç karbonlu? 5 karbonlu. Sonra alfa ketoglutarattan da karbon çıkarttınız. Süksinil koa, süksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Bunların hepsi 4 karbonludur. Anlaştık mı? Krebs döngüsünde 4 karbonları bilmenize gerek yok. Ezberlemeyin. 5 karbonlu bileşik kimdir? Alfa ketoglutarat. Zaten 6'yı sitratla izositrat eşittir. Hatırlarsınız. 2 karbonlu piruvat, 4 karbonlu oksaloasetat eşittir. 6 karbonlu sitrat. Ve eşi izositrat 6 karbonlu. Sorum şu. Döngüye 4 karbon olarak girip, döngü sonunda tekrar 4 karbon olarak çıkan, döngü denmesine neden olan molekül kimdir? Oksaloasetattır arkadaşlar. Tamam mı? Krebs döngüsüne neden döngü diyoruz? Bir molekül döngüye giriyor, sonra tekrar döngüden çıkıyor. Bir de şu bakış açısıyla bakın. 6 karbonlu birimden 2 karbonlar ayrılıyor mu? 2 tane karbon ayrılıyor mu? Evet. Bu ayrılan karbonlar kimin karbonlarıdır? Asetil koa'nın değil mi? Oksaloasetat dönüp geri dönüyor. Bazı kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Kafanızı karıştırmayayım ama kafa taslak düşünün. Oksaloasetat asetil koa'ya giriyor. Asetil koa'nın karbonları ayrılıyor. Hop tekrar oksaloasetat geri dönüyor. Oksidatif dekarboksilasyonda ayrılan karbonlar kimindir o zaman? Asetil koa'nındır. Bunlar 1-2 basamak daha üst düzeyler arkadaşlar. Çok da kafanızı karıştırmayayım. İnhibitörlere dikkat edelim. Fluoroasetat, akointazı inhibeder. Arsenit, alfa ketoglutarat dehidrojenazı inhibeder. Malonat, kompleks 2 inhibeder diye özellikle vurgulamıştım zaten. Yarışmalı inhibisyon. Krebs döngüsünün başlangıç molekülü olan asetil koa'nın mitokondrideki başka kaynakları kimlerdir? Asetil koa sadece piruvattan piruvat dehidrojenazla mı oluşur? Hayır. Keton cisimleri yıkarsanız da asetil koa oluşur. Başka? Yağ asitlerini beta oksidasyona uğratınca da asetil koalar açığa çıkacak. Bunları konuşacağız. Keton cisimden yıkımı, piruvatın oksidatif dekarboksilasyonu, yağ asitlerinin beta oksidasyonu, ketojenik amino asitlerin yıkımı. Fakat bu 4 taneden 3 tanesi açlıktayken bir tanesi toklukta oluyor. Hangisi? Açlıkta sentezler misiniz, yıkar mısınız? Yıkım yaparsınız. Keton cisimler açlıkta mı? Evet. Ketojenik amino asitlerin yıkımı? Açlıkta. Yağ asitlerinin beta oksidasyonu yıkımı? Açlıkta. Ama piruvat dehidrojenaz insülin hakimiyetinde toklukta aktiftir arkadaşlar. Toklukta yani yağ asit ve kolesterol sentezinde gerekli olan asetil koaları sentezleyen enzim kimdir desem ne dersiniz? Piruvat dehidrojenazdır demeniz gerekiyor. Çünkü tokluktaki asetil koalarla sentez yaparsınız. Yani piruvat dehidrojenazın yaptığı asetil koalarla sentez yaparsınız. Krebs döngüsünün düzenleyici basamakları. 3 döngü içi bir döngü dışı. Sitrat sentaz. İzositrat dehidrojenaz. Alfa ketoglutarat dehidrojenaz. Bunlar döngü içidir. Piruvat dehidrojenaz döngünün enzimi değil ama döngüyü dışarıdan kontrol eden enzimdir. Asetil koa ve oksaloasetatı birleştiren sitrat sentazı kim inhibeder? Yüksek enerji göstergesi. ATP, NADH, süksinil koa. Bir de yağ asitlerinin açıl koa türevleri inhibeder demişiz. Piruvat dehidrojenazı ve TCA döngüsünü aktive eden element. Kalsiyum. Glikolizin hız kısıtlayıcı enzimi fosfofruktokinaz 1'i inhibe ederken yağ asit sentezinde hız kısıtlayıcı enzim olan asetil koa karboksilazı aktive eder. Kim bu? Sitrat. Önemlidir arkadaşlar. Sitratın 3 tane önemli özelliği var. 1. Yağ asidi ve kolesterol sentezi için gerekli olan asetil koaların mitokondriden sitoplazmaya taşınım şeklidir. 2. Sitoplazmaya geçtiğinde bu sitrat glikolizin en önemli düzenleyici basamağını inhibe eder. FFK1'i. Ve 3. Yağ asit sentezinde hız düzenleyici enzim olan asetil koa karboksilazı aktive eder. Bu 3 özelliği lütfen unutmayın. Akointaz enzimi kimle inhibe olurdu? Fluoroasetat ile. Akointazda gerçekleşen reaksiyonlar neydi? Hem su girişi hem su çıkışı. Yani hem hidrasyon hem dehidrasyon basamağıdır arkadaşlar. Nadir görülür. Bir reaksiyonda hem su girecek hem su çıkacak.
İkisinin aynı anda görüldüğü nadir reaksiyonlardan birisidir. O yüzden vurguluyorum. Sitrik asit döngüsünde ilk karbondioksit açığa çıkartan enzim. İlk dekarboksilasyon. İzositrat dehidrojenaz. Diğeri de alfa ketoglutarat dehidrojenaz. Peki alfa ketoglutarat dehidrojenazı kim inhibe ederdi? Aynı zamanda piruvat dehidrojenazı. Aynı zamanda dalı zincirli alfa ketoasit dehidrojenazı. Hangi TCA döngüsü enzimi piruvat dehidrojenazın analoğudur? Aynen öyle. 300 enzimi unutmayın. Krebs döngüsünde rol alan iki tioester molekül. Zaten iki tane tioester molekül söyledim size. Bir başlangıçta oksal asetatta birleşen asetil CoA. Bir de döngü içerisinde oluşan süksinil CoA. Lipoik asitin sülfidil grubu ile birleşerek dehidrojenaz enzim kompleksini inhibe eden inhibitör kimdir? Dedim ya size. Arsenit bu CoA enzimlerden hangisini inhibe eder? Lipoik asit. Tamam mı arkadaşlar? Arsenitle inhibe olan dehidrojenaz enzim kompleksleri. 300 enzim. Piruvat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz, dallı zincirli alfa ketoasit dehidrojenaz. Peki Krebs döngüsünde işte diğer adı süksinil CoA sentetaz olan basamakta GDP'den GTP sentezlenir. Krebs döngüsünün tek substrat üzerinde fosforilasyon basamağıdır. Hangi enzim yapıyordu burayı? Süksinat tiokinaz. Enzimi sorarlar bir. Krebs döngüsünün tek substrat üzerinde fosforilasyon yapan enzim hangisidir? Süksinat tiokinaz. Basamak reaksiyonu sorarlar iki. Krebs döngüsünde substrat üzerinde fosforilasyon gerçekleşen reaksiyon hangisidir? Süksinil CoA'nın süksinata dönüşümü. Tam tersi de doğrudur. Çift yönlü reaksiyon çünkü. Üçüncüsü ise Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon aşamasında kullanılan yüksek enerji bileşik hangisidir diye sorabilirler. Süksinil CoA demeniz gerekiyor. Süksinil CoA'dan süksinat oluşumu Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon basamağıdır. Trikarboksilik asit döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon için kullanılan yüksek enerji tioester bağına sahip molekül. İşte bahsettiğim süksinil CoA'dır arkadaşlar. Süksinat dehidrojenazı kompetitif, yarışmalı olarak inhibe eden kimdir? Malonat. Mitokondri matrisinde yer alan Krebs döngüsü enzimlerinin aksine bir tanesi mitokondri cüzdanına yerleşmiştir. Kimdir bu? TUS'ta bekliyorum. Süksinat dehidrojenaz. TCA ve ETZ'de görevli tek enzimdir. İkili oynar. Kompleks 2. Süksinat dehidrojenaz. TCA ile üre döngüsünü birbirine bağlayan molekül kimdi? Fumarat, fumarik asit. Bir molekül asetil CoA Krebs döngüsüne girdiği zaman toplamda 10 ATP işte yer enerji kazanılır. Bir asetil CoA'dan kaç NADH oluşur? İzositrat dehidrojenaz, alfa ketoglutarat dehidrojenaz, malat dehidrojenaz. Dehidrojenaz eşittir NADH. Bir FADH2 oluşurdu. Kimdi o? Süksinat dehidrojenaz. Bir tane de GTP oluşur. Yani şunlar oluşur. Doğru mudur arkadaşlar? Bir NADH 2,5 ATP ise 3 NADH 7,5 ATP'dir. Bir FADH2 1,5 ATP'dir. Bir GTP 1 ATP eşdeğerdir. Toplarsanız bir tane asetil CoA'dan 10 tane ATP elde edersiniz. Bu NADH'ları, FADH2'leri ETZ'ye gönderirsiniz. Gelelim glikoneogeneze. Gliko, glikoz, neo, yeniden, genez, sentez. Yani glikozun yeniden sentezi. Öncül, karbonhidrat dışı, öncül bileşiklerden glikozu sentezleme. Glikolizin tam ters reaksiyonlarıdır arkadaşlar. Yine aşağıdan yukarıya doğru glikoneogenez başlar, yukarıdan aşağıya doğru glikoliz oluyor. Hatırlarsanız glikolizde 3 basamak tek yönlüydü. Irreversible değil mi? Dolayısıyla glikoneogenezde buralara geçecek enzimler başka enzimler olmalı. Geri kalan 7 basamak aynı. Aynı enzimler. Hem glikolizde hem glikoneogenezde ortak enzimlerdir. O yüzden glikolize hakimsen glikoneogenezde zorluk çekmezsin. Sadece 3 basamak, 3 enzimi bu 3 enzime karşılık gelen basamakları bilmemiz gerekiyor. Evet, glikolizin son enzimi glikoneogenezin ilk enzimidir. Arkadaşlar glikoneogenez yeniden glikoz sentezinin amacı nedir? Kanda hipoglisemiyi önlemektir. Mesela açlık durumunda ilk 18-24 saatte karaciğer glikojen depolarını parçalarsanız kana glikoz verirsiniz, kan şekerini idame edersiniz. Fakat 18 saatten daha süren açlıklarda karaciğer glikojen depoları tükenir. Ne yapmanız lazım? Beyin glikozsuz kalamaz. Birçok dokuda eritrosit de glikozsuz kalamaz. Ne yapmanız lazım? Glikoz bulmanız lazım. Vücut da karaciğerde diyor ki o zaman ben başka molekülleri alayım glikoza çevireyim. Buna glikoneogenez diyoruz. Vurgum ne? Glikoneogenez hangi organda olur? Karaciğerde olur. Başka hiçbir vücutta, hiçbir doku, organ glikoneogenez yapamaz. Parantez içerisinde %10 böbrek, %90 karaciğerde glikoneogenez olur. Glikoneogenezin meydana geldiği organlar %90 karaciğer. Eğer siroz hastasıysa, karaciğer iflas ettiyse kim yapacak? %10 böbrek. Böbreklerde de glikoneogenez olur. Her yerde vurgulamayacağım. Glikoneogenez için söylediklerim böbrekler için de geçerlidir. Karaciğer için geçerli olan her şey. Peki ikinci sorum. Hangi organellerde olur? Glikoliz? Sitoplazma. Glikoneogenez glikolizin tam tersi nerede olur? Mitokondride başlar. Sitoplazmada devam eder. Endoplazmik retikulumda sonlanır.
Tamam mı arkadaşlar? Glikoneogenez için 3 tane organa ihtiyacınız var. Peki başlayalım glikoneogenezde. Kabataslak bir anlatalım. Arkadaşlar glikolizin son basamağında piruvat, fosfoenol piruvattan direkt oluşuyordu. Bak, fosfoenol piruvatı piruvat kinaz ile piruvata çeviriyordu. Glikoneogenezde ise piruvatı direkt fosfoenol piruvata çeviremezsiniz. İlk önce ne yapmam lazım? Piruvatı oksal asetata çevireceğim. Sonra oksal asetatı mitokondriden sitoplazmaya çıkartacağım. Bir şekilde anlatacağım onu. Sonra sitoplazmada da oksal asetattan fosfoenol piruvat oluşturacağım. Yani fosfoenol piruvattan piruvat tek basamakta oluşurken piruvattan fosfoenol piruvat 4 aşamada meydana gelecek. Burada 2 görüyorsunuz ama ara basamakları göstereceğim. O zaman glikoneogenize spesifik olan enzimlerle başlayalım. Glikolize spesifik enzimler 3 tane, 3 basamak 4 enzim vardı hatırlarsanız. Glikokinaz, heksokinaz, fosfofruktokinaz, piruvatkinaz. Glikoneogeneze spesifik olanlarla başlayalım. Glikoneogenez hangi organelde başlar? Mitokondride. Arkadaşlar piruvat karboksilaz, piruvat kinaz basamağını anlatıyorum. Buna karşılık gelen glikoneogenez basamaklarını anlatıyorum. Piruvat karboksilaz, piruvatı oksal asetata çeviren mitokondriyal enzimdir. Piruvat karboksilaz, piruvatı oksal asetata çeviren mitokondriyal tek yönlü enzimdir. Bir kere piruvat karboksilaz diyorum. Sizce yapıya karbondioksit mi ekliyor, karbondioksit mi çıkartıyor? Karbondioksit ekliyor. Çıkartsa dekarboksilaz derdi, değil mi? Piruvat karboksilaz 3 karbonlu piruvata 1 karbon ekleyip 4 karbonlu oksal asetatı oluşturuyor. Mitokondride. Bu aşamada ATP harcıyorsunuz arkadaşlar. Piruvattan oksal asetat oluşurken ATP harcıyorsunuz. Neden vurguluyorsunuz? Enerji hesaplaması yapacağım size. Bir tane glikoz sentezlemek için kaç ATP, GTP ihtiyaç var diye. Ve piruvat karboksilaz. Dikkat! Karboksilaz enzimlerinin koenzimi kimdir? Karboksilaz gördüğünüz yerde, al sana bir tüyo daha. Biyotin aklına gelsin. Vitamin H diye de geçiyor. Biyotin. Karboksilaz enzimlerinin koenzimidir. Karboksilasyon reaksiyonlarında 2 tane vitamin var. Bunlardan birisi biyotindir. Bak, karboksilaz gördüğün yerde yapıştır biyotin. Biyotin karboksilaz enzimlerinde lizin amino asitine bağlanır ve biyositin kompleksini oluşturur. Karboksilaz enzimi, lizin amino asiti ve biyotin. Bu üçüne birden biyositin kompleksi diyorsunuz. Peki biyotin karboksilaz enziminde hangi amino asite bağlanıyormuş? Lizin amino asitine bağlanıyormuş. Neresine neresine bir? Karboksilaz enzimlerinde biyotin lizine bağlanır. Oluşan kompleks biyositindir. Bir önemli özellik daha var. Arkadaşlar glikoneogenez başka bileşiklerden glikoz sentezlemektir. Ama bazı bileşikler glikoneogeneze kesinlikle girmez. O bileşiklerden glikoz sentezleyemezsin. Spot bilgi vereyim, pratik bilgi vereyim. Kim mesela? Asetil-CoA. Piruvattan piruvat dehidrojenazla asetil-CoA sentezlersin ama asetil-CoA'yı geri tekrar gönderemezsin glikoneogeneze. Neden? Çünkü piruvat dehidrojenaz tek yönlüdür, irreversible'dır. O yüzden asetil-CoA glikoneogeneze girmez. Anlaştık mı? Evet. Hocam başka pratik bilgi burada. Asetil-CoA'dan sentezlenenler de girmez. Mesela kimdi? Keton cisimler. Başka? Yağ asitleri, kolesterol. Bunların hepsinin öncülü asetil-CoA'dır. Bunlar da glikoneogeneze girmezler. Çünkü bu molekülleri yıktığınızda asetil-CoA açığa çıkar ve glikoneogeneze gönderemezsiniz. Başka? Ketojenik amino asitler. Lösin, lizin. Ketojenik diyorum neden? Yıkıldıkları zaman açığa asetil-CoA çıkar. Bu asetil-CoA'lardan keton cisim sentezlersiniz. Glikoz sentezleyemezsiniz. Bu nedenle bunlar glikoneogeneze girmezler. Fakat asetil-CoA'yı burada vurgulama nedeniniz ne hocam? Şu. Piruvat karboksilaz glikoneogenezin ilk enzimi mi? Mitokondriyal, tek yönlü, biyotinde koenzimi. Bu enzimin aktivatörü kimdir? Asetil-CoA. Bak ne kadar ilginç. Asetil-CoA kendisi glikoneogeneze gitmiyor, gidemiyor. Ama glikoneogenezin ilk enzimini aktive ediyor. Hadi koçum ben gidemiyorum, sen aktif ol, glikoneogenezle glikoz yap diyor. Glikoneogenezin ilk basamağında mitokondriyal enzim olan piruvat karboksilaz asetil-CoA ile aktif olur. ÖSYM sınav sorusudur arkadaşlar. Komitelerde de var. Hocalar soruyorlar. Bu reaksiyonu çok soruyorlar. ATP'sini, GTP'sini bir şekil var. Onun üzerinden anlatacağım. Sorularını söyleyeceğim sizlere. Peki piruvat karboksilaz açken mi aktiftir, tokken mi? İnsülin mi, glukagon mu? Glikoneogenez glukagon hakimiyetinde olan bir yolaktır. Glikolizin tam tersi. Glikoliz insülin ise anti-insülinerjik glukagondur. Glikoneogenez de glukagon hakimiyetindedir. Hem glikoliz hem glikoneogenez de görevli... Bir dakika, şuraya da devam edelim daha. Sonrasında arkadaşlar oksal asetatı
Birkaç basamakta sitoplazmaya çıkartacağım. Şekil üzerinde ilerleyen spotlarda göstereceğim. Daha sonra oksal asetatı ben fosfoenol piruvata çevireceğim. Bunu yapan enzim fosfoenol piruvat karboksikinaz. Yapıdan karbondioksit çıkartır arkadaşlar. Dekarboksilaz enzimidir. Fosfoenol piruvat karboksikinaz. İki özelliği var. Dekarboksilasyon yapar. Bir de bu enzim kortizol ile aktif olur. Glikokortikoidler ile aktif olan glikoneogenez enzimi hangisidir? Fosfoenol piruvat karboksikinaz. Sitoplazmada bulunur arkadaşlar. Glikoneogenezde sitoplazmada bulunan bir enzimdir. Parantez içerisinde bir not. Fosfoenol piruvat karboksikinazın mitokondriyal formu da vardır. Ama benim için glikoneogenez için önemli olan sitoplazmik formudur. Sadece spot bilgi olarak dursun. Evet, fosfoenol piruvat karboksikinaz ile dekarboksilasyon yaparsınız. GTP'yi harcarsınız. Fosfoenol piruvatı oluşturursunuz. Bu aşamadan sonra yukarıya doğru reaksiyonlar zaten çift yönlüydü görürseniz. Enolaz, fosfoglisarat kinaz. Kinaz olmasına rağmen çift yönlü enzim demiştik. Hem glikoliz hem glikoneogenezde görevli. Gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz. Glikozde 2 tane NADH üretirken glikoneogenezde neye ihtiyacınız var? 2 tane NADH'a ihtiyacınız var. Doğru mudur? Evet, 2 NADH'ı kullanırsınız. Sonra işte 2 tane piruvatı birleştireceksiniz. Bu yolaklardan yukarı doğru çıkarak fruktoz 1,6 bifosfatı tekrar oluşturacaksınız. Bir glikoz sentezi için kaç tane piruvata ihtiyacınız var? 2. Dolayısıyla şu aşamaya kadar bahsettiklerimi de 2 ile çarpacaksınız. Mesela 2 tane piruvatı 2 tane oksal asetata çevireceksiniz. 2 ATP lazım. 2 tane oksal asetatı 2 tane fosfoenol piruvata çevireceksiniz. 2 GTP lazım. 2 tane 3 fosfoglisaratı 2 tane 1,3 bifosfoglisarata çevireceksiniz. 2 ATP daha lazım. 2 tane 1,3 bifosfoglisaratı 2 tane gliseraldehit 3 fosfata çevireceksiniz. 2 tane NADH lazım. Glikolizin tam tersi arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. Peki devam ediyorum. 1 glikoz için 2 piruvat lazım. 2 ATP burada harcadım. 2 GTP burada harcadım. Yazayım da unutmayayım. 2 ATP burada harcadım. 2 tane NADH da burada harcadım. Geldim glikolizin bir diğer irreversible basamağına, en önemli basamağına, FFK1 basamağına. Fruktoz 6 fosfatı, fruktoz 1,6 bir fosfata çeviriyordum. Glikoneogenezde bunu yapan enzim ne olsun? Fruktoz 1,6 bir fosfatı, fruktoz 6 fosfata çevirmek için hangi fosfatı kaldırmanız lazım? Birinci pozisyondaki fosfatı. Yani fruktoz 1,6 bir fosfatı yıkmanız mı lazım? Enzimin adı ne olsun? Fruktoz 1,6 bir fosfat az. Bu da glikoneogenez enzimidir arkadaşlar. Yine hızlı anlayıcı enzimdir. Tek yönlü olduğu için. Demek ki glikolizde FFK1'in yaptığının tam tersini glikoneogenezde kim yapıyor? Fruktoz 1,6 bifosfataz yapıyor. Başka? Gelelim son basamağa. Glikoz 6 fosfatı glikoz serbest glikoza çevireyim. Yani glikokinaz heksokinazın tam tersini yapayım. 6. karbondaki fosfatı uzaklaştırayım. Glikoz 6 fosfatı yıkayım. Bunu yapan enzim kimdir? Glikoz 6 fosfataz. Mitokondride başladım. Stoplazmada devam ettim. Endoplazmik retikulumda bittim. Glikoz 6 fosfataz kana serbest glikoz veren enzim midir? Evet. Glikoz 6 fosfatı yıkarsanız kim oluşur? Glikoz oluşur. Hücre içinde durur mu? Durmaz. Hücre dışında kaçar. Al sana kana serbest glikoz veren enzim. Glikoz 6 fosfataz. Başka? Endoplazmik retikulumun belirteç enzimidir arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Başka? Var mı aklınıza gelen başka bir şey? Glikoneogenez nerede olur? Hangi organda? Karaciğerde, %10 böbrekte. O zaman bu dokuda sadece glikoz 6 fosfataz sadece bu dokularda bulunur. Kaslar neden glikoneogenez yapamaz? Glikoz 6 fosfatazı yoktur arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Bunların hepsi sorudur. Peki enerji hesaplamasına bir bakalım. Ya da şunu söyleyeyim ilk önce. Glikolize spesifik. O enzimi gördüğünüzde bu yolak glikoliz diyeceğiniz enzimler hangileri? Glikokinaz, heksokinaz. Fosfofruktokinaz 1, piruvatkinaz. O enzimi gördüğünüzde glikoneogenez diyeceğiniz enzimler hangileri? Piruvat karboksilaz. Fosfoenol piruvat karboksikinaz. Fruktoz 1,6 bir fosfataz. Glikoz 6 fosfataz. Mitokondride başlarım. Sitoplazmada devam ederim. Endoplazmik retikulumda biterim. Anlaştık mı? Evet. Peki aşağıdan yukarıya doğru bir hesaplama yapalım. 2 tane ATP piruvat karboksilazda harcadım. 2 tane GTP PEP karboksikinazda harcadım. 2 ATP fosfoglisarat kinaz aşamasında harcadım. 2 tane de NADH harcadım.
Toplamda 4 ATP, 2 GTP veya 6 tane yüksek enerjili fosfat bağı harcarsınız diyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Fakat öyle bir molekül var ki arkadaşlar, hiç bu kadar zaten açsın. Enerji ihtiyacın var. Bir de bak, glikosentezlemek için enerji harcıyorsun. Açken daha çok enerji harcıyorsun. Biraz tezat gibi oluyor ama glikozsuz kalamazsınız. Beynin glikoz ihtiyacı var. Yapacak şey yok. Enerji harcayacaksınız. Bir şekilde o glikozu sentezleyeceksiniz. 2 tane piruvattan bir glikoz sentezi için veya 2 laktat 2 piruvata döner. Yine aynı şekilde. Laktattan da glikoneogenez olur mu? Olur. Çünkü bak, piruvata dönebiliyor. Alanin glikoneogeneze girer mi? Evet, piruvata dönebiliyor. Piruvat üzerinden glikoneogeneze girebilir. Şeker adam. Glikoneogeneze en ciddi uyaran amino asit. Peki, asetil-CoA girer mi? Girmez. Size bir sorum şu. Güzel bir soru. ÖSYM'de sordu zaten. Hocaların gene komite sorusuydu. Bana öyle bir molekül söyleyin ki şu aşamalar harcanmadan, 2 ATP, 2 GTP, 2 ATP, 2 NADH, şuralarda harcama olmadan daha yukarıdan bir yerden glikoneogeneze girsin ve daha ucuz enerji harcayarak glikoz sentezlesin. Dihidroksiasetondan ne sentezleniyordu? Gliserol mü? Evet. İşte o gliserol, fosfat veya gliserol dihidroksiasetona dönüşüyor. Dihidroksiasetondan yukarıya çıkıyor. Sadece arkadaşlar, gliserol denen molekülü gliserol fosfata çevirirken fosfat transferi var. Gliserol kinaz diye bir enzim var. ATP harcarsınız. 2 tane gliserol gerekli olacağı için, 2 gliserolden 1 glikoz sentezleyeceğiniz için sadece 2 ATP harcıyorsunuz. Dolayısıyla daha ucuz yoldan enerji sağlanan gliseroldür. Nereden giriyor? Dihidroksiasetondan giriyor. Önemlidir. Bak, burayı unutma. Glikolizde de bahsettim. Glikoneogenizde de vurguluyorum. Dihidroksiaseton gliserol fosfata dönüşebilir. Yağ asitlerini depolarsınız. Veya açlıkta gliserol fosfattan dihidroksiasetona dönersiniz. Glikoz sentezlersiniz. Glikoneogenize giriş. Hem glikoliz hem glikoneogenize görevli kinaz enzimi. Fosfogliserat, kinaz. Hız düzenleyici değil. Sadece glikolize özgü 3 enzim. Topluluk durumunda aktif onlar. Glikokinaz, heksokinaz, fosfoktokinaz, piruvat kinaz. Sadece glikoneogenize özgü olan 4 enzim. Glukoz 6 fosfataz, endoplazmik retikulum. Fruktoz 1,6 bir fosfataz. Fosfoenopiruvat karboksikinaz, sitoplazma. Piruvat karboksilaz, mitokondri. 2 molekül laktatı 1 molekül glukoza çevirmek için 6 adet yüksek enerjili fosfat bağ hidrolizi gerekir. Bunlardan piruvattan oksalasetat oluşurken 2 ATP, oksalasetattan fosfoenopiruvat oluştururken 2 GTP, bir de fosfogliserat kinaz basamağında 2 ATP gereklidir arkadaşlar. 4 ATP, 2 GTP, toplamda 6 adet yüksek enerjili fosfat bağ gereklidir. Kan glikozu düşmüş bir kişide karaciğerde inhibe olan başlayan enzim kimdir? FFK1. Kan şekerin düştüyse hipoglisemi. Sen glikolizi alt hücrelere sokmaya devam eder misin? Hayır. Dolayısıyla glikolizin en önemli enzimini inhibe etmen lazım. FFK1. Piruvat karboksilaz enziminin karboksilasyon reaksiyonu için kullandığı nükleotit. Piruvattan oksalasetat oluştururken ne harcıyordunuz? ATP. İşte o ATP nükleotit değil mi? Onu sorduk. Fosfoenol piruvat karboksikinaz ne kullanırdı? GTP. O zaman soru şu. Glikoneogenez için gerekli olan nükleotit çifti hangisidir? ATP ve GTP. Bunlara ihtiyacınız var. Hızlı kas kasılmasında kreatin fosfat tükenince kas glikojeni anaerobik şartlarda yıkılarak laktik asite dönüşür. Zaten anaerobik glikolize söyledik bunu. Kaslar glikoneogenez yapamadığı için laktatı karaciğere gönderirler. Buna glikoz laktat döngüsü, kori döngüsü adı verilir. Bunda şekli vardı hatırlarsanız. Tıpkı alanin de böyle bir şey yapıyordu. Glikoz alanin döngüsü, glikoz laktat döngüsü. Komite hocaları bunları çok seviyor. Hangi iki doku arasında olur? Karaciğer, kas. Bunu soruyorlar. Kaslar hangi enzime sahip olmadıkları için kana glikoz veremezler, glikoneogenez yapamazlar? Glikoz, 6 fosfataz. Laktattan glikoz elde edilen metabolik yol. Laktattan glikoz elde edilir mi? Edilir mi? Laktatı kime çevirirsin? Piruvata. Piruvattan da ters yöne gidersin, glikoneogenez yaparsın. Bunu söylüyorsun. Glikoz elde etmek glikoneogenez arkadaşlar. Laktattan da glikoneogenez elde edilir. Hangi olarak? Glikoneogenez dedik. Vücutta laktattan glikoz oluşumu en fazla hangi organda görülür? Laktattan glikoz oluşumuna ne diyorsunuz? Glikoneogenez en fazla hangi organda görülür? Karaciğer %90, %10 böbrek. Glikoneogenez ilk enzim. Mitokondriyal. Piruvat karboksilaz. Koenzimi? Biyotin. Biyotin karboksilaza nereden bağlanır? Lizin. Kompleksin adı ne? Biyositin. Karboksilaz enzimlerinde biyotinin bağlandığı amino asit lizindir. Komplekste biyositindir. Piruvat karboksilaz anaplerotik bir reaksiyon. Nedir anaplerotik reaksiyon? Krebs döngüsünde oksalasetatı yenilemek. Aldığın bir molekülü yerine geri koymak. Buna anaplerotik reaksiyon adı veriliyor arkadaşlar.
Krebs döngüsünün ara maddelerini sağlayan tepkimelere anafilaratik tepkime adı verilir. Hatırlarsanız Krebs döngüsünde oksal asetat oluşuyordu. Asetikolle birleşip sitrata dönüşüyordu. İşte piruvat karboksilaz o oksal asetatı tekrar sağlıyor. Yeniden sentezliyor, döngüye geri veriyor. Anafilaratik reaksiyon olarak adlandırılıyor. Çok önemli değil. Önemli olan şekil, bahsettiğim şekil bu. Arkadaşlar, mitokondrideki piruvatı piruvat karboksilaz ile oksal asetata çevirdiniz. Karboksilaz, yapıya karbondioksit eklediniz. Nükleotit olarak ATP'yi kullandınız. ATP olan yerde her zaman hangi element vardır? Magnezyum vardır. Bu reaksiyonun koenzimi kimdi? Biyotin. Çok güzel. Biyotinle lizin birleşirse ne oluşuyordu? Bak burada yazıyor. Biyositin. Anlaştık mı? Evet. Daha sonra oksal asetat mitokondri dışına çıkamaz. Moleküler yapı olarak çıkacak yapıda değildir. Bunun için ilk önce malata dönüşüyor. Bu aşamadan NADH'lar harcanır, NAD'ye döner. Çok önemli değil. Malat membranı geçtikten sonra sitoplazmaya geliyor. Sitoplazmada tekrar oksal asetata dönüşüyor. Yine malat ve hidrojenaz. Bu reaksiyonları katalizde enzimler malat ve hidrojenazdır. Buradan sorum şu. Glikoneogenezde az önce şeyi söyledim ya. Yağ asidi ve kolesterol sentezinde gerekli olan asetil koalların mitokondriden sitoplazmaya geçiş şekli hangisiydi? Sitrat. Glikoneogenezde piruvattan oluşan oksal asetatın mitokondriden sitoplazmaya geçiş şekli hangisidir? Malat arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir şekil daha var. Burada oksal asetat aspartata dönebilir. Amino grubu eklerseniz aspartata döner. Aspartat dışarıya çıkar. Tekrar oksal asetata dönüşür. Ama glikoneogenezde malat daha çok kullanılıyor. O yüzden bu şekilde malat göstermiş. Peki malatta glikoneogenez, malat oksal asetatın dışarıya çıkış şeklidir. Malat daha sonra oksal asetata döndü. Bakın artık bir diğer glikoneogenize spesifik enzim oksal asetatı fosfoenol piruvata çeviren, açığa karbondioksit çıkartan GTP'yi kullanan fosfoenol piruvat karboksikinaz. Kim uyarırdı bunu? Hangi hormon? Kortizol. Sakın ha biyotinle karışma. Bu karboksikinaz. Karboksilaz değil. Karboksilaz biyotin. Karboksilaz enzimlerin koenzimi biyotindir diyoruz. Açığa karbondioksit çıkarttığı için dekarboksilasyon yapan bir enzimdir. Peki şöyle soralım. Glikoneogenezin ilk basamağında, ilk iki basamağında piruvattan fosfoenol piruvat oluşturmak için ne gerekli değildir? Veya neler gereklidir? Söyleyelim. Piruvattan fosfoenol piruvat kaç basamakta oluşuyor? 1, 2, 3, 4. Anlaştık mı? Tek basamakta olmuyor. Piruvattan tek basamakta oluşanları saymıştım ya. 4 molekül vardı. Alanin, laktat, asetilkoa, oksal asetat. 5. koyar sorarlar fosfoenol piruvat diye. Bak piruvattan fosfoenol piruvat tek basamakta olmuyor. Sakın yanılgıya düşme. Fosfoenol piruvattan piruvat, piruvat kinaz da tek basamakta olur. Ama piruvattan fosfoenol piruvat 4 basamakta oluşuyor. Peki neler gereklidir? 1. İlk basamağa bak ne gerekli? Karbondioksit, ATP, magnezyum, biyotin. 2. NADH gerekli. 3. GTP gerekli. Kim gerekli değil? Sorarlarsa siz de olsanız neyi sorarsınız? NADH varsa bir defa da şık koyar mısınız? Padaşık falan gerekli değil. Nat pH gerekli değil. Tamam mı arkadaşlar? Bu gerekli olanlara dikkat edin. Mitokondriyal oksal asetatın karbonları sitoplazmaya nasıl geçer? Spot bilgi. Malat olarak geçer. Glikoneogenez için gliseraldehit 3 fosfat dehidrojenaz reaksiyonu için gerekli indirgeyici ekivalan sitoplazmaya nasıl geçer? Malat olarak geçer. Kortizol tarafından sentezine yüklenen glikoneogenez enzimi hangisidir? Pep karboksikinaz. Piruvat karboksilazın allosterik aktivatörü kimdir? Kendisi glikoneogeneze gidemez. Ama gaz verir, aktive eder. Asetil-CoA. Önemli. Karaciğerden kana serbest glikoz çıkışını sağlayan enzimdir. Kim? Glikoz 6 fosfataz. Kaslarda bulunmaz. Endoplazmik retikulum belirticidir. Piruvattan glikoneogenez 3 organelde gerçekleşir. Nerede başlar? Mitokondri enzim, piruvat karboksilaz. Nerede biter? Endoplazmik retikulum enzim, glikoz 6 fosfataz. Aradakiler ise sitoplazmik. Glikoneojenik prekürzörler kimlerden glikoz sentezlenir? Glikoneojenik. Gliserol ve gliserol fosfat. En ucuz yoldan enerji kaynağı harcayarak glikoz sentezliyorduk. Laktat. Piruvata dönen her şey glikoneogeneze girebilir arkadaşlar. Laktat piruvata girer, döner. Glikoneogeneze girebilir. Glikojenik amino asitler özellikle alanin. Evet amino grubunu çıkartsın piruvata dönüşür. Glikoneogeneze gider. Glikoneogenezden ciddi uyaran amino asittir. Tek karbon sayılı yağ asitleri. Arkadaşlar burada bir detay var. Normalde çift karbon sayılı yağ asitlerinden glikoneogeneze gidiş olmaz. Neden?
Yıktığınız zaman 16 karbon, 14 karbon, 12 karbon, 10 karbon, hep 2 karbon, 2 karbon yapıdan açığa çıkan asetil KOA'dır. Asetil KOA glikoneogenize gitmediği için çift karbon sayılı yağ asitleri glikoneogenize gitmez. Ama tek karbon sayılı yağ asitlerinde bir istisna var. Bunlar da yine 15, 13, 11, 9 diye 2 karbon, 2 karbon asetil KOA'lar açığa çıkartır. Ta ki en sonunda 3 karbonlu birim kalana kadar. Bu 3 karbonlu birim propionil KOA'dır. 3 karbonlu yağ asitlerinin, tek karbon sayılı yağ asitlerinin yıkımı sonucu kalan molekül propionil KOA'dır. Propionil KOA süksinil KOA'ya dönüşür. Konuşacağız bunu. Bak asetil KOA'ya değil, süksinil KOA'ya dönüştüğü için glikoneogenezde substrat olarak propionil KOA kullanılabilir diyoruz. Peki kimler kullanılmaz? Çok güzel bir şekil bu. Bak asetil KOA kullanılmaz. Neden? Çünkü piruvat ve hidrojenaz tek yönlüdür. Asetil KOA'dan piruvat oluşmadığı için glikoza dönüş olmaz. Hemfikir miyiz? Evet. Başka sadece asetil KOA mı kullanılmıyor? Asetil KOA'dan sentezlenenler. Bak asetil KOA'dan kim sentezleniyor? Kolesterol, çift karbon sayılı yağ asitleri, keton cisimler. Başka? Yıkıldığı zaman açığa asetil KOA çıkartanlar. Yine bak çift karbon sayılı yağ asitleri, 2 karbon 2 karbon açığa asetil KOA'lar çıkar. Keton cisimler yıkıldığı zaman asetil KOA çıkar. Ketojenik amino asitler, saf ketojenik, lösin ve lizin. Bunlar da glikoneogeneze girmez. Ürik asit de girmez. Ne alaka diyeceksiniz? Koyarlar seçenekleri. Bunlar glikoneogeneze girmezler. Glikozla bağlantı kuramazlar. Lösin, lizin gibi saf ketojenik amino asitler, ürik asit, asetil KOA, asetoasetat, 3 hidroksibütirat. Bunlar nedir arkadaşlar? Asetoasetat ve 3 hidroksibütirat nedir? Keton cisimlerdir. 3 tane keton cisim var. Aseton, asetoasetat, 3 hidroksibütirat. Asetonun enerji değeri yoktur. Gaz şeklinde zaten kokusunu bilirsiniz. Diyabetiklerin ağızları kokar veya oje silmek için çıkarttığınız aseton. Belli bir tipik kokusu vardır. Bir enerji formatı yoktur. Enerji değeri yoktur. Ama bu iki keton cisim, asetoasetat ve beta hidroksibütirat enerji paketleridir. Çift karbon sayılı yağ asitleri, kolesterol gibi maddelerden glikoz elde edilmez. Asetil KOA glikoneogenez için kaynak olarak kullanılamaz. Lösin glikoneogenezde substrat olarak kullanılamaz. Lösin, lizin sık sık vurgulanır, sorgulanır, sorulur. Alanin glikoneogenezi aktive edip glikolizi inhibe eden en önemli amino asittir. Glikolizde nereyi inhibe ediyordu hatırlayanınız var mı? Hangi enzimi inhibe ediyordu? Piruvat kinaz. Çok güzel, harikasınız. İki molekül gliserolden bir molekül glikoz sentezlenmesinin maliyeti ne kadardır? Şuradan gliserol giriyordu. İki tane gliserol alıyordunuz buradan. Bir tane glikoz sentezliyordunuz. Kaç ATP gerekiyordu? İki ATP gerekiyordu. Gliserolü gliserol fosfata çevirmek için. Alanin glikoz döngüsü hangi organ doku çiftinde olur? Veya laktat glikoz döngüsü. Karaciğer ve kas doku arasında meydana gelir. Glikagon, fruktoz 2,6-1-fosfatazı aktive eder. Fruktoz 2,6-1-fosfatı yıkarsanız FFK1 üzerindeki aktivasyon kalkar. Böylece glikoliz yavaşlar, glikoneogenez hızlanır. Glikagon ayrıca glikolizin son basamağındaki piruvat kinazı da fosforileyerek inaktive eder. Glikagon önüne gelen bütün enzimlere ne yapar? Fosfat grupları takar. O enzim anabolik yolaksa glikagon kataboliktir. Anabolik yolağı ne yapar? İnhibe eder. Veya fosfat grubu taktığı enzim katabolik enzimse, yıkım enzimi ise o yolağı da aktive eder arkadaşlar. Şimdi glikagon piruvat kinaza ne yapar? Fosfat grupları takar. Fosforilasyon. Piruvat kinaz anabolik yol enzimi mi? Glikoliz enzimi. O zaman glikagon katabolik hormon bu enzimi ne yapar? İnhibe eder demeniz gerekiyor. Karaciğerde fruktoz 2,6-1-fosfat düzeylerini azaltarak fruktoz 1,6-1-fosfatazı uyaran hormon kimdir? Glikagondur. Bu kadar. Fruktoz 2,6-1-fosfatı yıkıyorsunuz. Glikagon, glikoneogenezle ilgili enzimleri aktive eder. Nasıl aktive eder? Fosforile. Glikojen metabolizması. Glikojen yaklaşık 10-18 saatlik açlık sürecinde kan şekerini regüle eder. 18 veya 24 saate kadar yapıya göre değişir insanlarda. Ama 18 saatten sonra veya 24 saatten sonra artık glikojen depolarınız tükenir. Daha uzun süreli açlıklarda glikojen tükendiği için glikozu belirli bir seviyede tutmak için son çare glikojenik amino asitlerin karbonlarından glikoneogenez yolu ile glikoz elde etmektir. Glikoneogenez. Peki glikojen sadece glikozdan oluşan dallı zincirli homopolisakkarittir. Bunları konuştuk zaten. Homopolisakkaritler, heteropolisakkaritler. Homopolisakkaritlerde dallanma vardır. Glikojen neden dallıdır? Dallı olmasının bir avantajı var mıdır? Düz zincir olsaydı. Hiç düşündünüz mü? Daha çabuk sentezlenip daha çabuk yıkılır. Mesela 10 tane glikozdan oluşan bir zincir şeklinde olsaydı sen aç kaldın. İlk önce bir baştaki glikoz gidecekti. Sonra ikinci gidecekti. Sonra üçüncü gidecekti. Sırayla verilecekti. Ama dallı şekilde olduğu için hemen uçlardan tak 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 kesip kana veriyorsunuz. Açlığı daha çabuk, hipoglisemiyi daha çabuk engelliyorsunuz.
Veya tokken yemek yediniz, hemen tak 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 glikozları ekleyip glikojen deposunu çabucak sentezliyorsunuz. Kandan şekeri çabuk çekiyorsunuz. Dallı olmasının avantajı budur arkadaşlar. Peki, glikojen sentezine bakalım. Glikojen sentezinde öncü olan kimdir? Glikoz, 6 fosfat. Dedim ya, glikolize gider, heksoz monofosfat yoluna gider, glikojen sentezine gider veya tam ters glikoneogenezle ilişkilidir. Glikoz 6 fosfatı fosfoglikomutaz enzimiyle glikoz 1 fosfata çeviriyorsunuz. UTP adını verdiğim nükleotitle aktive ederek UDP glikoz oluşturuyorsunuz. Var mı sorun? Yok. Arkadaşlar, glikojen sentezinde gerekli olan nükleotitler hangileridir? UTP ve ATP. Fix bilgi değil mi? Bak, hatta birazdan gelecek, göstereceğim. Gördün mü bak? UTP ve ATP gereklidir değil mi? Size bir soru. UTP burada gerekli. Doğru mu? Evet. ATP nerede? ADP nerede? Hiç düşündünüz mü? UTP'den bir fosfat ayrılıyor mu? UDP glikoz oluşuyor değil mi? Bak, burada da bir fosfat ayrılıyor. Bunlar ADP'ye gidip ATP'ye dönüşüyor arkadaşlar. Tamam. Buralar önemli. Veya başka bir ATP'nin kullanım yeri neresi? Glikoz 6 fosfat pat diye oluşmuyor. Glikoza fosfat ekliyorsun. Glikoz 6 fosfat yapıyorsun. ATP orada harcanıyor. Anlaştık mı? Oldu mu? Peki. Evet. Glikozun aktivasyonunda UTP'yi kullandınız. UDP glikoz oluşturdunuz. Bak, bu UDP glikoz glikojen zincirine glikoz birimleri vericisi olarak görev yapar, sorudur. Glikojen sentezinde glikoz birimlerinin vericisi kimdir? UDP glikozdur. Tamam mı? Bu UDP glikozdan glikozları alırsınız, düz zincire eklersiniz. Glikojen yapsın, iki tane bağ var. Biri alfa 1-4 bağı düz zincir yapar. Ötekisi de dallanma bölgelerindeki alfa 1-6 bağları. Tamam, alfa 1-4 bağlarını ben yaptım. UDP glikozdan glikozu aldım, zincire ekledim. Yapan enzim kim? Glikojen sentaz. Adı üzerinde glikojeni sentezleyen enzim. Hız düzenleyici enzimdir arkadaşlar. Glikoz 6 fosfat düzeyleriniz artarsa glikojen sentaz aktif olur. Glikojeni depolaması gerek. Çünkü glikoz 6 fosfat tokluk göstergesidir. Eğer düzeyleri artıyorsa kan şekeri yüksek demektir. İnsülin glikoz 6 fosfat oluşturdu demektir. Bu glikoz 6 fosfatı hemen glikojene çevireceksiniz. Heksoz monofosfat veya glikoliz yolaklarına göndereceksiniz. Evet. Glikoz 6 fosfatı glikoz 1 fosfata çevirdim. UTP ile aktif ettim. UDP glikozu oluşturdum. Yıldız koy. UDP glikoz glikoz vericisidir. Düz zinciri alfa 1-4 bağlarını yapan kimdir? Glikojen sentazdır. Evet, sentezlediniz. Ama bir de bunu dallandırmanız lazım. Alfa 1-6 bağlarını yapmanız lazım. Bunu yapan kimdir? Branching enzim kompleksi. Dal yapıcı enzim kompleksi. Oradaki enzimin adı neymiş? Amilo 1-4'ten 1-6'ya transfer yapan transglikozidaz. Amilo 1-4-1-6 transglikozidaz. Glikozit diye alıyor. Amilonun 1-4 bağından 1-6'ya doğru başka bir bağ kuruyor ve dallanma bölgesini meydana getiriyor. Amilo 1-4-1-6 transglikozidaz dallanmadan sorumlu olan enzimdir. Size bir soru. 18 saate kadar karaciğer glikojen depoları açlıkta sizi koruyor. Diyelim ki 40 saat aç kaldınız. Karaciğerde glikojen kalır mı? Kalmaz. Şimdi bu anlattıklarım mesela açlığın 12. saatinde gittiniz, bir limonata içtiniz. Hemen o glikozu getireceksiniz. Ne yapacaksınız? Önce olan glikojeni çat 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 ekleyeceksiniz. Ama eğer sen 30 saat aç kaldıysan hiç glikojen kalacak mı elinde? Kalmayacak. Tamamen sindirip bitireceksin. O zaman sen bu glikozları nereye ekleyeceksin? Hiç glikojen öncülün yoksa, primerin yoksa nereye ekleyeceksin? Glikojenin denen bir protein var. Glikojenin denen proteinin yapısında tirozin denen bir amino asit var. Bu tirozinin hidroksil grubuna ilk glikozu eklersiniz. Neresine? Neresine? 2. Birincisi neydi? Biyotin karboksilazın hangi amino asidine eklenir? Lizin. İkincisi ne? Glikoz. Tamamen glikojen ortadan kalktı, bitti. Glikojen sentezleyeceksin sıfırdan. Hangi protein lazım? Glikojenin. Glikoz, glikojenin yapısında hangi amino asite bağlanır? Tirozin arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. Glikojen sentezi düzenleyici enzimdir. İnsülinle ne olur? İnsülin glikojen sentazı ne yapar? Glikojen sentaz anabolik mi, katabolik mi? Sentez mi, yıkım mı? Adı üstünde. Sentez. İnsülin bu enzimi ne yapar o zaman?
Anabolik aktive eder. Nasıl aktive eder? Defosfor ile aktive eder. Glukagon ne yapar? İnhibe eder. Nasıl inhibe eder? Fosfor ile inhibe eder. Glikojen sentezde alfa 1-4 bağlarını yapan enzim glikojen sentazdır. Glikojen sentezinin substratı kimdir? UDP glikoz. Glikoz birimlerinin vericisidir. Glikozdan glikojen sentezi için gerekli nükleotitler ATP, UTP'dir. Glikojen sentezinde alfa 1-6 dallanma noktasını yapan enzim amilotransglikozilaz veya diğer adı glikozil alfa 4-6 transferazdır arkadaşlar. Glikojenin yokluğunda glikojenin adlı proteinde hangi amino asite glikoz birimini bağlarsınız? Tirozine bağlarsınız değerli arkadaşlar. Yemeklerden sonra glikoz altı fosfatının artması glikojen sentezi ağırlaştırık olarak ne yapar? Aktive eder. Substratlar aktive eder. Ürünler inhibe eder. A'dan B'ye giden reaksiyonda X enzimini inhibe eden kimdir? Üründür. B. Kim aktive eder? Substrat. A genelde aktive eder. Genellemedir. %100 algılamayın. Peki glikojen yıkımına bakalım. Sonra da ara verelim artık. Arkadaşlar, glikojen yıkımında da iki tane enzime ihtiyacınız var. Birincisi düz zinciri kopartan enzimler. Alfa 1-4 bağlarını yıkacak değil mi? Glikojen fosforilaz. Anlaştık mı? Evet. Glikojen fosforilaz ne yapar biliyor musunuz? Bakın bu bir dallı zincirli glikojen. Tahtaya bak. Glikojen fosforilaz gelir, alfa 1-4 bağlarını koparır. Ama nereye kadar? Dallanma noktasına 1, 2, 3, 4 birim kalıncaya kadar kopartır. Glikojen fosforilaz alfa 1-4 bağlarını yıkan enzimdir. Ama nereye kadar? Dallanma bölgesinde 4 glikoz rezidüsü kalana kadar. Glikojen fosforilaz glikojen sentezinde hız düzenleyici enzimdir. Yıkımında. Glikojenolizde, glikojen yıkımında hız düzenleyici enzimdir. Dallanma noktasında 4 birim kalıncaya kadar alfa 1-4 bağlarını koparır. Ürünü nedir? Glikoz 1 fosfattır. Hem ÖSYM'nin yaptığı dişli uzmanlık sınavında hem de tıpta uzmanlık sınavında birebir sorulmuş sorudur arkadaşlar. Glikojen fosforilazın ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Glikoz 1 fosfattır. Lütfen dikkat. Peki geriye kalan bu dallanma bölgesindeki 4 tane glikoz birimine ne diyorsunuz? Limit dextrin. Limit dextrin oluşturan glikojen yıkımında limit dextrin oluşturan enzim kimdir? Glikojen fosforilaz. Peki limit dextrini nasıl yıkıyorum dallanma bölgesinde ve bu 4 tane glikoz rezidüsünü? Debranching enzim kompleksiyle, yani dal yıkıcı enzim kompleksiyle. Bu enzim kompleksinde 2 tane enzim var. 2 tane enzimatik aktivite var. Bunlardan birisi transferaz, birisi glikozidaz. Transfer az deyince aklınıza ne geliyor? Transfer eden. Doğru mudur? Glikozid az deyince aklınıza ne geliyor? Glikozid bağını yıkan. Bak şimdi tahtaya. Arkadaşlar bu 4 tane glikoz rezidüsünden 3 tanesini transferaz aktiviteyle, glikozil 4-4 transferaz, transferaz aktivitesiyle kopartıyorum. Başka bir zincirin ucuna ekliyorum. Geriye sadece alfa 1-6 bağ ile bağlı 2 tane glikoz mu kaldı? Evet. İşte buradaki alfa 1-6 bağını yıkan enzimin adı ne olsun? Glikozidaz. Ama hangi glikozidaz? 1-6 glikozidaz. Alfa 1-6 bağını yıktığı için. Debranching enzim kompleksinin 2 tane aktivitesi vardır. 1 transferaz, 3 tane glikozu alır başka bir yere taşır. İkincisi glikozidaz. Alfa 1-6 bağını yıkan amilo alfa 1-6 glikozidaz. Var mı sıkıntı? Yok. Soru ne gelecek peki? Soru şu. Komitelerde de bol bol sormuşlar. Güzel de sormuşlar. Dusta tusta sordular. Glikojen fosforilazın ürünü nedir? Glikoz 1 fosfat. Peki buradaki amilo alfa 1-6 glikozidazın yıktığı biraz alfa 1-6 bağını yıktıktan sonra oluşan glikoz hangi glikozdur? Glikoz 1 fosfat mı? Glikoz 6 fosfat mı? Hangi glikozdur? Serbest glikozdur. Serbest glikoz. Dolayısıyla bu glikoz direkt nereye geçer? Kana geçer. Peki o zaman bana şunu söyleyin. Serbest glikoz üreten 2 tane enzim. Açığa serbest glikoz çıkartan 2 tane enzim. Glikoz 6 fosfataz herkes biliyor değil mi? Bunu da bilin. Amilo alfa 1-6 glikozidaz. Glikojen yapısındaki alfa 1-6 bağ ile bağlı dallanma bölgesindeki glikozu koparırsan serbest glikoz açığa çıkar. Arkadaşlar glikojen fosforilaz glukagon tarafından fosforile aktiftir. Adenilat siklaz sistemi tarafından mekanizmasını anlatacağım birazdan. Ya da öğlenden sonraya bırakırız. Bir de bir element glikojen fosforilazı aktif eder. Kim? Kalsiyum, piruvat dehidrojenazı, alfa ketoglutarat dehidrojenazı, izositrat dehidrojenazı, glikojen fosforilazı aktive eden element kalsiyumdur. Peki glikojen fosforilazın bir de koenzimi var. B6 vitamini, piridoksal fosfat bu enzimin koenzimidir. Karbonhidrat metabolizmasında piridoksal fosfatı pek görmezsiniz.
Özellikle amino asit metabolizmasında rol oynar. Ama bu glikojen fosforilaz önemlidir. Pirdoksal fosfat koenzimidir. Glikojen yıkımında alfa 1-4 bağlarını koparan enzim glikojen fosforilaz. Bak, kofaktörü pirdoksal fosfattır. Glikojen yıkımında alfa 1-6 dallanma noktalarında yıkımda rol alan enzim amilo 1-6 glikozidazdır. Glikojen yıkımıyla açığa çıkan karbonhidrat birimleri glikoz 1 fosfat glikojen fosforilaz ile serbest glikoz amilo 1-6 glikozidaz ile oluşur. Glikojenoliz, glikojenin yıkımı, lizisi. Glikojenin yıkımı ile glikojen fosforilaz ile katalizlenen ilk basamakta elde edilen ürün glikoz 1 fosfattır. Bunu daha önce de söyledim. Karaciğer hücresinde glikojenin yıkılmasıyla veya glikoneogenezoyla elde edilen glikoz 6 fosfatın serbestleşmesini sağlayan enzim. Glikoz 6 fosfatı serbestleyen enzim kimdi? Kana serbest glikoz çıkışını sağlayan enzim glikoz 6 fosfatazdır. İki tane enzim unutmayın. Serbest glikoz oluşturur. Glikoz 6 fosfataz, amilo alfa 1-6 glikozidaz. Birinci herkes biliyor, ikinci siz bilin. Glikojenin yıkım kaskatı, arkadaşlar epinefrin veya glukagon. Savaş ya da kaç, epinefrin, spor, açlık, glukagon. Bunlar adenilat siklaz sistemini uyarırlar. Adenilat siklaz sistemi aktif olunca gider ATP'yi siklik AMP'ye çevirir. Bir spotum vardı, hatırlıyor musunuz? ATP'yi siklik AMP'ye çeviren enzim kimdir? Adenilat siklaz. Dişli uzmanlık sınav sorusu. Komite sınav sorusunun olması yanında. Aynı zamanda membran belirteç enzimidir. Sodyum potasyum ATPaz gibi adenilat siklaz da membran belirteç enzimidir. Aktif olan siklik AMP protein kinazları aktive eder. İnaktif olan protein kinazları aktive eder. Kinaz diyorsam aklınıza ne gelecek? İki şey gelecek. Neydi o? Fosfat transferi ve işin içinde ATP olacak. Ya sentez ya yıkım. İşin içinde fosfat transferi varsa bu protein kinazlar gidip enzimlere fosfat grupları mı takacak? ATP'den aldığı fosfatları götürüp enzimlerin yapısına takacak. Serin, tironin, tirozine fosfat gruplarını takacaklar. İşte glikojen metabolizmasında da glikojen fosforilaz kinaz fosfatlanınca aktif hale geliyor. Çünkü glukagon etki mekanizması fosforilasyondur. Fosfat grupları takmaktır. Glukagon da glikojen fosforilazı fosforile aktive eder. Glukagon yıkım, glikojen fosforilaz glikojeni yıkan hız düzenleyeceğiniz. Glukagon glikojen fosforilazı aktive eder. Nasıl aktive eder? Fosforile aktive eder. Evet, bunları söyledim. Karaciğerde glikojen fosforilaz kinazı fosforile edip aktive eden hormon glukagondur. Epinefrin de aynı şekilde yapar arkadaşlar. Kaslarda yalnız. Epinefrin kaslarda etki eder. Glukagon kasları etki eder mi? Kaslarda da glikojen depoları var. Glukagon kasları etki eder mi? Glukagon kaslarda reseptörü yoktur. Tamam mı? Kaslardaki glikojeni ne zaman kullanıyorsunuz o zaman? Açlıktan ziyade sporda, egzersizde, savaş ya da kaçta. Yani adrenalin hakimiyetinde. Anlaştık mı arkadaşlar? Glukagon daha çok karaciğerde glikojen yıkımında rol oynar. Kaslarda ise epinefrin öncelikli olarak rol oynar. Ama epinefrin karaciğerdeki glikojen yıkımlarında da katkıda bulunabilir. Kalsiyum, siklik AMP'den, adenilat siklaz sisteminden bağımsız bir şekilde glikojen fosforilazı uyarır, aktive eder. Hem glikojenolizi hem TCA döngüsünü hızlandıran element kalsiyumdur. 12 saatlik açlıkta başka glikoz kaynağı kimdir? 12 saat. Kimi kullanırsın? Glikojen depolarını. 18-24 saatten sonra glikoneogenez amino asitleri kullanırsınız. Gliserolü kullanırsınız. Laktatı kullanırsınız arkadaşlar. Evet, bahsettiğimiz bilgi bu. Hipoglisemiye giren bir kişide glukagon artar. Evet, kana şeker vermen lazım. Kan şekerini yükseltmen lazım. Bunun için glikojen depolarını yıkman lazım. Glukagon etki mekanizması adenilat siklaz sistemi üzerinden siklik AMP'yi sonrasında protein kinaz üzerinden fosforilasyondur demiştik. Sonuç olarak glikojen sentaz inhibe olur, glikojen fosforilaz aktive olur. Kan şekeri arttığında insülin ne yapacak? Kan şekerini düşürecek. Bunun için ne yapacak? Glikozu glikoz 6 fosfata çevirecek. Glikoz 6 fosfatı da hücre içerisindeyken farklı metabolik yollara gönderecek. Mesela glikojen sentezine gönderecek. O zaman insülin glikojen sentazı ne yapar? Aktive eder diyoruz arkadaşlar. Nasıl aktive eder? Defosforile aktive eder. Hem sinyal molekülü olarak görev yapar hem de çizgili kas hücrelerinde glikojen yıkımına yol açan nörotransmitter. Epinefrin, adrenalin hem sinyal moleküldür hem de nörotransmitterdir. Burada da glikojen depo hastalıkları var. Glikojen depo hastalıklarına da hızlıca bir bakalım. Sonra da konuyu burada bitirip yemek arası verelim. Olur mu? Yine dediğim gibi arkadaşlar depo hastalıkları maalesef sınavlarda karşınıza çıkabilecek en kötü yer. Çünkü hocalar çok çok ısrar ederse her türlü buradan yamulturlar. Burada neler var? Tip 0 glikojen depo hastalıkları. Tip 0 aglikojenez. Aglikojenez ne demek? Glikojenin olmaması değil mi?
Peki glikojen yoksa hangi enzim yoktur sizce? Glikojeni sentezleyen hız düzenleyici enzim olamaz mı? Olur. Dolayısıyla glikojen sentaz bunlarda eksiktir. Genellikle bunlarda bu bütün metabolik hastalıklarda hipoglisemi görüyorsunuz arkadaşlar. Açlık hipoglisemisi görüyorsunuz. Detaylarını çok fazla söylemeyeceğim zaman kaybolmasın diye. Tablomuz güzel bir tablo. Mesela tip 1 von Gierke. Glikoz 6 fosfataz eksiktir. Bak şimdi. Ben glikozu burada mantık anlatacağım size, ezber yapmanıza gerek kalmayacak. Yan tarafta çünkü bir sürü bulgusu var ve çok da soruyorlar. Hem hocalar soruyor, hem tıp uzmanlık sınavında soruyorlar. Dişte çok beklemiyorum klinisyen olmadığınız için. Ama yine de söyleyeyim. Glikozu glikoz 6 fosfata çevirdim. Sonra glikoliz reaksiyonlara ben bunu piruvata dönüştürüyordum, değil mi? Piruvat ya Krebs döngüsüne gidiyordu asetil CoA'ya dönüşerek ya da laktata dönüyordu. Glikoneogenezde ne yapıyordum? Glikoz 6 fosfatazı glikoza çeviriyordum. Şimdi glikoz 6 fosfataz eksikse tip 1 von Gierke mi oluyor? Şu aşamada sorun mu var? Doğru mu? Şu ana kadar sıkıntı var mı? Yok. Eğer bu enzim eksikse kim birikir? Glikoz 6 fosfat birikir. Peki. Glikoz 6 fosfat birikirse ben bu glikoz 6 fosfatı glikojen sentezine gönderebilir miyim? Evet, glikojen sentezine gönderdim. Peki glikojen sentezine gereğinden fazla gönderdim. Glikojen nerede depolanıyor? Karaciğerde ve kaslarda. Ama en çok karaciğerde. Gereğinden fazla ben glikojen sentezledim. Karaciğerde bol miktarda glikojen büyüdü, 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 büyüdü. Neye neden olur? Hepato megali. Anlaştık mı? Von Gierke'nin semptomlarından bahsediyorum. Peki başka nereye gönderebilirim? Heksoz monofosfat yolu. Heksoz monofosfat yolunda 5 karbonlu şekerleri, riboz şekerleri sentezliyorsunuz mesela. Bu riboz şekerlerden de pürin nükleotitleri, pirimidin nükleotitleri sentezliyorsunuz. Pürin nükleotitlerin sentezinde kullanıyorsunuz. Arkadaşlar vücudunuzda pürin nükleotitleri yıktığınızda açığa ne çıkar? Ürik asit çıkar. Doğru. Peki eğer bu glikoz 6 fosfat artarsa benim heksoz monofosfat yoluna kaymam da artacak mı? Pürin nükleotit sentezinde artacak mı? Sentezlediğim pürin nükleotitleri yıktığında da ürik asit düzeyleri artacak mı? Evet. O zaman ne çıkacak ortaya? Hiperürisemi. Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyorum. Bu glikoz 6 fosfata bir kısmı da piruvatta oluşacak şekilde glikolize kaymayacak mı? Çünkü ortak. Glikoliz olana kaydınız. Glikolizi hızlandırdınız. Kim oluştu? Piruvat. Piruvatın tamamı asetikoya dönmüyor ki. Dolaylı olarak kimin düzeyleri artıyor? Laktat. Tablo ne? Laktik asidoz. Ya da metabolik asidoz. Anlaştık mı? Mekanizması buradan geliyor. Şimdi bak tabloya dönüyorum. Glikoz 6 fosfataz eksiktir. Etkilenen doku karaciğer böbrek. Yani normal bir şey bekleme. Glikoneogenez buralarda oluyor. Dolayısıyla buralar etkilenecek. Temel bulgular. Açlık hipoglisemisi. Karna serbest glikoz veren enzimin yok. Tabii ki hipoglisemiye girersin. Karna şeker veremiyorsun ki. Başka? Hepatomegali. Hiperlaktik asidemi. Hiperürisemi. Metabolik asidoz. Bu durumda sen glikoz sağlamak için yağ dokularını metabolize edeceksin enerji sağlamak için. Dolayısıyla yağ asitlerini yıkacaksın. Keton cisimlerini düzeye atacak vesaire vesaire. Kaba taslak von Gierke bu kadar. Genellikle de bunu sormayı severler. Pompe hastalığı tip 2. Bunun da özelliği lizozomal bir enzim eksik. Alfa 1,4 glikozidaz. Lizozomlarda alfa 1,4 bağını yıkan asit maltaz eksiktir. Diğer glikojen depo hastalıklarından farkı lizozomal bir enzim eksikliği vardır arkadaşlar. Burada soru olarak da bu gelir. Genellikle bunlarda da kalp yetmezliğinden ölüm olur. Ciddi kardiyomegali vardır. Arkadaşlar çocuk yaşta kaybedilirler. Hatta pediatristler falan anlatırken derler ki pompede vücudun pompası kalp bozuktur. Pompede pompa bozuktur arkadaşlar. Kardiyomegali ile bu hastaları kaydedersiniz. Tip 3 Forbes-Cori, tip 4 Anderson. Bunlarda da branching ve debranching enzim komplekslerinde sıkıntı vardır. Çok detayına girmiyorum. Tip 5 McArdle, Muscle'dan aklınızda kalsın. Kaslarda fosforilaz enzimi eksiktir. Muscle, kas demek, kas fosforilazı eksiktir. Tip 6 Hers,
H harfinden aklınızda kalsın. Hepatik. Hepatik. Karaciğer fosforlazı eksiktir. Tip 7 taruhi. Taruhi'nin önemli bir özelliği var. Fosfofruktokinaz enzimi eksikmiş. Önemli özelliği budur. Bir vaka sorusu şeklinde karşınıza çıkabilir. Fosfofruktokinaz hangi yolağın enzimiydi? Glikolizin en önemli düzenleyicisi değil mi? Peki bu glikoliz yolağındaki enzimler eksik olursa ne gözlemliyordunuz? Eritrosit ATP üretebiliyor muydu? Üretemiyordu. O zaman ne oluyordu eritrosit? Ölüyordu, parçalanıyordu. Buna ne diyordunuz? Hemoliz. Eğer taruhi hastalığını soracaksa size vakada hemoliz olduğunu söyler. İndirekt bilirubin düzeylerinin yükseldiğini söyler. Direkt sarılıkla ilgili bir şeyden bahseder. Hemolitik anemiden bahseder. Çünkü fosfofruktokinaz enzim eksikliğinde eritrositte enerji üretemeyeceği için hemoliz tablosu ortaya çıkar. Tip 11 var. Fanconi-Bickel sendromu. Glutlardan bahsetmiştim ya arkadaşlar. Glut 1, 2, 3, 4, 5, 7. Glut 2 defekti. Fanconi-Bickel sendromudur. Bu da bazı komitelerde hocaların vurguladığı, üzerine bastığı sendromlardan birisi. Heksoz monofosfat yolu. Diğer adıyla pentoz fosfat yolu. Diğer adıyla fosfoglikonolakton yolu. 3 yoldan da soru olarak, 3 isimle de bu yolaktan soru olarak karşınıza çıkabilir. Sorularda 3 ismi de kullanabiliyorlar. Kısaca değineceğim. Arkadaşlar, heksoz monofosfat yolu tıpkı glikojen veya glikoliz gibi, glikojen sentez gibi, glikoliz gibi tamamen sitoplazmada gerçekleşen bir yolaktır. Bu yolağın 3 tane amacı vardır. En önemlisi ilk ikisi NAD pH üretmek ve riboz 5 fosfatları, 5 karbonlu şekerleri üretmektir. Üçüncüsü ise 3 ila 7 karbonlu şekerler üzerinden glikoliz ile bağlantıyı sağlamaktır. İlk iki amaç çok önemli. NAD pH üretmek ve 5 karbonlu şekerleri, özellikle de riboz 5 fosfatları üretmek bu yolun en önemli amacıdır. Gördüğünüz üzere pentoz fosfat yolunda ATP üretilmez veya tüketilmez. ATP ile işi yoktur. Anabolik bir yol olarak kabul edilir. Dolayısıyla insülin tarafından aktive edilir bu yol. Peki, heksoz monofosfat yolunun hız düzenleyici enzimi kimdir? Glikoz 6 fosfat dehidrojenazdır. Şimdi reaksiyonlarına bakalım. Heksoz monofosfat yolu iki basamaktan oluşur. Oksidatif basamaklar ve non-oksidatif basamaklar. Oksidatif deyince aklınıza ne gelecekti? Dehidrojenazlar. Bakın oksidatif basamaklara. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz. 6 fosfoglikonolat dehidrojenaz. Oksidatif deyince aklınıza dehidrojenaz gelecekti. Dehidrojenaz deyince aklınıza ne gelecekti? NADH, FADH, NAD, pH. Pentoz fosfat yolundaki dehidrojenazlar NAD, pH üretir. Vücudumdan NAD, pH'in üretildiği, en çok üretildiği yol heksoz monofosfat yoludur arkadaşlar. Hatta spotlayacağım, diyeceğim ki NAD, pH üreten enzimler hangileridir? Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz. 6 fosfoglikonolat dehidrojenaz, malik enzim ve izositrat dehidrojenaz ve glutamat dehidrojenaz diye spotlayacağım bunları size. Evet, heksoz monofosfat yolunun oksidatif basamakları geri dönüşsüzdür, irreversible'dır, tek yönlüdürler. Bu basamaklardan NAD pH sentezlenir. Karbondioksit sentezlenebilir. Bakın ikinci NAD pH'in çıktığı aşamada aynı zamanda karbondioksit çıkıyor. 6 fosfoglikonolat dehidrojenaz enzim basamağında. O zaman bu reaksiyon için ne diyebilirsiniz? Oksidatif dekarboksilasyon yapılır. Peki, glikoz 6 fosfat dehidrojenaz hız düzenleyici enzimdir. Pentoz fosfat yolunda hız düzenleyici enzim aşağıdakilerden hangisidir? Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz. Hadi düzenleyelim. Ürünler inhibe ediyorsa bu enzimi, bu reaksiyonda ürün kim? NAD pH. NAD pH düzeyleri artarsa bu enzim inhibe olur. NADP düzeyleri artarsa bu enzim aktif olur. Bu enzimi bir tane de hormon aktive ediyor. Kim? İnsülin. Anaboliktir dedim arkadaşlar. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz heksoz monofosfat yolunun hız düzenleyici enzimidir. NADP ve insülin bu enzimi aktive ederken NAD pH bu enzimi inhibe eder sevgili arkadaşlar. Peki oksidatif basamaklarda koenzim kimdir? NADP kullanıyorsam koenzim kimdir? Hangi vitamindir NAD, NADP? B3, niasindir. Oksidatif basamakların koenzimi kimdir? Niasindir. Arkadaşlar, non-oksidatif basamaklarda ise riboz 5 fosfat ile başlayan ve 5 karbonlu şekerlerin, 3 ile 7 karbonlu şekerlerin oluştuğu çift yönlü
non-oksidatif basamaklardan oluşan reaksiyonlar vardır. Non-oksidatif basamaklardaki reaksiyonlar çift yönlüdür, geri dönüşlüdür ve bu reaksiyonlarda NAD pH dışındakiler oluşur. Yani riboz 5 fosfatlar, 5 karbonlu şekerler, 3 ila 7 karbonlu şekerler meydana gelirler. Peki non-oksidatif basamaklarda koenzim kimdir? Tiamindir. Sorarlar bunları. Soruyorlar da. Hangi enzimin koenzimidir tiamin? Transketolaz enziminin koenzimi tiamin pirofosfattır. Hatta tiamin vitamini eksikliğinden, B1 vitamini eksikliğinde şüphelenilen bir bireyde hangi enzim aktivitesi ölçülür? Transketolaz aktivitesi ölçülür. B2 riboflavin eksikliğinde kim ölçüyordum? Glutatyon redüktazı ölçüyordum. Bunları zaten konuşacağız sizinle. Peki, kabataslak pentoz fosfat yolu bu kadar. Biz spotlarına bakalım. Ha şunu da söyleyeyim. Dedim ki 3 tane ismi var. Heksoz monofosfat yolu, pentoz fosfat yolu, fosfoglikonolakton yolu. Hiç düşündünüz mü neden 3 tane ismi var? Arkadaşlar heksoz monofosfat yolunda öncül kim? Glikoz 6 fosfat. Glikoz 6 fosfat. Glikoz kaç karbonlu şeker? 6 karbonlu. 6 karbonlu şekere ne diyorsunuz? Heksoz. Kaç tane fosfat var glikoz 6 fosfatın yapısında? 1. 6. karbondan bir tane fosfat var. Heksoz monofosfat. 6 karbonlu bir fosfatlı şeker. Yani substrata göre isimlendirme. Anlaştık mı? Peki pentoz fosfat size ne ifade ediyor? Pentoz ne? 5 karbonlu fosfatlı şekerler. Yani ribuloz 5 fosfat, ksiloz 5 fosfat, riboz 5 fosfat. Bak pentoz fosfat yolu denmesinin nedeni de buradan geliyor. Üçüncü isim neydi? Fosfoglikonolakton yolu. Bak yolaktaki ilk reaksiyona. Glikoz 6 fosfat. Glikoz 6 fosfat dehidrojenazla kime dönüşmüş? Fosfoglikonolaktona dönüşmüş. Bu yolaktaki ilk ürün olduğu için yolağa ismini vermişler. Fosfoglikonolakton yolu demişler. Herhalde bundan sonra unutmazsınız. Heksoz monofosfat yolunun amacı nedir? NAD pH üretmek, 5 karbonlu şekerleri üretmek, 3 ile 7 karbonlu şekerler üzerinden glikolize bağlanmak. ATP üretir mi? Tüketir mi? Hayır, ATP ile işim yok. Substratım kim? Heksoz monofosfat, glikoz 6 fosfat. NAD pH üretilen yolak, özellikle vücuttaki NAD pH'ın %90'ı bu yolakta üretilir sevgili arkadaşlar. Glikoz eritrosite alındığı zaman, eritrositin tek enerji kaynağı glikozdur. Glutlardan hangisiyle eritrosite glikozu alıyorduk? Glut 1 ile. Aldığınız glikozun %90'ı glikolize gider enerji amaçlı. %10'u pentoz fosfat yoluna gelir NAD pH üretmek için. Neden? Çünkü NAD pH'in önemli kullanım yerleri var. Birazdan bunlara değineceğiz. Evet, heksoz monofosfat yolu sitozolde gerçekleşir. ATP sentez veya tüketimi yoktur. NAD pH üretilir. Riboz fosfatlar üretilir. 3 ile 7 karbonlu şekerlerin metabolik kullanımı sağlanır. Oksidatif ve non-oksidatif olmak üzere iki kısma ayrılır. Oksidatif basamaklarda gerekli koenzim NADP'dir. Bu yolda düzenleyici olan glikoz 6 fosfat dehidrojenaz enzimidir. Enzimi aktive eden NADP ve insülin, enzimi inhibe eden NAD pH düzeyleridir demiştik. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz hangi metabolik yolun ilk enzimidir? Heksoz monofosfat yolunun. Non-oksidatif basamaklarda gerekli tek koenzim transketolazın kofaktörü olan tiamindir. Tiamin eksikliği olan kişilerde eritrositlerde hangi enzim aktivitesinin azalması tanı koyucudur? Transketolaz. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz aktivitesi düşük olan doku iskelet kasıdır arkadaşlar. Özellikle karaciğer ve süt veren meme bezinde heksoz monofosfat yolunda glikoz 6 fosfat dehidrojenaz aktivitesi yüksektir. Neden? Çünkü glikoz 6 fosfat dehidrojenaz oksidatif basamaklardadır. Oksidatif basamaklarda ne sentez yoldum özellikle? NAD pH. NAD pH da sentez yapan reaksiyonlarda gereklidir. Dolayısıyla sentez yapan dokularda NAD pH daha çok ihtiyaç duyulan bir moleküldür. İskelet kası sentez yapan bir doku olmadığı için buralarda glikoz 6 fosfat dehidrojenaz aktivitesi daha düşüktür. Özellikle karaciğerde bu enzimin aktivitesi daha yüksektir. Nükleik asit sentezi için gerekli olan riboz 5 fosfatın elde edildiği metabolik yol fosfoglikonolakton yolu, pentoz fosfat yoludur sevgili arkadaşlar. Primer ve asıl amaç NAD pH üretmektir. NAD pH evet NADH gibi yüksek enerjilidir ancak ETZ'ye girmez. Dikkat, elektron transfer zincirinde anlatmıştım bunu. NAD pH, P, NAD pH sentez reaksiyonlarında, anabolik yolaklarda, indirgeyici biyosentez reaksiyonlarında kullanılır.
Peki başka nerede kullanıyorum? Glutatyonun indirgenmesine rol alır ve antioksidan savunmaya katkıda bulunur. Hatırlıyor musunuz? Redükte glutatyonla hidrojen peroksidi birleştirip okside glutatyonla su oluşturmuştum. Glutatyon peroksidaz. Sonra okside glutatyonun tekrar redükte edilmesi gerektiğini söylemiştim. Glutatyon redüktaz. Redüktaz gördüğünüz yerde size ne lazımdı? NAD pH. Dolayısıyla glutatyonun okside halden redükte hale gelmesi için de NAD pH gereklidir demiştik. Peki GSH glutatyonun kısaltması. Glutatyon yapısında glutamat, sistein ve glisin aminoasitleri vardır. Özellikle sistein antioksidan aktiviteden sorumludur arkadaşlar. Sülfidril grubu serbest radikallerle reaksiyona girerek bozulunca okside glutatyon oluşur. Glutatyon yapısında antioksidan özellik taşıyan, antioksidan özelliği glutatyona veren aminoasit hangisidir? Serbest sülfidril grupları taşıyan tioalkol grubu da denir. Sisteindir sevgili arkadaşlar. Vücutta oluşan oksidici türlerle yağ zincirleri oksidasyona uğrayan aminoasit sisteindir. Hücrelerimiz NAD pH'i kullanan glutatyon redüktaz ile tekrardan redükte glutatyonu sentezler. Böylece NAD pH antioksidan savunmaya katkıda bulunur. Karaciğer düzen endoplazmik reti kurumunda yağda eriyen ilaçların detoksifikasyonunda görevli sitokrom P450 monooksijenaz sistemi içinde NAD pH varlığı kritiktir diyoruz. Arkadaşlar dışarıdan vücuda aldığınız yabancı maddeler ksenobiyotik olarak adlandırılır. Mesela kimler? Antibiyotikler, ilaçlar, gıda boyaları, günümüzde maalesef çok tüketiyoruz. Veya tarım insektisitleri, tarımsal ilaçlamada falan kullanılanlar maalesef vücudumuza alıyoruz. Bunlar yabancı bileşikler olduğu için vücuttan atılması lazım. Nasıl atıyorum? Suda çözünür hale getirerek. Bu işleme de detoksifikasyon diyorum. Ksenobiyotiklerin detoksifikasyonu nerede olur? Düz endoplazmik retikulumda olur. Faz 1 ve faz 2 olmak üzere iki reaksiyondan geçerler ve detoksifiye edilirler. Özellikle faz 1 reaksiyonlarını hücre organellerde tekrar vurgulayacağım. Burada tekrar edeyim. Faz 1 reaksiyonlarından hidroksilasyon reaksiyonunu bilmeniz gerekiyor. Ne kullanırdı bunlar? Sitokrom P450 kullanırdılar. NADH'a NAD pH'e ihtiyacı vardı bu faz 1 reaksiyonlarının ve karbon monoksit ile inhibe olurdular. Faz 2 reaksiyonları ise konjugasyon reaksiyonlarıdır. Zaten ileride dediğim gibi tekrar edeceğim size. İşte bu sitokrom P450 monooksijenaz sistemi mitokondride de bulunur, endoplazmik retikulumda da bulunur. NADH da kullanır, NAD pH de kullanır. NAD pH anlattığım için vurguluyorum. Ksenobiyotik metabolizmasında düz endoplazmik retikulumdaki sitokrom P450 monooksijenaz enzimlerine NAD pH gereklidir. Bu enzimler NAD pH ihtiyacıyla birlikte hidroksilasyon reaksiyonlarını yaparlar. Peki faz 1 hidroksilasyon reaksiyonlarını inhibe eden kimdir? Çalışma sorusu karbon monoksit. Faz 1 hidroksilasyon reaksiyonu unutma. P450 enzim sistemi unutma. NADH NAD pH ihtiyacı vardır unutma. Karbon monoksit de inhibe olur unutma. Gelelim NAD pH'in bir başka kullanıldığı yere. Arkadaşlar makrofajlar bakteriyi fagosite ettiklerinde makrofaj içerisine alınan bu bakteri nasıl yok edilir? Nasıl öldürülür? Makrofajlar bakteri hücre içerisine aldıklarında makrofajların içinde bulunan oksijen süperoksit radikaline dönüştürülür. Bunu yapan kimdi? NAD pH oksidaz. Bak burada yazıyor. Orada yoktu ama burada yazıyor. Hatta sorudur. NAD pH oksidazın ürünü kimdir? Süperoksit radikali. Oksijenden ilk oluşan radikal kimdi? Süperoksit radikali. Enzimin adına bak. NAD pH oksidaz. Bu enzim o zaman neye ihtiyaç duyuyor? NAD pH'e ihtiyaç duyuyor. Şimdi fagositozla alakası ne diyeceksiniz NAD pH'in? İzle. Daha sonra bu süperoksit radikalini hidrojen peroksite çeviriyorsunuz. Süperoksit bismutaz ile. Makrofaj içindesiniz. Bakteriyi fagosit ettiniz ve hidrojen peroksite aşamasına kadar sıkıntı yok. Oksijenden süperoksit radikali üretmeye respiratuar burst, respiratuar patlama diyorsunuz. Oluşan hidrojen peroksit ile kloru birleştirirsek neyi oluşturuyorduk? Çamaşır suyu, hipokloroz asit. Bakteri öldürür mü? Temizlikte kullanıyoruz. Öldürür tabii ki. Bunu yapan enzim kimdi? Mieloperoksidaz. Sıkıntı var mı? Yok. Makrofaj içeriye aldığı bakteriyi respiratuar burst'ten sonra hidrojen peroksit ile kloru birleştirip çamaşır suyu oluşturarak temizliyor mu? Evet. Başka nasıl temizleyebilir? Hidrojen peroksit ile katalitik metal iyonunu birleştirir. Fenton reaksiyonu ve bunun sonucunda açığa çıkan hidroksil radikali bilinen en toksik radikal ile bakteriyi ortadan kaldırır. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. İki tane soru. Hipokloroz asit oluşumunda rol oynayan element ve enzim kimdir? Klor ve mieloperoksidaz. Fenton reaksiyonunun ürünü nedir? Hidroksil radikali. NAD pH oksidazın ürünü süperoksit radikali ve İlk oluşan serbest radikal
Süperoksit radikaldir. Bu şekilde bilmeniz gerekenler. Peki size bir soru. Makrofaj bakteriyi fagosite etti. Gayet güzel respiratuvar patlama yaptı. NADPH oksidazı süperoksit oluşturdu. Hidrojen peroksite çevirdi. Hipokloroz asit veya fenton reaksiyonu hidroksil radikaller oluşturdu. Bakteriyi öldürdü. Soru 1. Hastalar NADPH oksidaz yoksa veya NADPH yoksa bu hasta respiratuvar burst, respiratuvar patlama yapabilir mi? Yapamaz. Bakteriyi fagosite edebilir mi? Edebilir. Makrofajlar bakteriyi fagosite edebilir ama makrofaj bakteriyi fagosite ettikten sonra kendi içerisinde öldüremez. Bakteri makrofaj içerisinde ne olur? Çoğalır. Doğru mu? Bu dokularda makrofajlar var. Mesela astrositler bir makrofajdır beyin dokuda. Görmüşsünüzdür belki, duymuşsunuzdur. Makrofajlar bulunduğu yerde bu bakterilerin büyümesinden dolayı şişmeye başlar, büyümeye başlar. Granülom oluşur. Duymuş muydunuz bunu? İşte bazı çocuklar var. NADPH oksidaz eksikliği görülüyor. Ve bu çocuklarda granülomlar oluyor böyle. Dokularda şişler oluyor. İçi piyojenik apse dolu granülomatöz lezyonlar meydana geliyor. Bu hastalığa ne diyoruz? Kronik granülomatöz hastalık. Patolojiden de sorarlar. Fizyolojiden de sorarlar. Biyokimyadan da sorarlar. Burada eksik olan nedir? Respiratuar patlama. Tamam mı arkadaşlar? NADPH oksidaz enzim eksikliği veya dolaylı olarak NADPH olmazsa bu respiratuar patlama süperoksit radikali oluşamaz. Bakteriler süperoksit bismutazla hidrojen peroksit oluşamayacağı için yok edilemezler. Granülomlar şeklinde doku içerisinde büyümeler gözlenir. Peki hidrojen peroksit klor ile birleştirerek hipokloriz asit oluşumu sağlayan mieloperoksidazdır dedik. Glikoz 6 fosfatlı hidrojenaz eksikliğinde NADPH azaldığı için bu oksidan ajanlar detoksifiye edilemezler. Çünkü okside glutatyon redükte glutatyona çevrilmesi lazım ki oksidan ajanların hakkından gelinebilsin. Eğer glikoz 6 fosfatlı hidrojenaz yeteri kadar yoksa NADPH yok demektir. NADPH yoksa da okside glutatyon redükte glutatyona çevrilemez. Glutatyon redüktaz işlevini yeteri kadar yerine getiremez. Bu durumda eritrosit membran direnci bozulur. Azalır arkadaşlar. Eritrosit membran direnci bozulursa eritrosit ne olur? Hemoliz olur. Glikoz 6 fosfatlı hidrojenaz enzim eksikliği hemolitik anemiye en sık neden olan enzim anomalisidir. Bütün enzimleri göz önünde bulundurursanız en sık hangi enzim eksikliğinde hemolitik anemi görülür? Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz. Peki glikoliz enzimleri içerisinde en sık hangisinin eksikliği hemolitik anemi yapardı? Piruvat kinaz. Sınır çiziyorum. Bütün enzimler içerisinde sınır çizmeden hepsini genelliyorum. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz en sık hemolitik anemi nedenidir. Ama biraz sınır çiziyorum. Glikoliz yolu içerisinde en sık enzim eksikliği hemolitik anemiye neden olan enzim eksikliği hangisidir? Piruvat kinazdır arkadaşlar. Glikoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliği hemolitik aneminin en sık nedeni olan enzim anomalisidir. Eritrosit membran direnci ile doğrudan ilişkisi olan yol pentoz fosfat yoludur. Heksoz monofosfat yoludur. Diğer adıyla fosfoglikonolakton yoludur. Ağ yuvarlarının oksidatif bileşiklere karşı korunmasında hangi metabolik yol rol oynar? NADPH'dan dolayı pentoz fosfat yolu rol oynar. Gelelim fruktoz ve galaktoz metabolizmasına. Arkadaşlar diyette aldığınız sükrozu, sakkarozu, sükraz enzimiyle yıkarsanız glikoz ve fruktoz monosakkaritlerini elde edersiniz. Fruktoz tıpkı glikozda olduğu gibi heksokinaz ile 6. karbondan fosfatlanabilir veya glikolize benzer şekilde olduğu gibi fruktoza spesifik olan fruktokinaz enzimiyle 1. karbondan fosfatlanabilir. Burada bir ayırt edici özellik var. Sorarlar da bunu. Glikokinaz glikozu kaçıncı karbondan fosfatlıyordu? 6. karbondan. Glikoz 6 fosfat yapıyordu. Heksokinaz zaten sabit. Hep 6. karbondan fosfatlıyor. Glikokinaz glikoza spesifiktir. Glikozu 6. karbondan fosfatlar. Fruktokinaz fruktozu kaçıncı karbondan fosfatlıyor? 1. Galaktokinaz galaktozu kaçıncı karbondan fosfatlar? 1. İstisnam glikolizdedir. Glikokinaz glikozu 6. karbondan fosfatlar. Glikoza spesifik olan kinaz. Fruktokinaz fruktozu 1. karbondan, galaktokinaz da galaktozu 1. karbondan fosfatlar. Peki fruktoz ya heksokinazla fosfatlanır ya fruktokinazla fosfatlanır? Fruktoz metabolizmasına baskın olan, ağırlıklı olan yol hangisidir? Fruktokinaz ile 1. karbondan fosfatlanmadır. Fruktoz 1 fosfatın oluşmasıdır. O zaman size bir soru sorayım. Eğer fruktokinaz enziminiz eksikse geriye doğru fruktoz birikimi bekler misiniz? Hayır. Neden? Heksokinaz kaldığı yerden yavaşça çalışsa fruktozu fosfatlamaya devam eder. O yüzden fruktokinaz enzim eksikliğinde çok ciddi bir klinik tabloyla karşılaşmazsınız. Hatta fark bile etmezsiniz böyle bir enzim eksikliğinizin olduğunu. Bu hastalık hangisidir?
Esansiyel fruktozüri hangi enzim eksiktir? Fruktokinaz veya fruktokinaz hangi hastalıkta eksiktir? Esansiyel fruktozüri de eksiktir. Sık sorulan sorulardır. Peki devam ediyorum. Fruktoz 1 fosfat yani 6 tane karbonlu ama birinci karbonda fosfat içeren fruktoz. Doğru mu? Evet. Bunu ortadan ikiye bölersem bir tane 3 karbonlu 1 fosfatlı molekül elde ederim. Bir tane de tamamen 3 karbonlu molekül elde ederim. Bunu yapan enzim kimdir? Aldolaz B. Glikolizdeki aldolaz A idi arkadaşlar. Buradaki aldolaz B. 6 karbonlu 1 fosfatlı şekeri ortadan ikiye bölüyor. Peki soru. Fruktozu ortadan ikiye bölersem 3 karbonlu 2 tane 3 karbonlu şeker oluşturuyordum. Kimdi bunlar? Biri aldoz, biri ketoz şeker. Gliseraldehit ve dihidroksiaseton. Doğru mu? Evet. Fruktoz 1 fosfatı ortadan ikiye böldüğünüzde bir tane fosfat olduğu için. Bu 1 fosfat hangisine gider? Gliseraldehite mi? Dihidroksiasetona mı? Gördüğünüz üzere dihidroksiasetona gider. Dihidroksiaseton fosfat oluşur. Sorudur. Fruktoz metabolizmasında aldolaz B'nin ürünleri aşağıdakilerden hangileridir? Gliseraldehit fosfat, dihidroksiaseton, gliseraldehit dihidroksiaseton, gliseraldehit fosfat, dihidroksiaseton fosfat. Seçeneklerde böyle karıştırıyorlar ama siz şunu bilin. Fosfat keton grubuna gidiyor. Dihidroksiasetona gidiyor. Gliseraldehit ve dihidroksiaseton fosfat oluşturuyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki bir soru daha sorayım size. Fruktoz metabolizması glikoz metabolizmasıyla kıyaslandığında fruktoz metabolizması daha hızlıdır. Çok meyve yerseniz daha çabuk kana karışır. Daha çabuk enerjiye dönüşür. Neden? Hatırlayın. Glikozu aldınız, glikoz 6 fosfat yaptınız. Çevirdiniz, fruktoz 6 fosfat yaptınız. Bir fosfat daha eklediniz, fruktoz 1,6 bir fosfat yaptınız. Sonra ortadan ikiye böldünüz. Fruktoz metabolizmasına bakın. Fruktoz, fruktoz 6 fosfat, fruktoz 1 fosfat ve ortadan ikiye bölüyorsunuz. Hangi basamak yok? Fosfofruktokinaz 1 basamağı yok. Glikolizde fruktoz 6 fosfatı, fruktoz 1,6 bir fosfata çeviren fosfofruktokinaz basamağı fruktoz metabolizmasında yoktur. Bu nedenle fruktoz metabolizması daha hızlıdır glikoza göre arkadaşlar. Peki gelelim diğer hastalığımıza. Aldolaz B eksik olursa arkadaşlar, aldolaz B eksikse kim birikir? Veya birikir mi? Birikir mi? Birikir. Fruktoz 1 fosfat birikir. Neden biriksin hocam? Geriye gider. Hayır, gidemez. Fruktokinaz tek yönlüdür. Dolayısıyla fruktoz 1 fosfat düzeyleri artmaya başlar. Dokuda birikince toksik etkiler meydana getirir. Fruktoz 1 fosfatın birikimiyle dokularda sıkıntı başlar. Glikoz düzeyleri, hipoglisemi meydana gelmeye başlar. Velhasıl diyeceğim şu, aldolaz B eksikliğinde durum ciddidir. Herediter fruktoz intoleransı adını verdiğim hastalık ortaya çıkar. Fruktoz zehirlenmesi. Ölümcül bir tablodur arkadaşlar. Bu da sorudur. Herediter fruktoz intoleransında eksik olan enzim hangisidir? Hep seçeneklere fruktokinazı da koyarlar, karıştırasınız diye. Birbirine karıştırmayın. Esansiyel fruktozüri de fruktokinaz. Herediter fruktoz intoleransında aldolaz B eksiktir diyorum. Fruktoz metabolizması karaciğerde çoğunlukla hangi tepkimeyle başlar? Hangi tepkimeyle başlıyor? Hangi enzim baskın? Kim baskındı? Fruktokinaz mı, eksokinaz mı? Fruktokinaz ne yapıyordu? Fruktozu fosfatlıyordu. Kaçıncı karbondan? Fruktokinaz ile birinci karbondan fosforilasyon tepkimesiyle başlar. Peki, fruktoz metabolizmasının glikoliz metabolizmasına göre daha hızlı olmasının nedeni hangi enzimin atlanmasıydı? FFK1 enzimin atlanmasıydı. Fazla fruktozlu diyet hiperglisemiye neden olur diye bir spot bilgi var. Riboz 5 fosfatlara kayacağı için hiperglisemiye neden olur. Çok detayına girmiyorum. Peki hangi enzim yokluğunda benin asemptomatik bir hastalık olan esansiyel fruktozüri görülür? Fruktokinaz eksikliğinde. Meyve yediğinde bulantı, kusma ve hipoglisemi gelişen bir çocukta ne düşünülür? Meyve yediğinde kusuyorsa şeker zehirlenmesi, fruktoz zehirlenmesidir değil mi? Kimdi o? Herediter fruktoz intoleransıydı. Çocuğa 2 tane portakal yedir, hastaneye zor yetiştirirsin. Ha peki herediter fruktoz intoleransında hangi enzim eksikti? Aldolaz B eksiktir demiştik. Gelelim sorbitol yolağına. Arkadaşlar normal şartlarda glikozu hücre içerisine aldığınızda büyük bir kısmını glikolize gönderirsiniz. Fakat bu glikozun bir kısmını da sorbitol yolağı üzerinden fruktoza çevirirsiniz. İşte bu yolağa sorbitol yolağı adı veriliyor.
Glikozdan önce sorbitol, sonra da fruktoz oluşturduğunuz yol sorbitol yoludur. Glikozun büyük bir kısmı glikolize gider, fakat bir kısmı da önce sorbitole sonra fruktoza dönüşür. Mesela testislerde spermin hareket etmesi için fruktoza ihtiyacı var. Mesela karaciğerde fruktoz sentezlenir. İşte oralarda bu yolak aktiftir arkadaşlar. Peki bu yolağı irdeleyelim biraz. Bu yolakta glikozdan ilk önce sorbitol oluşturuyorsunuz. Sorbitol sentezleyen enzim kimdir? Aldoz redüktaz. Dikkat! Glikozdan sorbitol sentezleyen enzim aldoz redüktazdır. Redüktaz diyorum. Ne kullanır? NADPH kullanır. Peki, daha sonra sorbitolde sorbitol dehidrojenaz enzimiyle fruktoza çeviriyorsunuz. Size bir soru. Diyabetikler gibi glikozun çok yüksek olduğu durumlarda glikoz düzeyleriniz arttı. Glikozu aldığınız hücre içerisine, tamam glikolize gönderdiniz ama glikozun bir kısmını da kime çeviriyorsunuz? Sorbitole. Dolayısıyla sorbitol düzeyleri de artıyor mu? Evet. Arkadaşlar aldoz redüktaz hızlı çalışan bir enzimdir. Sorbitol dehidrojenaz ise hızı düşük, yavaş bir enzimdir. Yani size ne demek istiyorum? Hiperglisemi durumunda sen glikozu alıp sorbitole çevirirsin ama sorbitolü fruktoza hemen çeviremezsin. O zaman kim birikir? Sorbitol birikir. Sorbitolün önemi neydi? Hatırlayın bakalım. Şeker alkolü, poliol. Diyabetik komplikasyonlara neden olan molekül idi. İşte bu sorbitol biriktiği dokuda içeriye doğru su çeker ve o hücreyi patlatıp öldürür. Nöronsa nöropati, nefronsa nefropati, retinaysa retinopati demiştik. Lensse katarakta neden olur. Kırıcılığını bozar arkadaşlar. Bu nedenle bu yolağı önemsiyorlar. Mesela diyabetiklerde enfeksiyona yatkınlık var mıdır? Vardır. Neden? Hiç düşündünüz mü? Bak burası açıklıyor. Neden? Glikozun fazla mı? Sorbitol arttı. Fruktoz oluşamadı. Doğru mu? Biriken sorbitol komplikasyonlara neden oldu mu? Evet. Sorbitolü yapan enzim kim? Aldoz redüktaz. Ne kullanır? NADPH. NADPH'ı tüketti mi? NADPH tükenirse senin oksidan sistemin bozulmuyor mu? Glutatyon redükte hale geçebiliyor mu? Diyabetiklerde geçebilir mi? Geçemez. NADPH'ı tüketti. Al sana diyabetik ayak. Al sana enfeksiyona yatkınlık. Al sana serbest radikallere duyarlılık. Oldu mu? İşte bu nedenden dolayı. Aldoz redüktazı ve sorbitol dehidrojenazı unutmayın arkadaşlar. Sorbitol dehidrojenaz sorbitolü kullanan enzim. Aldoz redüktaz sorbitolü üreten enzimdir. Diyabette görülen katarak, periferal nöropati, nefropati ve retinopati sorbitol birikiminden kaynaklanır. Aktivitesindeki artışın hücrede indirgenmiş glutatyon düzeyinin azalması ile oksidatif strese ve diyabetik komplikasyonlara yol açan enzim hangisidir? Aldoz redüktazdır. ÖSYM'ye tıpta uzmanlık sınav sorusu arkadaşlar. Gelelim son olarak galaktoz metabolizmasına. Arkadaşlar süt ve süt ürünleri laktozu yıkarsanız laktaz ile galaktoz elde edersiniz. Glikozla beraber. Galaktozu birinci karbondan fosfatlayan galaktoz bir fosfatı oluşturan galaktokinaz diye bir enzim var. Eksikliğinde ciddi bir patoloji görmezsiniz. Sadece katarakt görürsünüz. Çocuk geldi polikliniğe muayene ettiniz. Gözünde sadece katarakt var. Başka hiçbir bulgusu yok. Aklına gelecek ilk hastalıklardan birisi galaktokinaz eksikliğidir. Daha sonra galaktoz bir fosfat ile UDP glikozu birleştirirsiniz. UDP'yi galaktoza verirsin, fosfatı glikoza çekersin. Olur sana UDP galaktoz ve glikoz 1 fosfat. Galaktoz 1 fosfatla UDP glikozu birleştirirsin. UDP galaktoz ve glikoz 1 fosfat elde edersin. Bunu yapan enzim sorulur. Galaktoz 1 fosfat üridil transferaz. Enzimin adı üzerinde zaten. Üridile galaktozun birinci fosfatını transfer eden enzim. Galaktozun birinci fosfatını üridile transfer eden enzim. UDP galaktaz oluşturuyorsunuz. Bak üridil galaktoz transferini yaptınız. Geriye kalan bir fosfatla da glikozu birleştiriyorsunuz. Glikoz bir fosfat elde ediyorsunuz. Önemi ne? Bu enzim eksikliğinde klasik galaktozemi adını verdiğim metabolik hastalık görülür. Metabolizmacılar çok severler bu hastalıkları. Özellikle klasik galaktozemi enzim olarak sorgulanmadı. Komiteler dışında, komitelerde sık sık soruluyor. Arkadaşlar klasik galaktozemi otozomal resesif kalıtılan, özellikle de zeka geriliğine neden olduğu için büyük bir sıkıntı yaşatan bir hastalık. Toplumumuzda da çok sık görülür. Neden? Otozomal resesif kalıtım insidansı ne zaman artıyor? Akraba evliliğinde artıyor. İşte bu nedenle.
Bu klasik galaktozamide eksik olan enzim hangisidir? Galaktoz 1 fosfat üredil transferazdır. Galaktoz 1 fosfat birikir. Galaktitole dönüşerek gözde katarakta neden olabilir. Bunun dışında böbrek tübül hücrelerine, karaciğere zarar verir ve ağır bir tabloyla sonuçlanmaya gider bu klasik galaktozemi tablosu. Hocam, galaktozemi yapısal bir şekerdir. Biz bu çocuktan galaktozu keseceğiz, laktozu keseceğiz, diyetten çıkartacağız. Tedavisi budur. Evet. Galaktozu nereden elde edeceğiz? Galaktoz esansiyel midir? Hayır. UDP glikozdan UDP galaktoz sentezleyebiliyorduk. Bunlar birbirinin neyiydi? Epimeriydi. Epimerizasyon reaksiyonuyla birinden ötekini sentezleyebilirsiniz. Peki, şöyle yapalım. Glukoz hem enerji metabolizmasına rol oynar, hem yapısaldır. Fruktoz, glukoz aminoglikanların yapısında hiç bahsettik mi? Hayır, veya glikoproteinlerin yapısında. Fruktozamin, sükrozamin yoktur çünkü. Ama enerji metabolizmasında yeri vardır. Galaktoz, galaktozu yıkarsan net 2 ATP oluşur. Glikozdan daha çabuk kana karışır. Böyle bir şey dedim mi? Hayır, enerji metabolizmasında yeri yoktur ama yapısaldır. Tamam mı? Glukoz her iki özelliği de taşır. Galaktokinaz yetersizliği olan bir kişide fazla alındığında hastalığa neden olan besin. Süt ve süt ürünleri. Galaktoz ve laktozdur arkadaşlar. Galaktokinaz eksikliğinde klinik olarak sadece katarak görülüyor. Galaktoz 1 fosfat üredil transferaz eksikliğinde hangi hastalık görülüyordu? Klasik galaktozemi. Galaktozemide galaktoz 1 fosfat birikiyordu ve bunlar karaciğere, böbreklere zarar veriyordu. Klinik bulgulara neden oluyordu. Zeka geriliği de meydana geliyordu.